Evet, Twitch'te canlı yayındayız. YouTube sizlere de merhaba. Farming Simulator 22'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sohbet ediyoruz, oynuyoruz, ediyoruz falan filan işte. Şimdi yeni girdik Farming Simulator 22'ye. Bakalım neler yapıyorduk. Göreceğiz. Görkem de var. Buralarda bir yerlerdeydi en son. Nereye kaçtı bilmiyorum. Ben şeylere gittim. Kontratlara bir gittim. Bakmaya. Tamam. Şimdi sen kontratlara bak bakayım şimdi sen. Üzümlü kek mevzusu ne bu arada? Üzümlü kek öyle bir meme olmuş ya. Twitter'da görüyorum çok. Bilmiyorum nereden çıktı artık, bir filmden diziden mi ne çıktı galiba üzümlü kekim. Böyle hani bir şeyi sevdiğini göstermek için işte ben Sims 4'ü seviyorum aslında değil de Sims 4 üzümlü kekim. Yani ne, bir çizgi filmden mi, bir filmden mi, diziden mi, öyle bir şey bilmiyorum. Bilen biri vardır, araştırınca çıkar büyük ihtimalle. Futbolcuları falan da yazıyorlar. Her şey yazıyorlar canım. Her şey zor. Ben kahve içiyorum bu arada. Üçü bir arada. Son üçü bir aradalar. İkisi bir arada alacağım bundan sonra. YouTube'da bu adam yayını yüzüme kapadı. Yayın yüzüne kapamadığım zaman sana açıkladım ya. Zaten bir sen varsın. Kime söyleyeceğim ya ben burada. Sana konuşuyorum burada zaten. Bir yayını kapatıp geliyorum diye. Başka kim var? 11 dakika önce. Hangi aydayız? Ekim'deyiz. Bizde kanola ve buğday var elimizde. Evet Görkem Bey. Şimdi onlara bir bakalım. Ha. Ekim ayındayız dedik. Bizim ekinlerimiz evet. Ne durumda? Ekinler büyüyor. Şimdi kanolayı Kasım'da satıyormuşuz. Yani yarın satacağız. Ha evet ya, onlara bir bakmak lazım Görkem ya. Evet, yarın satacağız kanolayı Kasım'da. Buğday aralıkta gözüküyor. İşte onu satacağız mı ne yapacağız bilmiyorum. Buğday da bakarız. 100. Tamam, yarın %98. Okey, tamam, burada bir sıkıntı yok. Tamam, biz yeni mi uyanmıştık ya acaba en son? Ne yapmıştık, bir atlara falan bir dolanıyor. Yani öğlen olmuş. Evet, bir atları dolan. Ben de şuradan forklift alıp marullar dizilecekse. Evet, marullar dizilecek. Ha doğru, evet. Bunlar dizilecekti. Kek ne ya? Sen Abdullah bitti savundun. Savunmadım. Alçak. Onun şey var biliyor musun? Çince mi, Japonca mı ne? Komiçonitoma falan. Bir şey, o çok komikti ya. Çince mi, Japonca mı ne dublajı var. Atları sürmüşüz en son bugün. Oo süper. Aynen. Marullar dedin. Sen Menderesleri savundun. O video çok komik ya harbiden. Şunu ben bir şuraya bir oturtalım. Başka mantıklı iş de yok. Ha Çinli ha Japon değil mi? Sonuçta hepsi Japon. Hiç fark etmiyor. Çinli, Koreli, Kırgızistanlı, Moğol. Fark etmez. Gözler çekikse Japondur abi. Yani Çinli falan olduğu gerçeği, Japon olduğu gerçeğini değiştirmiyor sonuç olarak. Hepsi Japondur onların. Şunları da ben marulları bir şey yapıyorum, istifliyorum. Şurada marullar çıkmış. Yayına ne oluyor? Alamadım ya. Bir dakika, bu oyunun sesleri... oyunu kapattık açtık ki şimdi, bir dakika. 70-20 tam ayarladığım gibi. Okey, sıkıntı yok. Bu farming ne çekti bizden be? Daha doğrusu biz farming'den ne çıktı? Niye drop oluyor ya? İkisi de çekik gözlü. Doğru. Bir şey diyeceğim. Hepiniz Adem'den görüyorsak hepimiz kardeşiz. Yani dine göre öyle. Evet. Daha doğrusu semavi dinlere göre öyle. Sen Hazreti Adem demedin. Putperest diyenler gelmeden Hazreti Adem. diye düzelteyim. Ya işte. Yani semavi dinlere göre öyle. Yani Hristiyanlık, İslamiyet falan filan de bu drop nereden geldi şimdi ya? Daha deminden beri yoktu. Ha bir de arılar var, dur. Şuradan ben bir arılara gideyim. Hemen. Hepimiz kardeşiz. Evet. Dine göre biraz öyle oluyor. Ya bak yine kahvaltımı sabah ediyorsun beni. Al gel canım ya, Allah Allah. Al gel arkadaş, hadi ben konuşmuyorum, hadi sen gelene kadar. Sen ne zaman geldim yazarsan o zamana kadar ben bir şey demiyorum, hadi. Marullar ne zaman satılacak ona baktık mı? Tamam. Marul Ocak ayı. Bal Şubat ayı. Yumurta Kasım ayı. Bak. Bakın yumurtalar da yarın satılacak hasatla beraber. Evet onlar öyleydi değil mi? Evet öyleymiş. Bir dakika. Şimdi sen baktın ona da biz Ekim ayındayız. Değil mi? Ekim ha. Ekim evet. Biz şimdi Ekim ayındayız. Bu drop niye oluyor ya? Bir saniye benim şu drop'a bir bakmam lazım. Allah Allah. Dovlant da düşük çıkıyor ya. Speed testte bir sıkıntı var. Dovlant 40 çıkıyor. Neyse düzelir herhalde ya şimdi. Hem zaten biz etrafı bir analiz etmeye çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş daha oyuna girene kadar. Şimdi sen Görkem dedin ki biz Ekim ayındayız dedin ki kanola Kasım'da satılacak diyorsun sana. Aynen. Bir... Yumurtalar da Kasım. Bakayım. Evet. O zaman yarın kanolayla yumurtaları satacağız. Aynen. Bir yumurta Kasım. Evet. Tamam. Yarın yumurtalarla kanolalar. Okey. Peki marullar ne zaman dedin? Ocak mıydı? Ocak. Oh, tamam. Hatırlamıyorum. Daha var ona ya. Tamam. Marullarda Ocak ayında. Peki bizde başka ne ürün çıkıyordu? Bal. Ballar da Şubat'ta. Tamam. Yani marullardan sonra balları satacağız Şubat'ta. Okey. Bayağı da fark ediyor var ya, Ocak'tan Şubat'a bal ne biçim çıkıyor. Okey. Şimdi sen hayvanlara baktın herhalde. Atlara ne ara binmişiz ya? Çıkmadan binmişiz demek ki. Ha, birisine binmiyoruz özellikle. Ne o? Yo, bindiydik ya. Şey, Cimbom'a binmemişiz. Cimbom'a binilmemiş. Oo, bayağı domuzumuz var. Güzel. Şimdi şuradan ben bir hayvanlara bakmak istiyorum. Bu neydi? Kontratlar. Okey. Ha, en son ne yapacaktık biz? Domuz merasını büyütecektik. Doğru ya. Ama ondan önce sen bir borç ödeyelim demiştim. Aynen. Tamam. Hem borç ödeyeceğiz, hem de domuz merasını büyütecek paramız var dediydik, en son anlaşmıştık hatırlıyorsan. Evet, zaten şey, hasat geliyor yarın ya, güzel kazanırız. Evet evet. Şimdi tavukların yemi var. Okey, sıkıntı yok. Görkem, domuzların yemi bitmiş. Bu ne? Ha yo, pardon, tam yarıdaymış. Yo bitmiş, 1000 litre kalmış. Görkem, alırız bir ara. Valla bir ara değil, sanki bunlar yarına çıkartmaz gibi ha. Ya bu çok hızlı bitmiş bu arada. Çoğaldılar ya demek ki. Evet, inanılmaz hızlı bitmiş. Peki atlar ne durumda? Atların besini var, suları az. Okey, bu domuzlara da su getirmek lazım aslında bir. Tamam, bunlara bakarız. Şu an 89.000 euromuz var, güzel. Bir de şeye bakayım. Geldim, sence ne yaptım kahve olarak? Türk kahvesi. Bence Türk kahvesidir. Seraların suları var. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bir kere domuz yemi alıp gelmemiz lazım. Bir dakika, domuz yemi alıp gelmesek de biz kendimiz şey yapsak domuzlara. Kendimiz yem versek ne olur domuzlara acaba? Şimdi temel besin diyor ki her şeyi yer. Tahıl. Ama bunu yüzdelikte nasıl ayarlayacağız ki Görkem ya? Onu bilmiyorum ya, ne bileyim. Bunu ayarlamak imkansız. Ya çok önemli mi bilmiyorum ki, ver gitsin kanolayla buğdaydan karışık. Öyle bir şey yapacaksak verelim yani, kanolayla buğdaydan karışık. Yani aşağı yukarı öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi mesela tahıl diyor. Tamam, temel besin. Mesela biraz kanola, biraz da buğday versek. Dur bakayım, ben bir deneyeyim onu bir. Şimdi şuradan bana bir traktör ver. Bir kez basıp çekeceğim şimdi. Çok az bir şey. Bakalım ne artacak acaba? Çok merak ettim. Yanlış. O zaman dibek kahvesi. O zaman dibek kahvesi. Bilmiyorum başka ne olabilir ki? Bu Türk taraflarına yakın bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama. Şimdi doluma başlat. Ne alacaksın diyor. Buğday, arpa, kanola. Tamam, şimdi az bir şey bir dolumu hangi tuşla durduruyorum Görkem? Tamam, durdur. Okey, aynı tuşla durduruyormuşuz. Tamam, bir 3000 litre yakın buğday aldım. Şunu bir götürelim. Sen için kahve abi, sen içiyorsun diye ben de içeyim dedim. Ha, üçü bir arada. Üçü bir arada bu da. Ben üçü bir arada almayacağım artık. İkisi bir arada alacağım. Çünkü üçü bir aradan içinde çok şeker var. Üçü bir aradan içinde 5 tane küp şeker var. 5 küp şeker. Ama ikisi bir aradan içinde şeker yok. Yani kendin ekliyorsun. Ha, boşalt bunu. Şöyle şimdi azıcık bir şey bir buğday ekleyelim. Bir tane üçü bir aradaki şeyin içinde, kahvenin içinde 5 tane şeker mi varmış? 5 küp şeker var, evet. Oha, çok fazla değil mi? Evet, bize çok fazla. Şekerli gelmiyor o kadar. Geliyor ya, ben ne bileyim, beni rahatsız ediyor. Çok şekerli. Ben üçü bir aradaya bir tane de şeker atıyorum bir de. Yok yok, yani beni rahatsız ediyor, bilmiyorum. Bundan sonra ikisi bir arada alacağım ben. İkisi bir arada şeker yoksa ben de ondan alayım. Evet, şeker yok. Üstelik kahve oranı aynı. Yani içindeki kahve oranı aynı. Hatta 0,1 daha fazlaydı ikisi bir arada diye biliyorum. Şeker olmadığı için gramajı düşük tabii ki. Onun. Şundan azıcık bir şey de kanola alayım şöyle hemen. Tamam. Şu kanalayı da bir götüreyim bakayım. Bir test etme amaçlı. İkisi bir arada da hiç şeker yok yani. Ben bundan sonra öyle ikisi bir arada atacağım. Bir tane küp şeker atacağım kendim. Öyle yapacağım. 7 gram daha az ikisi bir arada. Yani düşün 7 gram daha az olmasına rağmen neredeyse kahve oranı aynı tek bir pakette. Ki yani düşün 7 gram şeker var içinde ekstradan. 10 gram ikisi bir arada. Kalanında bir ton şeker var tabii ki gene. Heh. Birazcık da kanola koyalım bakalım. Tamam, güzel. Boşaltma yönü geri. Okey. Şimdi bir bakayım bir domuzların yemi ne alemde. Şuradan eğer ki oyun kaydedilirse. Ha, güzel. Tahıl. Tamam, şey tahıl. Ha, Görkem, kanola proteinmiş bu arada. Temel besin dediğine mısır. Ha, temel besin dediği de mısır büyük ihtimalle. Hiç kök meyvesi yok. İlginç. Şimdi birazcık beslemiş olduk. Bakalım. Yani ama bu domuzları beslemek çok zor. Yani o kadar şeyi nasıl karıştırıp vereceksin bilmiyorum. Şimdi senin klasikleşi benim olduğum her yerin bir tarih sorusu soruyorum ama bu sefer savaşla ilgili değil. Tamam. Tarihin ilk e-maili hangi ülkede yollanmıştır? Büyük ihtimalle Amerika'dır. Değil büyük ihtimalle sorduğuna göre. Ama güzel bir soruymuş bak. Hangi ülkede yollanmıştır? Ha, hangi ülkeye değil. Hangi ülkede? Amerika. Yani interneti keşfedenler onlar değil miydi? Tam olarak bilmiyorum ama Amerika'dır büyük ihtimalle. İnterneti onlar keşfettiğinden yola çıkarak düşünüyorum. Şunu bir şuraya park edelim. Bize bunu öğrettiler bugün, öyle mi? O çok iyi. Ama güzel soruymuş bak. Tarihteki ilk e-maili hangi ülke yollamıştır? Yani açıkçası interneti keşfeden ülke yollamıştır diye söylerim ben ama interneti de herhalde Amerikalılar keşfetti biliyorum ama yanlış olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bizim ekilecek, yapılacak herhangi bir şeyimiz yok. Okey. Şimdi yarın olacak. Zaten saat akşam oldu. 5'e geliyor. Okey. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Hayvanlara baktık. Tavuk yem falan filan ıvır zıvır onlar var. Okey. Ona baktım ben. Bizim bir traktör nerede? Ha, sende mi? Bu traktör mü bu? Yo, pick-up. Bir dakika, bizim bir traktör. Ha, şey, kontrata mı yolladın? Kontrata. Ha evet, kontratta vardı bir tane. Tamam, hatırladım. Burada ama... sarma aleti kalmış ya, kiralık. Aa, onu da mı vermemişiz daha? Of evet, of. Evet. Tamam, onu söylediğin iyi oldu. Dur. Hemen geldim markete. Şunu ver diyorum. Hangi ülke yollamış ilk e-maili? Şunu geri iade edelim. Okey, iyi, gün atlamadan iade ettiğimiz iyi oldu. Bir de ikinci el ürünlere bakayım. Ne var? Hiçbir şey yok. Okey, biz buraya ne koymuştuk ya? Bu sen diyordun, ben buradan alırım diyordun. Ha, suni gübre. Gübre mi? Evet. Suni gübreymiş. Okey. Allah, sen kontrata normalde bizim traktörleri götürmezdin ama. Nasıl oldu o iş? Hayır. He, daha küçük bir tarlaydı. Kiralık aletin sabanı çok küçüktü. Bizimkisi daha büyüktü. Bizimkisini yollarım dedim. Daha iyi demiştim. Ha. Normalde tamam. Yollamıyorum ya. Çünkü... oldu. Evet, burada komple ha, tamam, şeyle beraber duruyor burada. Sabanıyla beraber duruyor burada. Bir şey diyeceğim. De. Tamam. Bir ben bir kontrat işi bakayım başka. Aa, gübreleme işi var Görkem. 6800. Ha, yeni gelmiş. Kaç hektar? Kaç hektar? 3.94. 4 yani. Yani alınır aslında. Al istersen. Ama sen bunu bizim kendi traktörümüzle yapıyorsun değil mi? Gübrelemişsin mi? Yok, kiralayıp yapıyorum. Tamam, mantıklı. Ben sadece hemen bas çek yapıp orada gübreyi alacağım. Öyle götüreceğim değil mi? Aynen. Tamam. Okey, aldım ben bunları. Şimdi. Şuradan ağırlığı bir takalım. Benim gözüm şu sıralar aşırı yorgun. Herhalde sürekli yanmalar var. Benim monitörümde mavi ışık kapatma modu var. Onu kapatınca bir rahatladı gözlerim. Mavi ışık mı yoruyor? Olabilir ya. Mavi ışık filtresini kapatıyorlar bu arada. Yani o kadar çok rahatsız ediyorsa. Benim de sürekli başımda, şuramda ağrı falan oluyor. Yani olmuyor değil açıkçası. Rahatsız ediyor gözleri. Dediğim gibi mavi ışık filtresini açsan, o kadar eğer ki rahatsız oluyorsan iyi olur tabii ki. Ama tabii şey gider. Monitöründe birazcık renkler gider yani. Ben çok da önemli değil diyorum o yüzden. Tamam, bas çek yaptım, doldurdum. Okey. Şimdi kaç numaralı tarlaya gidecektim peki ben? Tarla 31'e gideceğiz. Şimdi ben bu adamı kendisi gitsin. Yolla. Aa, kontrattaki adamı yollayamıyor musun Görkem bir yere? Yo, yollarsın. Neden olmadı? İş oluştur dedim. Tarla işi. Nerede bir dakika? Tarlayı seçmemişsin galiba. Ha bir dakika, burası yakınmış ya. Tamam, ben karıştırdım. Dur. Tam buraya ben giderim. Yo, işçi menüsüne ulaşamıyorum. H tuşuna basıyorum ya. Direkt öyle olmuyormuş. Işıklar. Şu ışıkları da açalım. Kapalı oynayacağım artık. Renkleri boş ver. Gözlerim daha önemli. Yani tabii ki de eğer o kadar rahatsız ediyorsa tabii. Yani beni de rahatsız ediyor ara ara. Şu başımın şuraya çok fena bir ağrı giriyor. Gözlerim böyle kuruyor gibi oluyor. Ama yani işte o kadar da şey yapmıyor yani açıkçası. Bilmiyorum. Takmıyorum yani o kadar ben. Ama öneriyorlar mavi ışık filtresini. Şimdi şuradan girmem lazım. Burası da çok dar. Burada gübreleme aleti bizim gübrelemeden. Kocaman. Peki ekstra spreylerden var mı? Yok. Bunda ekstra spreyleme yok. Küçük bununki. Şimdi ben bunun ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. O zaman şöyle göz kararı bir ayar yapacağım ben buna bir. Şöyle bir şey yapsam, çalıştır bakalım bir. Oldu mu? Oo, vallahi süper ayarlamışım. Bir tık boşa gidiyor ama gayet iyi. Tamam, bu adam çalışa dursun. Bu adam da işini bitirir. Başka kontrol işi bakalım. Abi Zed'in çok garip bir repliği var. Ha ne? Ne diyor? Almanca yaz ama. Ne diyor? Sabanla sürme var. 2600'lük. Yani kontrat işi boşta kalmasın diyeceğim ama zaten akşam oldu. Yeni kontrat işleri gelecek. O zaman kalsın, boş ver. Peki bu senin kontrattaki çalışan çalışıyor mu şu anda? Seninki çalışıyor gibi, dönüyor falan. O yüzde kaç olmuş o? %47. Gayet iyi. Tamam. Şimdi marullar çıktı mı hiç? Şuradan bir marul var mı çıkan? Ona bir bakayım. Yok. Gayet iyi. Of. Oğlum çok marul var ya. Bunları nasıl yükleyeceğiz? Aynen. Valla ben bunları 4 yapsam olacak ya, yüksekliklerini. Yani 4 birazcık zorlar ama umarım devirmediğin sürece ama işimizi kolaylaştırır. Bakarız. Zed çok egolu ya. Tam benlik. Ben de egoluyum. Nedir bu nafile zahmet? Nihayet her zaman Zed diye bir replik. Hiçbir şey anlamadım. Nedir bu nafile? Zahmet. Nihayet her zaman Zed. Vallahi ben de anlamadım. Nedir bu? Nafile zahmet. Nihayet her zaman. Yani nafile gereksiz zahmet. Ya bu gereksiz zahmet nedir diyor herhalde anladığım kadarıyla. Bu gereksiz zahmetinize gerek yok. Zaten öleceksiniz diyor. Nihayet her zaman Zed. Orayı sonunu anlayamadım açıkçası. Dur bakalım, şimdi bir deneme yapalım. Şöyle dörtlü davransak ne olur? Dörtlü yapsak. Onu dene de bir yatağa maga istiyorsan ya. Her yer karardı. Valla kontrat işleri falan var ama yatalım mı? Gitmezler mi? Yatalım yatalım. Yatalım, o kontratlar bitmez zaten. O zaman dur, ben bu işi yarına halledeyim. Şöyle yapayım. Beni de al, dur. Gel gel gel. Binemeyiz herhalde, iki kişi değil mi? İki kişi binme yok. Geliyorum geliyorum. Hiç denemedik. Gel bakalım, dene yapma. Dur geliyorum, bekle. Dur bir bakayım. Binilmiyor değil mi? Neyle biniliyordu? E mi? Evet. Yok. Aa. Yok, ben olmuyor. Sen insan biniliyor. Evet. Tamam hadi gidelim. Sen getir arabayı. Of ballara bak. O alanı açmaya çalışıyorum ya. O alan bizim. Ha evet, sen onunla uğraşıyorsun değil mi? Evet onunla uğraşmamız lazım. Demek sen de egolusun ha? Egolu ol da çok da ego iyi değil. Dur bakalım, köpeciyi de bir besleyelim. Doldur. Tamam. Viego diye bir hero var. Evet. Tamam, uyuyalım Görkem. Yatayım mı? Yat. Yatıyorum, haydi uyu dedim. Adam karısı için afet çıkardı LoL'de. Allah Allah. Evet, yağmurlu bir sabaha mı uyanıyoruz? Geçti. Yok, hemen kısacık yağdı. Şimdi kanola satacağız. Şimdi kanola nereden satılıyor? Bak bu arada bak, 2300 evet, 2200 ülkeleri diyor. Çok az geldi. Ama Kasım'dayız, Ekim'deyiz, Kasım'dayız. Evet yani Kasım'da neredeyse olduğumuz için tabii, ama aya göre değişiyormuş demek ki, mevsime göre. Az çok da olsa. Aynen, ona bir yazın da bakmamız lazım ona bir. 6000 falan mı ne getiriyordu? 6000 falan da herhalde. Öyle miydi? O zaman şimdi evet Görkem Bey, Kasım'dayız. Kanola, en önemli şey kanola. Şimdi ben sana şu evet kontratlara bir bakayım, çalışıyorlar. Evet, şimdi sen bana söyle. Görkem, aslında bak, baktığımız şeyler değişiyor demek ki sürekli. Şu an Aralık ayında çok ufak bir miktar daha çok değerli olacak diye, ama gerek yok o kadar da. Çok ufak, o önemsiz ki o yeşil gözükmüyor bile altında. Öyle mi? Tamam, o zaman gerek yok. Hı-hı. Gerek yok. 42.000 litre kanolamız var. Nereye satacaksın? Ben sana bir söyleyeyim hemen bunu. 1485'te Goldcrest Vadisi'ne. Bu demek oluyor ki tren kiralayacağız yine. Aynı yere yani. Evet aynı yere götüreceğiz. Yani şu sağ tarafa. Yakın bize. Haritanın sağ tarafı. 1400. Bayağı da fark var. 200 dolar fark var arada. Diğer yerlere göre. Litre başı. Tamam. Hı-hı. Nereye götüreceksin peki onu? Adı ne biliyor musun? Doğu Tağılavuzu. Oraya döküyorduk. Ama tren değil. Hani ok işareti olan yer. Dur şimdi bir saniye bakacağım. Ok işareti. İçinden geçti. Afet çıkardı. Allah Allah, nasıl bir şey ya o hero? Tanrı mı bu? Nasıl afet yapıyor? Benim hayat saygıcım 140 saat oynamış. Son 2 haftada Ho 4'ü. Benim için normal. Hayat. Benim için normal oynamış. Sana fazla. Nereye döküyorduk? Doğu Tağılavuzu'na mı döküyorduk? Evet, sen galiba menüden seçeceksin direkt. Aynen. Tam Doğu Tağılavuzu, o bilir herhalde işçi zaten. 2 tane Doğu Tağılavuzu var çünkü. Birisi tren geliyor alıyor, o yüzden. Tamam, kanolayı oraya götürelim. Tamam. Ben de hemen şuradan yumurtaları halledeyim o zaman. Bir dakika. Şimdi ilk öncelikle... Şimdi ben şu odunları bir satayım, getireyim. Yumurtaları da pikapla alacağız değil mi? Ha evet. Sen onları sat gel o zaman. Hatta sen onu ön yükleyicili traktörle yükleyebilirsen yükle. Benim forkliftle biraz işim var çünkü. Tamam. Hemen 2 palet, yani o kadar da. Ah be abi ya, nasıl kayabiliyor ya? Neden kayıyor? Dur bakalım, umarım kayma yapmaz ya. Çünkü ben marulları yapacağım, çünkü yükleyeceğim kasaya da. Ama dörder dörder yüklemeyi deniyorum. Birazcık daha şöyle girsem iyi olur. Ha, buraya gelip ünleme geliyorduk değil mi ya bu odunlardan? Evet. Üsttekiler hareket ediyor ya. Baksana abi, ne alaka ya? Yo yo, arka taraf şahlanıyor. Hayır hayır. Okey, dur sakın devrilme devrilme. Marullar dörtlü alınmıyor abi. Arka taraf şahlanıyor. Viego bir kral, buna suikast düzenliyorlar. Hop, sakin. Bunları ben nasıl düzeltebilirim? Ya da direkt böyle koy gitsin. Umarım devrilmez ya. Yo abi, böyle nasıl koyayım ben bunu? Şunu bir şöyle koy yere. Ama karısı ölüyor. Bu da kafayı yiyor. Karısını diriltmek için her türlü gatlarla yaparım falan diyor. Yani özel gücü Karasis bu arada. Ha, Karasis diye öyle bilmediğimiz bir doğal afet. Ben de deprem falan gibi bir şey zannettim. Sen LOL şeyini mi okuyorsun bu aralar? Literatürünü. Çünkü Viego lanetlenmiş bir kral. Ha. Sen herhalde bu aralar LOL'ün lore'unu okuyorsun herhalde. Abi okumuyorum, biliyordum zaten. Ha, zamanında okumuşsun o zaman. Tam marulları üçer üçer yükleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Bir dakika, ben bunları arkadan alabiliyor muydum? Alabilirim. Biliyordun zaten ha. Ama nereden biliyordun? Videolar mı izliyordun? Ben LoL'deki karakterleri neyse hiç merak etmiyorum ya. Geçmişlerini falan. Özel gücünü bileyim yeter. İlginç. LoL'deki öyle karakterleri evet bayağı seviyorlar ya. Ne bileyim. Benim hiç öyle bir ilgim olmadı. Şimdi dur bakalım, ben şunu güzelce koyabilecek miyim? Bırak bakalım. Güzel. İşte bunları böyle hızlı hızlı halletmem lazım bakalım. Hemen gidelim. Geçen eve kuş girdi. Nasıl ya? Kuş dediğin ne? Güvercin mi acaba? Bizim şeyde, Sultanderi'de giriyordu öyle ya. Balkondan. Güvercinler. Küçük kuşlar falan korkuyor girmeye. Ama güvercinler giriyor. Neden alamadım ben bunu? Okey. Duman peşinden koştu. Bu arada buradan Riot ekibine sesleniyorum. Duman, eyvah, dikkat etmen lazım ha. Kediler var ya, kuş gördün mü deli gibi oluyorlar. Kedilere dikkat etmek lazım. Arkasından atlar var. Bakın, Zed'le ilgili ne animasyon yapsanız Zed dayak yiyor. Nasıl, daha Zed'le adamları eziyorum diyorsun. Daha niye ağlıyorsun ya? Allah Allah. Zed'le yok pentakil, yok bir şey kill, yok hiç bir tane laws'um var, full adamları öldürüyorum falan. Daha ağlıyor mu bir de? 2 tane anime kulaklı hero'yu yenilecek bir de Zed, güçsüz göstermeyin şunu. Güçsüz değil sanırım canım Zed. Zed güçsüz olur mu? Abi çok yakın gidiyorum ya. Bak şimdi taktıracağım bir yere. Güzel. Animasyonu güçsüz gösteriyorlar. Allah Allah, nasıl ya? Olsun, öyle göstersinler. Boş ver. Sonuç olarak güçlü Zed. Öyle değil mi? İnsanlar güçsüz bilsin, boş ver işte, az kişi oynar. En azından sen o fırsattan yararlan, Zed'le oyna. Herkes oynamasın şimdi Zed güçlü diye. Neresi takıldı ki? Allah, fena takıldık. Bir dakika abi, neresi takıldı? Ulan bırakmıyor. Nasıl ya? Ne, bir yer takılmıyor ki. Ne alaka? Ha, okey. Neler yapıyorsun Görkem? Vallahi yumurtayı satmaya götürüyorum. İşte bir taraftan kanallar götürülüyor. Şimdi gübrelemenin kontratı bitti. Onu aldım parasını. Evet, güzel. Bir tane daha kontrat var. O da %75'lerde. Tamam. Başka mantıklı başka şey yok şu an kontrat. Tamam, bizim bu adam ha şey yapıyor gibi. Okey. Götürüyor kanalları. 2 palet yumurta var değil mi? Aynen. İyi. İkinci palet tamamlanmamış. Tamam. Gibi gözüküyor. Güzel, yumurtaları da satalım bakalım. Kaç para gelecek ona da bir bakalım. Yumurtalardan 2385 tane var. Oo, güzel. Abi Zed en çok oynanan şampiyon ama sen bilirsin. Öyle mi? İşte neye çok oynanıyor? Güçlü diye işte. İşte herkes oynarsa ne olur? Herkes Zed olur. E sen Zed'le kapışırsan ne olur? Uğraşırsın. Güçlü rakiple uğraşırsın. Yani işte güçsüz göstersinler ki hadi artık sen öyle kampanya yap. Zed artık güçlü değil falan gibi. Hani insanları öyle ye. Anlayacaksın, sen Zed'le devam et yani. Aslında güçlü ama güçsüz göstersinler ki şey olsun. Herkes oynamasın işte. Türkiye sunucusuna aşırı korkuluyor zaten. Zed'den %20 batma oranı var. Bir %75 inanılmaz bir sayı. Yani %70 6200 getirdi. 6200 çok iyi. 98.000 euro. 100.000'e yaklaştı neredeyse. Oo, iyi, 6.000 getirmesi iyi oldu. Bir dakika bir bakayım ben bir yumurtanın fiyatına, merak ettim. 2300 tane falan var dedin. Yumurtanın şeyi nereye sattın? Fırına sattın herhalde. Aynen. 2600'den işte 5, ha evet doğru, 6.000 falan işte, evet. İyi, güzel. Vallahi iyi para etti ha. Bu da daha bir de en küçük yumurta şeyi bu. Kümesi bizdeki. Aynen. Daha bir de büyük olsa ben bunu neden alamıyorum bugün ya? Bugün bir forklift'te paletlere giremiyorum. Gidelim, atları süreyim ben biraz. Evet. Onlar vardı değil mi? Abi cimbamı sürmeyeyim mi? Cimbamı süreyim ben ya. Sür, gördük zaten, anladık. Evet. Yani en son anlamıştık zaten. Bir şey diyeceğim futbolla ilgili. Tabii, buyur. Futbolla pek anlamam ama severim yani. 99.000. Ya bu marulları yüklemek çok uğraştırıcı ya Görkem. Palet işleri çok uğraştırıyor ya. Buna aynen. Biz nasıl bir çözüm getirebiliriz ki ya? Hiç bunu otomatikleştiren bir sistem de yok ki modlar dışında. Aynen. Yani ya seracılığı azaltacağız. Ama maruldan var ya, yani tarla ekini kadar şey geliyor bence, para geliyor değil mi? Evet evet, marul çok iyi kazandırıyordu. Evet. Yani büyütmeyiz daha fazla, işte bu kadar olur. Daha fazla büyütmeyiz. Evet. Atlar falan da çok uğraştırıyor mesela. Doğru. Ama işte parası da ona göre diyorsun yani. Aynen, atlar da mesela pahalı. Evet. Mesela çok sinir olduğum bir şey var, bu sadece bir örnek. Tamam. Diyelim ki bir Galatasaray Fener'in maçını izliyor. Galatasaray Fener'in maçını izliyor Avrupa'da. Türkiye'nin temsil eden Türk kulübü inşallah yenilir diyor. Öyle evet ya. Çünkü futbol bizde holiganlık yani. Tam tersi, Fener Galatasaray yönüyor inşallah falan diyor. Çok sinir bozucu bir şey. Maalesef yani öyle. Çok holigan derecede takım tutuyorlar ya bizdekiler. Yani hala aynı şey ya, sen biliyorum şey örnek veriyorsun işte, hani yurt dışında maç oynuyorken, ama yani yerelde de öyle olması lazım abi. Galatasaraylı Fener maç yaparken sanki böyle düşman topraklarına girmişsin gibi, böyle stadyumda ne kavgalar çıkıyor Türkiye'de yani, böyle stadyumlarda falan sen bir gör. Bildiğin adamlar böyle sanki düşman topraklarına gelmiş de, böyle sanki adamın şey yapacak, sanki fethetmeye gelmiş, öyle savunuyor yani memleketini adam. Ulan siz burada ne mesela, buraya mı geldiniz falan gibi, böyle Anadolu takımları falan olsun böyle. Ne olaylar var ya. Bir futbol inanılmaz bir şey. Din gibi bir şey ya futbol Türkiye'de. Yani hadi bırak yurt dışını. Yani keşke yurt dışında sıkıntı olsa, öyle Türk takımını savunsa falan filan. Ama yani oraya gelene kadar daha yurt içinde bizim sorunlarımız var. İşte her şey eğitimsizlikten, her şeyin temeli eğitimsizlikten abi. Ne örnek verirsen ver, her şey eğitimsizlikten. Şunu da alalım. Saat öğlen. Tamam, ben şuradan geçebilir miyim acaba? Dur bakalım geçebileceğiz mi? Keşke o kadar kaldırmasaydım. Dur. Çok hareket ediyor abi. Kurtul. Kayıyor ya üstteki. Dur bakalım, sağ salim götüreceğim umarım. Ligde neyse, ama bence Avrupa'da desteklemeyiz hangi kulüp olursa olsun. Ya işte tabii ki, daha diyorum ya adam hani ya yerelde ne biçim şeyler dönüyor yani. Adam takımını din gibi savunuyor işte. Din, o da yanlış da işte. Gel anlat. Neden Fener Galatasaray örneğini verdim? Çünkü abi şampiyon maçı olsa bile çoğu insan Fener Galatasaray derbisini daha çok önemser. Tabii ki canım. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bile taraftarı çok kulüpler yani sonuç olarak. İnsanların daha çok sevmesi, desteklemesi normal. Şimdi burası tamam, burası tamam. Okey, onlar kalsın. Ben şu arkadakileri alayım. Şunları da bir götürelim. Yine maruldan da çok iyi para kazanacağız bakalım. Bu kadar uğraşıyoruz ama Gökhan, marula 2 tur yapmamız gerekecek ya galiba. Yaparız, sıkıntı yok. Evet, çünkü sığmayacak bu sefer. Aynı geçen sefer söylediğim gibi, biz şimdi bunu şeyin başından beri biriktiriyoruz. En son satışımız o, geçen sefer şeyden beri biriktiriyorduk. kararı geç almıştık yani. İyi de paletler neden bu kadar oynuyor ya? Bu oyuna bir şey mi yapmışlar, ben anlamadım ki. Şurayı da ben bir doldurayım. Şöyle azıcık bir şey it. Okey. Çarpma ona. Ah be abi ya. Şimdi yönünü bozduk paledin. Google'a Arap ülkeleri yazınca Türkiye çıkıyor. Allah Allah, o nasıl bir şeymiş ya. Eyvah. Neyse, son bir yıl kaldı ya. Bir yıldan sonra tekrar geri silerler. Sonra düzeltiriz tekrardan. Güzel. Şimdi abi şunu bir traktöre bağla. Ben şu arka tarafa da galiba yükleyebiliyordum diye hatırlıyorum. Ama çok dikkatli bağla lütfen. Umarım bir şey olmaz ya. Bir dakika, ben bunları bağlamadan şey yapayım da. Sanki fırlayacaklar diye bir şey hissettim. Şunların hepsini... Bu, hadi be, bunu tutmuyor. Çünkü zaten evet, onunki şu olması lazımdı. Ben buraya nasıl koyabilirim ki ya? Dur bakalım bir. Bağlayalım. Fırlarsa bir arkadakiler fırlar. Dur, yavaşça bağlan. Birazcık daha şöyle yanaşmam lazım. Hop. Güzel. Şimdi arka kapağı aç. X mi? Güzel. Arka kapağı açtık. Şimdi ben bunları buraya yatay yükleyeceğim ama umarım devrilmez. Dur bakalım. Şimdi bir deneyeceğiz onu. Yaz bak abi. Dur bir bakayım. Google'a Arap ülkeleri mi yazacağız? Arap ülkeleri dedim. Üyelik. Ha, üyelik olarak çıkıyor. Ama hangi sitede? Wikipedia'da mı mesela? Wikipedia'ya bir bakayım. Wikipedia'da yazmıyor. Yok. O büyük ihtimalle Türkiye'ye gidince Türkçe klavye alacağım ya. Bu böyle olmayacak. Evet evet, iyi olur. Alsan. Yo öyle bir şey yok. Büyük ihtimalle o herhalde bir yerde gördün herhalde de. Yo bende çıkmıyor vallahi, bilmiyorum. O kadar da yapmamışlar herhalde. Orada 10 öğe daha göstere basınca. Ha dur bir dakika, gördüm onu. Arap ülkeleri diyorum. Daha fazla göster diyorum. Wikipedia öne daha göstere basınca. Valla üyelikler kısmında burada Wikipedia çıkıyor ve daha fazla göster dediğim zaman, daha fazla öğe dediğim zaman şeyi açıyor bana. Wikipedia sayfasını açıyor ve burada Türkiye var mı? Yok. Burada Türkiye yok. Google'ın kendisi mi? Google'ın kendisi göstermiyor bende, bilmiyorum. Ha, onu daha göster. Kullanıcıların yaptığı diğer aramalar. kullanıcıların yaptığı diğer aramalarda çıkıyor mu? Yo, burada da çıkmıyor ya. Yo yok, bende çıkmıyor. Bilmiyorum. Şimdi şu arka tarafa bir iki tane daha palet alır. Onları da bir yükleyelim. Aa bir dakika. Pick-up da olsa acaba tek seferde halledemez miyiz ki? Pick-up'a da yüklesek. Yok, zor. Pick-up arkasına çünkü iki palet alıyor sadece. Yok hayır maalesef. Dur, yavaş ve sakin. En sağa götür abi, o kullanıcının yaptığı diğer aramalarda. Aman. Biraz fazla sallandı çünkü çok erken bıraktım. Az kalsın gidiyordu var ya. Titriyor mu o? Titreme abi ya, dur yerinde. Yok, pick-up da olsa tamam, kullanıcının yaptığı diğer aramalarda çıkar canım, o farklı bir şey. Adı üstünde kullanıcının yaptığı diğer aramalar. Sonuçta Arap'ta Türk, yani Arap bölgesine yakın olduğu için çıkması normal. Kaldı ki Araplaştığımızda bir gerçek yani. Çıksa şaşırmam da. Hani resmi olarak bir şey yok. Eskiden öyleymiş ya. Türkler böyle deveye mi biniyorlar falan filan diyorlar ya. Diyorlarmış ya öyle. Öyle eski bir olay var onun da. Türklerin hala deveye falan bindiğini falan ha şey zamanı. Okey okey. Şey zamanı. Osmanlı'dan Türkiye'ye geçince. Osmanlı yıkıldıktan sonra. Türkiye ne ya, deveye mi biniyorlar falan diyor ya. Şimdi bunu yavaşça indirmem lazım şimdi. Yoksa devrilmesi içten bile değil. Şöyle. Ufak ufak çıksam şöyle. Oo güzel. Bayağı soft bir şekilde bıraktım. Tamam, bu daha fazla almaz. Bu kadar alır mı? Acaba şuraya koyabiliyor muyuz? Buraya koyuyorsak kitleyemeyiz ki. Burada germe kayışı yok ki. Evet, burada germe kayışı yok. Olmaz. Şurayı da bağla. Süper. Ne oldu? Para durduk yere gün içinde neden artıyor ya? Bu demek ki şey, panel falan yavaş yavaş veriyor değil mi gün içinde sürekli galiba? Yo öyle yani bir şey yok. 100.000 olmuş mesela, neden oldu? Düşünüyorum. O belki de işte şey, işçi mantığında yani ki sürekli para geliyor ama akşam bize toplamını gösteriyor. Vallahi zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Ama niye artsın ki? Şunu bir katla bakalım. Aman. Güzel. Vallahi bilmiyorum aga, belki de olabilir de daha önce görmedim ama öyle bir şey. Arttığını da. Neyden artabilir ya gün içinde başka? Bileyim. Şunu şöyle bir düzelteyim. Okey. Şimdi bunları bir düzeltelim. Çok saçma bir şey yaptım. LoL'da bir şampiyon şehrinin özelliklerine tıklayacağım diye gittim. Şampiyonu satın aldım. Eyvah. Neyse olsun, bedavadan bir şampiyonun daha olmuş işte. Hangi şampiyon ki? Hangi şampiyon aldın? Valla Görkem öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama. Çünkü daha önce de görmedim öyle bir şey. Ben bir deneriz bakalım şu şeyler bitsin. Neyden artmış olabilir acaba ya? Bak geri 99'a düştü. İşler çalışıyor da o yüzden şu an. Aktif 2 tane işçi var ya. Evet evet. Dur şuna bir tık şöyle yamuk gireceğim çünkü. Aga ben treni kiralıyorum bu arada. Ha olur, aynen sen onu hallet. Dayının oğlum, işi bitti. Ben onlara bakmadım ya. Oğlum hiç dikkat etmiyorum ben ona. Bir dakika bütün kanolayı şey yaptılar mı ama? Aldı mı? Bir dakika ben depoya bir bakıyorum. Tabii. Tamam aldı, güzel. Aldı. Güzel aga sen treni kirala. Tam tren verdi. Geldi. Aa tren geldi lan. Nereden kiralıyoruz? Dur. Tren kiraladan bak tam trenin ama gitti herhalde tren. Neyse. Tamam bir dahaki sefere kiralarsın. Sen treni kirala. Aynen sat. Geçen sefer ben yaptıydım zaten. Şimdi de sen yap işte. Ha şu ünlemdeki dedim ya bu. Bende çıkmıyor muydu? Ha şu an çıkıyor. Geçen sefer niye çıkmıyordu lan bende? Yo çıkıyordu sende de. Sende başka bir şey çıkmıyordu. Trenin ne zaman geleceği çıkmıyordu sende. Kiralanan treni yani. Ha evet. Şu anda da gözükmüyor mesela. Kirala dedim ama. Şu paletlerimizi bir güzelce dizelim bakalım. Pek bedava değil abi. 6300 mavi öz. Al işte al. 6300 mavi öz herhalde pahalı. Zed banladılar. Ha. Ya yaparlar tabi. Her zaman öyle bir tane daha oynadığın karakter olacak. Ben o tarz oyunlarda böyle çok karakterle oynayayım. Şu karakteri de oynayayım hiç sevmiyorum. Var ya, o banlama mantığı yani çok beni sinirimi bozuyor. Ben bir karakteri alayım, çok iyi öğreneyim, oynayayım derim mesela. O banlama mantığı benim çok sinirimi bozuyor ya. Niye öyle bir şey mi var? Bir karakterle sürekli oynayınca banlıyorlar mı seni? Yo yo şey. Bir mod var işte. İlk önce şey yapıyor. Karşı takım karakter istediği karakterleri banlayabiliyor. Ha. Aha. Yani oynanamaz diyor yani bu işte. Anladım anladım. Evet. Anladım. Öyle banlama. Oyuna göre. Biz onları pek oynamadık da o biraz ileri seviyede açılıyor diye biliyorum. Ben de bilmiyorum ki. Ama bizim seviyemizde daha yoktu onlar. Tamam şunu da şöyle koyalım. Bak 100.000 euro olmuş yine bak. Niye oldu aga? Dikkat etmedim ki. Allah Allah. Harbiden ha. Bilmiyorum ki. Ya güneş paneli getirmiyor diye biliyorum. Ne getirecek ki? Bilmiyorum ki. Bence panel getiriyor ya. Saatlik falan getiriyor demek ki. Vallahi anlamadım ben de. Ha başka hiç yani ne bileyim aklıma gelmiyor. Başka hiçbir yerden gelirimiz yok ki. Yani evet haklısın aslında ama. Doğru. Vallahi o zaman herhalde gün içinde de getiriyor anlamadım yani. Ya işte işçi mantığında gün içinde de getiriyordur sürekli. Akşam toplamını gösteriyordur. Evet olabilir. Ama. Görkem ben marulların hepsini yükledim şu anda. Tamam. Ama halen daha yani şey doldu yani daha yüklenecek var. Aa tren gelmiş. Mi? Aa yo. Dur şu pikapa yüklesem yok şimdi boşver pikapta zamanında yükleriz. Yasuo ile feedleme zamanı. Hadi bakalım. Bu arada Yasuo da çok iyi değil mi ya? Yasuo da Zed kadar iyi bence. Ne oldu? Bu malı otomatik yükledi mi? Bir dakika. Hayır sen trene bineceksin. Oğlum trene bindim ben. İleriye doğru ilerledim. Tren direkt gitti. Attı beni trenin içinden. İleriye gitmeyecektin. Geri gidecektin. Neyse bir daha gelsin tren de. Ne saçma oğlum bu? Saçma evet. Ya yani treni yolluyorsun işte. Yükledikten sonra treni yolluyorsun sen gidiyor. Beklemesin hatta diye. Bir yerden yollayayım yani. İleriye bastım, attı beni, tren gitti. Evet evet. Ne bileyim daha bakıyordum nasıl dolduracağımı anlamaya çalışacaktım. Treni ay. Şöyle ilerlettim. Tren. Evet evet geri geleceksin işte. Direkt zaten aşırı yüklemeye başlat diyor. İyi bakalım hadi gelsin. Aa, bir palet daha dolmuş. Of 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 bir sürü balımız çıktı. Şunları da bir şuraya koyalım bakalım. Akşam oldu ya tabii iki palet doldurdu yani. Şunu da koyalım şöyle. Süper. Tamam, daha bir kasa çıkmış. O aga, kalabilir. Saat başı bir para geliyor ya. Dikkat ettim şimdi de. Öyle mi? Herhalde ondan geliyordur o zaman ya. Aynen. Ha, şuraya gelmişken hazır tavuklara bir yem vereyim. Gerçi yok. Senden de şüphelendim ya. 550 miydi 250 miydi? Sanki 250 idi 550 oldu gibi. Dur 250 idi bence. Evet 250 idi. Bence de 250 idi. Bu saat atlarken ben tekrar onu bir şey yapayım. Olur olur. Bakayım. Tam evet, saate bakarız ona. Tamam, marullarla da işim bitti benim. Şu anda yapılacak bir şey yok. Bu marulları yüklemek tüm günü alıyor ya. Ya maksimum bu kadar alır, daha da almaz. Palet devirmeden hallettim. Devirseydim biraz uğraştırırdı. Ama hala hepsini almadı. Daha kaç sıra palet var? Burada bir 5 var. Arkada 1 var, 6. Kapalmaz yani, değil mi? Baksana be. Yok. 6 tane mi? Yok yok. Kapalmaz ama sıra var. Yani pick-up 2 sıra alır. Tamam. Alsa bile. Daha bile şu tek tükleri de yaparsam işte 7 falan. 5, 6, 7. Aynen. 7 tane daha palet var. Mecbur bir git gel daha yapılacak bunlar götürüldükten sonra. Hiç pick-up'la götürmeye gerek yok. Onlar bir dahaki sefere kalır. Onları bir dahaki sefere hallederiz artık. Ben peki bu trenin geldiğini nereden anlayacağım? Şu dur. Haritadan mı? İşte ben gideyim bir bakayım, olmadı istiyorsan. Şu an bende bir şey yazmıyor. Demek ki yakında değil herhalde. Tren. Sen bir dakika, treni tekrar kiralamamız lazım galiba. 1000 euroya kirala. Mi? Saati, evet. Saati 1000 ücrette kirala oradan diyor. Mı? Bir gel bak bakalım bir. Vereyim. Şu yani anda dolayı tıklayamıyorum ya. Dur şuraya geleyim bari. Gelen giden bir tren yok şu anda. Yok, kiralı diyor aga. Bastım, bir daha kiraladım. Tamam. Okey, gelsin. Ben de şimdi bende şu an mesafesi de yazıyor. Evet evet, yazdı, evet çıktı şu an. Kiralayınca bende de çıkıyor. Kiralanan treni iade et diyormuş. Okey. Tamam, gelsin. Şimdi biz buradaki kanola miktarımızı nerede görüyorduk ya? Ha, mecbur trenden görüyorduk, evet. Başka türlü göremiyorduk. Trende gözüküyordu. Değil mi? Şuraya gidince falan gözükmüyordu herhalde. Yok, evet, burada falan gözükmüyor. Sadece trenle beraber görüyoruz. Hadi bakalım, tren gelsin. Bugünlük satışımızı da bir yapalım. Oyunuzu 15'te. Oo, kontrat bitti, 2200. Güzel, 102.000 oldu. O kontratımız da bitmiş oldu. Başka acaba kontrat var mı ki? Balyalama işi var, gübreleme işi var. Pek de bir mantık yok be. Bir şu 2600'ü belki kendi traktörümüzle sabanla sürebiliriz ama boşver, uğraşmayalım. Yani. Saat 16.55 oldu. 5 dakika dur bakalım. Saat atlayacak. Acaba bir şey para getirecek mi? ...59, son 1 dakika... ...102.667... Değişmedi. Gelmedi. Acaba akşam oldu diye mi? Belki. Aha, tren geliyor. Tren var ya, çok hızlı geliyor. Bin bakalım trene. Şuraya mı denk getireceğiz? Galiba evet, oraya. Aşırı yüklemeye başlat falan yazar herhalde. Hı hı. 42,5 litre. Evet aynen, öyle bir şeydi. Oo, doluyor. Güzel, yüzde kaçı doldu? 35. Oo iyi, bayağı alıyor. Hadi bakalım o zaman, yolla gitsin Gold Crest'e. Bir dakika, germe kayışını bağla diyor. Bağlayalım mı? Bağlayalım. Onlar paletler için ya. Palet yok ki. Ha. Tamam. Yolla bakalım Gold Crest Vadisi'ne. Bak böyle geliyor. Çat diye atıyor. Ha, şu an evet hayır diye soruyor. Demin niye soruyor? Evet evet. Satıyorsun ya, o yüzden. Satmış. Aynen galiba. Tamam, 63.000. Çok iyi. 165.000'imiz oldu. Güzel 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 güzel, süper. Evet. Yatalım şimdi, yarın sabah şeye bakalım, olmazsa meraya, domuz merasına. Domuz merasına. Evet. Domuzlardan araştırdıydın herhalde, baktıydın. Evet evet, domuzlardan gelecek bir şey yok şu anda zaten. Yani yıksak bir sıkıntı olmaz. Acaba hayvanları satmamız mı lazım? Gökhan, hayvanları da satmamız lazım, biliyor musun? Hayvanları aktaramıyoruz ki. Öyle bir şey yok diye biliyorum. Valla hayvan falan taşınabiliyor ama. Remote'la. Ama kaç tanesini alacak aynı anda? Ha, ben ama şey düşünüyordum. Domuz merasını kaldırdığım yere oturtacaktım direkt. Ha, öyle yapacaksan satmamız lazım o zaman. Evet. Ama o zaman da tekrar beklememiz lazım domuzların büyümesini. Aynen. Ama gel gör ki bir sürü domuz alabileceğiz demek. 100'den fazla. 108. Aynen. Ama o kadar da almayız herhalde, değil mi? Tabii canım, yine bir 10-20 tane aldım mı devam. Evet. Öyle yaparız, olmadı ya. Domuzculuğa tekrar girmiş oluruz, olmaz mı? Olur olur. Zaten yapılacak, mecbur. Yani bence de öyle. Tamam, yarın bakarız ona. Şimdi bir dakika. Acaba hayvan başka şekilde hani parasını versek taşınmıyor mu? Zannetmiyorum. Ya yetişkin domuz alırız istersek birazcık da, yani. Çok önemliyse. Ya olur olur. Yetişkin domuzla bekleriz canım, sıkıntı yok ya. O kadar da çok geç büyümedi onlar. Sıkıntı yok. Selam Berke. Hoş geldin. Hoş geldin. Farming'de biz de domuz merasını büyüteceğiz de ona uğraşıyoruz. Uyuyalım Görkem de, bir dakika şimdi. Tam yarın Aralık, uyuyalım, tam uyuyunca bakarız, hadi uyuyalım, tamam. Yarın bakarız şimdi neleri satacağız edeceğiz diye. Domuz merasını büyüteceğiz. Satacak şeyler var. Parayı bulduk. Bayağı bir paramız var. Şimdi bir şeyler geldi. 2900 mülk geliri. Güzel. 163.000'imiz var. Aralık ayındayız. Kış geldi. Şimdi Aralık ayında ne satılıyor? Aralık ayında marullar ne zamandı? Ben niye bunu hep unutuyorum ya? Ocak'ta marul. Tamam. Şubat'ta bal. Bal nerede ya? Bal Şubat'ta. Evet. Ocak'ta. Oğlum, marul. Biz var ya, bu marulları da satsak onlar rahat 40.000 euro falan yapar. 200.000 euro paramız var şu an aslında. Evet, çok fena paramız olacak. Aynen. Şimdi bir dakika, biz başka ne satıyoruz? Yumurtaları zaten Kasım'da sattık. Kanolları sattık. Buğdayları Ocak'ta. Buğdayları satacağız mı Ocak'ta? Valla bir kısmını falan... Ya bilemiyorum ki, domuzda falan da çok olacak. Biz kendimiz mi karıştıracağız falan, onlara karar vermemiz lazım. O zaman satmayalım, evet, domuz çok olacak ya, boş ver. Biz kendimiz karıştır yaparız. Aynen, onu... dandik vergisi. Evet evet, o kadar da yaparız, olmadı. Başka şeyler ekeriz. Bugün ne satılacak? Bugün satılacak yok. O zaman sen domuz işine bak, ben de aklını falan sürüyüm istersen. Tamam, bir dakika, marul Ocak'ta, bal Şubat'ta. Okay. Şimdi domuz işine bakmak için ilk öncelikle markete bir gidiyorum. Ne yaptım ben ya? Markete bir gidip ilk öncelikle hayvanları satmam lazım. Domuzların hepsini satıyorum. Hayvan satıcısı. Domuz merası. Seçtim domuz merasını. Ha, çift tıklayınca satılıyor. Tamam. Bizim o yemler falan nasıl koyacaksın şimdi, sen onu koyamayacaksın galiba. Gerçi ağzını yine aynı yere koyacaksın. Nasıl yani, yemler falan? Tamam. Sıkıntı yok, tamam. Ha tamam. Şimdi ben şu domuzların hepsini bir satayım. Tamam, hayvanlar satıldı. F'de 3 yarışta birinci oldum. Oo iyi. Hangi şeyle oynuyorsun? Hangi takımda oynuyorsun? Scuderia Ferrari takımında, öyle mi? 3 yaşta birinci oldun. İyi, güzel. Oyunda nasıl bir şey böyle? Birinci oldukça falan sana daha iyi teklifler falan mı çıkıyor şeylerde falan? Başka kulüpler falan sana teklif mi yapıyor? Hani bize gel, bizde yarış falan filan gibi. Ferrari takımında 3 yarışta birincilik. Oo, süper. Şimdi... Şuradan topraklar diyorum. Topraklar değil tabii ki. İnşaat diyorum. Evet. Şimdi şuradan bizim araziye bir gidelim. Evet. Domuzlar burada. Şimdi şu eski domuz çiftliğini bir 12.800'de satıyorum. Domuz merasını. Güzel, domuz merası gitti. Ondan sonra hayvanlar, domuz diyorum. 109.000 euro. Şu. Domuz ağılı. 108 tane domuz oluyor. Bundan sonraki 164.000. Çok pahalı bu. Bunlar aynı değil mi? Evet, aynı. Güzel. Ekstradan bunda silo var. Şimdi şöyle nasıl döndürüyorduk? Şöyle mi döndürüyorduk? Evet. Şimdi şunu nasıl koyabiliriz? Şöyle bir yoldan bir hiza alayım ben. Aynen şu şekilde falan koyabilirim. Bence. Şu önünde de az bir şey boşluk bırakalım. Belki bir şeyler koyarız ederiz. Evet, şöyle gayet iyi. Koydum. Tamam. Yeni domuz ağılımızı koyduk. 108 tane alıyor. Gayet iyi. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun harbiden. Şimdi ben buraya bir de şey alacağım. Hayvan alayım. Hayvan satıcısı. Domuz ağılı. Tamam. Şimdi Alman yerelden al gitsin ya. Şey karıştırmaya gerek yok. Görkem. Hepsini yavru alıp büyütelim mi? Zaten ergenliğe 6 ayda geliyorlarmış ya. Yani. Yetişkin kaç para? Ama şimdi damızlık alırsak da onların yavrularını alırız. Yine aynı hesap. Şimdi şey, yetişkin 525 euro. Normali 200 euro. Ama şu an için acil bir şekilde yetişkine ihtiyacımız yok zaten. Ama şöyle bir şey var işte zaten. Hani yavru almam, büyütmem veya damızlık alıp şey yapman, işte halihazırda damızlık almanın arasında bir fark yok ki. Düşündüğün zaman. Çünkü damızlık alsan da bu sefer ürecek zaten. Ondan yavru gelecek. Maliyet olarak aynı yani. Şimdi 6 ayda ergenliğe giriyor. Gebelik süresi de 4 ay oluyor diyor. Hatta damızlık almak belki daha karlı bile olabilir. 4, 10 ay. 10 ay sonra şey yapabiliyor. Bunu alsak 4 ay sonra yavru verecek. Onlar falan büyüyecek falan filan herhalde. Tamam, neyse o zaman şey yapalım. Ben al geç damızlık. Damızlık alayım geleyim. Daha gelmedi sana şey. Bir de spora başladım. Bayağı zevkli bu oyun. Evet, bu arada aklıma benim spora başlamak. Kabile kurduk. Oo, kabile çağına mı geldin? Spor çok zevkli ya. Biliyorum biliyorum. Ben de yakına başlamak istiyorum. Bu aralar hep aklımda benim spor. Süper olmuş. Game Pass'te var spor. Xbox Game Pass'te. Ben de başlamak istiyorum. Kabile çağına, o da uzay çağına falan geleceksin. Efsane bir şey o spor harbiden ya. Peki kaç tane alayım Görkem? 108 sınırımız var. Alayım. Valla bilmiyorum, fark etmez. Sence 10 tane falan almayan mı? 10 az olmaz mı acaba ya? Üretiriz işte. 20. Üretirsem 10 tane alıyorum o zaman. Al bakalım. 5750'ye toplamda 10 tane Alman yerel damızlık domuz alıyorum. Tamam, Alman yerel 10 tane de almış oldum. Şimdi bir bakalım domuz çiftliğimize. Güzel, domuz çiftliğimiz burada. Şimdi abi bunu bir ilk önce anlamamız lazım. Domuzlarımız burada çamur içinde. Artık bunlara su da vermemiz gerekecek değil mi? Evet, evet, su vermemiz gerekmiyor. Buna. Bir bakayım yine de doğrulamak için. Evet. Heh, tamam, bulamaçla saman da gelmiş Görkem buraya. Tamam. Saman koyuyorsun. Bulamaç veriyor sana. Çok iyi. Aa bir dakika onu koymam lazım. Onu unuttum. Dur. Bulamaçı depolayacak yer. Onu koymayı unuttum. Yok ben bu kadar gezdik abi bir arada görmedim. Adam Türk bana ırkçılık yapıyor. Türk bu diye raportlayın diye. İyiymiş. Yani normal. Buna yemi nereden veriyoruz? Bu silodan mı veriyoruz? Yok ama onu daha çözemedim ben de harbiden ya. Ona bir bakmamız lazım. Bu yemi var ya kesin buradan veriyor. Sen bunu ters koydun. Tam oradan verelim canım yemi. Fark etmez. Oraya da şey yapacağım ya. Yani. Oraya da yol yaparız. Oraya da yol yaparız da. Şimdi bir saniye. Binalarda mı silolar? Şu gübre yığını. Aa kapısı da açılıyor lan, içeri girebiliyoruz. Öyle mi? Lan kaçmayın lan. İyiymiş. Neden döndüremedim? Şunu da acaba yok böyle koyarsak olmaz. Aa o zaman dur şöyle bir şey yapalım. Okey. Ama o zaman da dönmek falan çok zor olur ya. Yo olmaz. Niye olsun abi? Bak. Aklıma çok güzel bir peysaj fikri geldi. Şimdi bak. Şekillendirme şey. Nerede boyama? Şu. Çakıl. Tamam mı? Bunun bir şeklini değiştir. Bir tane UFO geldi. Birkaç tane yaratığı aldı gitti. Çok iyi olaydı. Evet doğru. Onda UFO'lar var öyle. Doğru. Dur bot gelmiş. Su için diyor. Domuz eti haramdır. Siz onu bırakın. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu mu? Bu. Bak şöyle bir şey yapacağım. Buraya şöyle toprak bir yol girecek. Tamam mı? Şöyle. Bir kere bu yol böyle düz devam edecek zaten. Bu yol düz devam edecek. Buraya da sanki şöyle bir yol giriyormuş gibi. Aynen şöyle doğal bir hava katacağım buraya. Tamam. Buraya da neyi koyacağım peki? Siloyu koyacağım ama şimdi ben bunu şöyle koysam sıkıntı olur mu? Abi kendi kendine dönme ya. Kendi kendine dönüyor. Şöyle koysam acaba sıkıntı olur mu? Yani bence olmaz. Niye olsun? O yüzden şuraya oturtuyorum ben bunu. Şöyle yola yakın bir şekilde. Yani... Oturttum. Gayet iyi. Tamam bu neydi? Gübre yığını. Sıvı gübreyi depolamak için. Gübre depolamak için. Tamam okey. Sıvı gübre değil bizimki. Normal gübre. Buraya koydum. Şimdi bir bakalım. Şuraya bir git. Heh. Gayet iyi. Buraya gübrelerimiz depolanacak. Şimdi bir saniye. Domuzlar burada bulamaç çıkacak. Saman vereceğiz. Bulamaç olarak çıkacak. Besin. Evet domuzlara besin lazım. Bu ne işareti? Ha onlar uyarı. Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne? Açık hayvan nakil işlemi falan filan diyor. Geç bunu. Şimdi anladığım kadarıyla buradan hayvanın bulamaçını alabileceğiz. Anladığım kadarıyla. Bu bir. Buradan yem veriyoruz. Evet. Burası da hayvan bilgi şeyi işte. Hani bir de içine de ben gireyim bakayım. Bu kapılar nasıl açılıyordu ya? Ha böyle. Oo bak. Domuzlara buradan bakabiliyoruz. İyiymiş. Tamam kapayalım kapıyı. Buralar açılıyor mu? Aa buralar da açılıyor. Ha böyle içeri girebiliyoruz. Çok iyi. Kapat burayı da. Güzel. Tamam. Görkem şimdi bu domuzlara bir yem lazım. Ben şuradan şunun kapağı nasıl açacak? Kapağını aç. Bırakmadık. Dolum başlat. Neyse biraz buğday koyayım da. Şöyle başlat. Dolumu durdur. Tam 3,5 litre buğday vereyim ben onlara bir. Gayet güzel oldu. Baksana şuna, bayağı artık ev gibi bir şey. Şu arkadan boşaltma yönü geri diyor. Şöyle boşaltabilir miyiz? Kabul eder mi? Etti, güzel. Boşalt bakalım buğdayı. Tamam, güzel. Buğdayı koydum. Şimdi bunlara dediğimiz gibi su vermemize gerek yok. Çünkü suyu şeyden alıyor zaten. Kendisi hani otomatik alıyor bir yerden. Su getirmiyoruz. Tahıl, buğday tahıl olarak geçiyor. Temel besin. Temel besin diye ne geçiyor anlamadım. Bilmiyorum, herhalde domuzlar her şeyi yiyor dediği işte tahıl, protein, kök meyvelerin dışında kalan her şey temel besin olarak geçiyor. Çer, çöp ne varsa veriyorsun işte herhalde. Buğday. Biz bu at çiftliğini niye fulledik ki acaba ya? Nasıl yani? Hiç üretmeye yer bırakmadık. Fullemişiz. Öyle mi olmuş? Evet. Niye böyle yaptık ki? Niye öyle yaptık ben de bilmiyorum. Neyse. Buna bakarız. Saman. Buraya bir de saman getirmem lazım. Şey bırak. Düşünmüş olabiliriz ya. Bunlar da 22 aylıkta oluyorlar ya. 22 aylığa geldikleri zaman satarız demişizdir belki de. Olabilir. Ama 22 aylıktan sonra da değerleri artıyor herhalde. Yok tamam da şimdi mesela boş olmaması için. Mesela 5 tane aldık. 22. aya geldik mesela. 2-3 tanesini sattık mesela. Olabilir tabi. Evet evet. Mantıklı yapmışız. Abi şöyle geri itilmiyor ya şu remork. Çok sinir oluyorum ya. Yani şey çünkü tekerlekler de hareket ediyor bunun. Ön tekerlekleri ayrıca hareket ediyor. Şey sağlaması için. Dönüş kolaylığı sağlasın diye. Tamam. Bu böyle bir kalsın. Şimdi bana şey lazım. Hemen ben bunlara saman vereceğim ilk defa. Şuradan şu traktörü bir ver bakayım bana. Şuradan hemen bir hayvanlara gidelim. Hem tavukları bir beslemiş oluruz. Hadi çıkarsın. Sen galiba hepsini koşturdun herhalde atların. İyi. Ben şimdi şunlara bir saman vermeyi deneyeceğim bakayım bir. İnşallah olur ya. Buradan neyi alıyoruz şimdi? Buradan bulamacı mı alıyoruz? Galiba oradan evet bulamacı alıyoruz. Şu öbürküsü ne işe yarıyor? Harbiden o ne işe yarıyor? Orayı da depoluyoruz. Evet, orası da depolama. Olabilir. Yani bu gübrenin de sonuçta değerli olduğu bir zaman var değil mi? Depolamamız lazım. Yani evet. Dur bakalım alacak mı bunu? İnşallah gübre iyi para eder. Oo aldı. Çok iyi. Gübre mi bulamaç mı bizimkisi? Ya bulamaç bir çeşit gübre aynen. İşte o da. Evet. Bakalım. Hem gübre diye bir şey var, bir de bulamaç diye bir ürün vardı o yüzden. Evet, onu nasıl birbirine dönüştürüyoruz bilmiyorum. Bak saman 9000 litre samanı aldı şu an içine. Bulamaç 6 litre. Bulamaç yapıyor şu an. Görkem onların bir çözmemiz lazım ne olduklarını ya bulamaçın falan. Şimdi bak bulamaç burada. Evet. Aa bak gübre de 3 litre diyor. Ne alaka? Nasıl yani? Gübremiz bizim nerede varmış? Ki. Ben de anlamadım. Ha, bir dakika. Saman var oğlum burada. Aa gübre buraya gelmiş otomatik. Bir dakika gübre zaten otomatik geliyormuş. Ayrıca hem gübre üretiyor hem bulamaç üretiyor. Tamam eyvallah da nasıl üretiyoruz altına bir şey koymadan? Burada bizim samanlar vardı, onları mı aldı? Yo. Ben bir tane verdim ya şimdi saman. Ha haberim yok ondan. Bir tane saman verdim şimdi. Saman balyası da versek, onun altından çıkan şeyi de versek, saman yapmadan önceki halini de versek ikisini de alıyor yani. Evet evet yani. Çünkü balya zaten şey ya, samanın sıkıştırılmış hali yani, o da saman. Dur bakalım. Zed'i banlamadılar. Banlamadılar lan Zed. Oynayabildin mi sonunda Zed'le? Ya yani şimdi bulamaç yazıyor burada. Gübre yazmıyor mesela. Gübreyi nerede görmüştün sen? Gübre otomatik geliyor zaten. Oraya depolanmadığı için oradan göstermemişler onu. Ha, gübre yığınına geliyormuş. Evet tamam. Evet. Direkt gübre yığınına otomatik geliyor. Ama bulamaçla tam ne yapıyoruz onu anlamadım. Valla ikisi de satılıyor. Aynı fiyat ikisi de. Onu biliyorum da baktım şimdi. Öyle mi? Aynı fiyat mı? Gübre aynen, bulamaç. Bu arada bayağı ucuzlar. Evet evet ucuzlar. Ama işte bayağı litre çıkar bunlardan. Allah Allah. Acaba gübre ve bulamaçın farkı ne? Bak sıvı belki, gübre belki var. Gübre yapınca tarlayı şey yapabiliyoruzdur. Hani tarlayı gübreleyebiliyoruzdur. Bulamaçı da bir bulamaç tankları falan var mesela. Onlar ne işe yarıyor mesela? Evet. Taşımak için mi sadece? Bilmiyorum. Bir de organik gübre var ekstradan. Organik gübre ne oluyor acaba? İşte bunları bir şeye dönüştürüyoruz falan filan, bir şeyler yapıyoruz ama vallahi benim kafa çok basmıyor. İyi Görkem, artık yani gübre satın almıyorsun bizim tarlalar için. Kendi elimizle evet, direkt buradan gelip dolduruyorsun. Bir aynen, bulamaçın ne olduğuna bir bakarız daha sonra. Şimdi bir saniye, ben tavukları da beslemiştim değil mi? Bir saniye bir saniye. Okey, tavuklar da tamam, az bir şey, bunların besinleri de var. Samanlarını da koydum. Bulamaç da üretiyorlar. Gayet iyi. Sağlıkları büyüyecek. Atlar 1,5 euro ediyor şu anda. 1500 euro ediyorlar atlar. Atlara bir su getirmek aynen, falan lazım tabi. Ha Görkem. Bir dakika, marullar yarın da. Benim şu balları, marulları halletmem lazım. Sen de istersen hayvanlara falan su getirebilirsin ya da seralara. Ya da forklift işi yaparım dersen forklifti al. Direkt yapmasak mı? Sen ne yapacaksın marulları? Nasıl? Daha dur. Değil mi? Bal paletlerini ayarlamadım. Yo, daha marullar üstüne konacak falan. Ballar da mı yarın? Yo, ballar yarın değil. Ama şey yani çıkanı her seferinde depoluyorum ya sağ tarafa. Şu balları abi, bir depolayayım. Ha. Ondan sonra marula gideceğim. Sen kontrat işi var mı diye bir bak istiyorsan. Yok yok, bakıyorum ben. Şu bal... Ha çok ilginç. Bal paleti daha fullenmemiş. Tüh, boşuna geldik. Bana ikide bir saçma bir titreme geliyor ha. Soğuktan değil, bir saniyeliğine. Oluyor o ya. O titreme, onun bir ismi vardı da unuttum. Bir ara okumuştum. Sanki içimden bir şey çıkıyor gibi. Yo, onun bir adı vardı biliyor musun canım? Durduk yere bana da oluyor hava soğuk olmasa da. O herkese oluyor öyle. Bazen böyle bir titreme geliyor insana. Şimdi ben şu marulları bir hemen üst üste aktarayım. Şimdi şunu bir ver bakayım bana. Güzel, tam 3 tane var. Seralar sulanıyor. Çok iyi, tam 3 tane olması çok iyi. Tam bir sıra yapıyor. Tamam, şimdi buralarda kaç tane çıkmış? 2 palet burada var. O arkadakiyle 3 oluyor. Çok iyi. Tam bunu da alıp buraya getirelim. Çünkü bu da zaten yarın depolanacak. Yarın marullarla bayağı uğraşacağız belli. Ha dur, o zaman bunu yarın yapayım ben ya bu işi. Sen Görkem marulları satmaya gidersin. sen marulları satmaya gidersin. Ben de bu marulları üst üste koyarım. Tamam, bu yarının işi oldu. Çünkü Aralık ayındayız. Ocak'ta marullar satılacaktı diye gene unuttum. Ama Ocak'ta marul satılıyordu diye biliyorum. Evet, tamam, Ocak'ta marulları satacağız. Çok iyi. Şimdi bizim onun dışında biz kanolaları sattık. Evet. Domuzları falan filan koyduk buraya. Tamam, 7 litre. İyi. Gübremiz de oluyor artık. Bulamaçımız da oluyor. Bir bulamaçın ne işe yaradığını çözmemiz gerekiyor. Bulamaçla gübrenin farkı. Ben oyunun bir yardımını okuyacağım bir ara. Neden drop oluyor? Ufak bir drop var. Ben aşağıdan oyuna bakıyordum, ondan mı oldu ki? Şu an. Bilmiyorum ki, düzelir. Şimdi. Okey, ben şeyler. Aga ne getirdin ya? O ne öyle kocaman? Ne getirdim ya? Arkanda ne var? Bizim yeni saban bu. Unuttun mu? Nasıl ya? Bunu aldık ya. Evet. Tamam, şimdi hatırladım. Şuna bir tutalım ya. Tutalım. Dur, tutayım ben hemen. Şeye de tutayım. Traktörü de tutalım. Tamam. Vallahi tertemiz oldu. Güzel. Sanki güzel bir şey çıkıyor. Kendimi o an Rhaast yenen Kayn gibi istiyorum. Rhaast, Kayn'ın silahı bir Darkin silahı hapsedilmiş. Hedefi Kayn'ı yok etmek. Rhaast, Kayn'ın silahı bir Darkin silahı hapsedilmiş. Hedefi Kayn'ı yok etmek. Adamın kendi silahı kendisini yok etmek mi istiyor? Rhaast yenen Kayn gibi silah. O nasıl bir şeymiş ya? Adamın kendi silahı kendisini yok etmek istiyor ha. İyiymiş. Oğlum bu alet çok saçma köylüyor her yere. Nasıl? Bak. Onu bir toplaman lazım. Hayır, topladığın zaman değil, açıkken koyabiliyorum sadece. Nasıl, öyle mi? Bırak bakalım be. Şöyle inikken koyabiliyorum acaba? Koyuyorum ama yine aynısı oluyor. Tamam, yo, şunu indir. Şunu aşağı indirme yok mu? Bunu aşağıya indirme. Ya da onu toplama. Var onu aşağı indir. Yo şunu aşağı indir var. Onun neydi adı ya, unuttum şimdi. Aşağıda bir yerde olması lazım. Aktif et gibi bir şey de adı ne? Çalıştır var ya. Ha, o işte, evet, tamam. Aynen. Şimdi bırak bakalım. Ha, öyle daha iyi. İşte çalışıyor. Yani çalışmıyordur tamam da. Ha, zaten şeymiş bu. Evet. Ve Zed'in yolunda ilerlemek istiyor. Hala Zed'in yolu neymiş ki? Zed'in yolu ne? Mesela. Yok ya, atları herhalde koşturdun sen hepsini. O bugün değil mi? İşte bugün ya, koşturdum. Evet. Cimbom'un formu %95. Çoğalmış, daha da artıyor. Peki mesela Cimbom'un değeri şu an kaç? 1534. Çok ufak bir fark. 1550 yok. Kaç işte, 34-50, yani çok az. Uf, çok az bir şey. 1550 diğerlerin değeri, bu 1534. 16 euro daha ucuz. Anladım. Aha, 16 euro daha ucuz. Acaba formu tekrardan %100 olduğu zaman aynı değeri ulaşırsa bu arada hiç atları keşti. Yani 22 yaşına geldiği zaman koştursak yeter aga. Aynen. Zaten ona bakacaktık biz de. Evet. Yarın belli olacak işte. Yarın formu %100 olur bunun. Uyuduğumuz zaman. Tamam. Saat 2 ve benim işim kalmadı. Benim de işim yok zaten. Uyuyalım mı? Tamam. Uyuyalım. Sam, sen uyumaya basabilirsin. Ben geliyorum. Basayım. Tamam. Uyuyalım bakalım. Gölge yolu. Doğrudur. Ben direkt marulları satmaya mı çıkacağım? Bilmiyorum lol şeyine. Galiba ona bir bakmamız lazım şimdi. Bir dakika, ne oldu? Ocak oldu. 2200 mülk geliri, gayet iyi. Evet, Ocak ayındayız. Bir bakıyorum marullar ne zaman satılıyordu? Ocak'ta satılıyor. Aynen öyle Görkem. Sen hemen sen hemen marullar satılacak Ocak'ta. Peki bal Şubat'taydı diye biliyorum. Marul Şubat'ta satılıyor ya. Hayır canım, Ocak'ta bende. Nasıl Şubat'ta ya? Düşüyor. Bende şu an öyle. Kaç para Şubat'ta mesela sende şu an? Şu an Ocak'ta 1940 euro. Ocak'ta. Ocak'takini ben göremiyorum ki, sadece Şubat'ta. Ben mi yanlış okuyorum tabloyu? Hayır. Şubat'ta 1884 değil mi? Hayır, o sağdaki para seviyesini gösteriyor. Şubat'taki parası değil o. Seviyesi o sadece, bak altta 1600 euro yazıyor mesela. O onun seviyesi evet. Zaten. Yani ben de şu an ben Şubat'ta kaç para edecek göremiyorum ama Şubat'ta bende çok fena çakılıyor marul. Bildiğin kırmızı renk Şubat yani. Tabii, hem de bayağı. Şu an yayından bakabilirsin. Bende Şubat'ta yeşil. En pahalı. Nasıl olacakmış? Allah Allah, 1940. Ya 1940 gösteriyor bende Ocak'ta şu an. Hani 1940 seviyesinde. Yok, ben ocağın fiyatını göremiyorum ki zaten. Ocağın fiyatı göstermiyor şu an. Hayır. Şubat'tayız. Şu an Şubat'ta değiliz. Şu an Ocak'tayız. Ha, Ocak'tayız. Ha tamam, ben bir dakika o zaman. Bak o paraya bakma. O para Şubat'ın parası şu değil. Alttaki 1600, şu 1600 ne demek? Alttaki. İşte o, ona bak işte, o seviye, o seviyeyi gösteriyor sadece. O Şubat'ın parası değil o. Seviye o. Sen seviyesi? Beyaz çizginin seviyesine bak. Beyaz çizgi. Beyaz çizgi Ocak'taki mi, Şubat'ta mı daha yukarıda? Şubat'ta daha yukarıda. Olacak. Evet. Şubat'ta daha yukarıda olacak. Vallahi bende öyle göstermiyor. Tamam, sende kaç para olacak diyor. Şubat'ta daha yukarıdaysa 1940'ı mı geçecek? Yo, 1884 gösteriyor Şubat'ta. Şubat'ta 1884 olacak. Yani her beyaz çizgi eşit mi? O paranın yeri olduğu yerle eşit mi konum olarak? Yani yeşil çubuk var. Üzerinde beyaz çizgi var. Üzerinde de 1884 euro yazıyor. Bu üstünde Şubat'ta. Tamam, o herhalde birbirine yakın. Ama yani o para Şubat'ın parası değil yani, en yukarıdaki yazan para. O beyaz çizgiden anlayacaksın. Ocak'taki para daha aşağıda diyorsun yani, şu anda olduğumuz ayda. Bilmiyorum, ben şu an Ocak'tayım ve ben de 1940 euro edecek diyor. Ya bak, ben sana bir ekran görüntüsünü atayım ya, anlaşamadık. Çünkü ben anlamadım galiba. At Discord'a. Bak, ben sana onu atayım. Sana onu atayım. Sesli odalara konuşma gelmedi miydi? Olması lazım. Özele de atabilirsin. Normal genele de atabilirsin. Fark etmez. Bir at bakalım be. Ya. Atmaya çalışıyor. Hı. Geldi. Nereye attın? Özele attım. Şeyin sesli sohbetin özelliği mi? Sesli sohbetin, sesli sohbetin. Bakayım. Ha evet, Şubat'ta 1884 olacak diye gösteriyor sende. Okey, Ocak'ta. Sen de Şubat'ta bile daha düşük gösteriyor. Nasıl oldu o iş ya? Oğlum hiç güzel oyun yapamıyorlar ya. Bu nasıl bir iş bu ya? Harbiden nasıl endekslemediler? Anlamıyorum. Ya şu an bende Ocak'ta daha değerli. Yani Şubat'ta düşecek. Sana göre satalım yine. Hani sunucu sende ya. Belki seninki doğrudur. Yani. Evet. Seninkinin doğru olması daha mantıklı geliyor şu an. Yani abi ikimiz de nasıl farklı para olabilir? Yani aynı şeydeyiz. İlginç vallahi ya. Vallahi. Tamam. Bak bende de Şubat'ta çakılacak olarak gözüküyor. Bayağı çakılıyor Şubat'ta. Ocak'ta 1943. Hatta burada 1943 gözüküyor ama hazır yemek restoranında 2013'e satılıyor şu anda. Yani haydi o zaman vakit kaybetmeyelim Görkem. Hazır yemek restoranına satacaksın. Direkt traktöre tamam. Geç. Traktör bağlı zaten. Kemerleri de bağlı onların. Hazır yemek restoranı. Hazır yemek restoranı nerede? Ben bir bakayım hemen. Şu. Aynı orayı yer Görkem. Aha, aynı yere. Aha, zaten. Biliyorum. Sen onları sata dur. Ben de hemen şu marulları bir düzelteyim bakalım şimdi. Maalesef marulları dörtlü yapamıyorum. Bu devriliyor muydu ki acaba ya? Yo, devrilmez. Sadece bir tane devrilebilir. Son sıradan bir önceki sıranın bir bölümüne yetmedi. Yani yamuk olduğu için. Yok ondan değil, palet düşmesinden yani komple. Ha devrilir evet, dönüşlerde çok dikkat et. Geçen sefer uğraştık ya. Marulları dörtlü şey yapmak isterdim ama dediğim gibi maalesef olmuyor. Yok zaten o çok şey olurdu ya böyle iyi. Ya yani ama çok tek uğraştırıyor yani, olabildiğince yapabilirsem forkliftin arkası. O zaman da yüklesem bile biz götürebilir miydik acaba? Götürdün canım, hiçbir şey olmazdı. Pick-up'a ben kule gibi diziyorum da bir şey olmuyor. Dönüşlerde yavaş döndüğün zaman hiç sıkıntı olmuyor. Yani çekmeme gibi bir durum yok. Ama forkliftin şimdi arkası şahlandığı için bıngır bıngır oynuyor şeyler. Yükleyemiyor. Evet. Sıralar bıngır bıngır oynuyor. Bıngır bıngır oynamasa sıkıntı yok. Bu bir tık yamuk oldu ya. Bunu bir düzeltelim, dur. Onu nasıl düzelteceğim ben? Şöyle. Oyun gitti. Tamam, gayet iyi. Şimdi şurada bir 3 tane var. Şunu bir alalım. Ama orada ha, nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde yapmamız lazım. Abi çok marul var ya. Yani çok para kazanacağız da. Hemen şunlarla şöyle hızlı yapalım. Çok da dikkat etmeyeceğim. Hemen şöyle hızlı. Umarım devirmem. O pek olmadı gibi ama hadi hayırlısı. Neyse. Güzel. Üçlü dizdiğim için. Hayır. Bu benim hatamdı, okey. Hızlı olmamdan dolayı değildi bu. Taktırdım yanlışlıkla, neyse. Çok önemli değil, okey, o da tamam. Hemen şunları da halledeyim. Görkem gelene kadar. Şimdi bak marullardan ne biçim para kazanacağız ya. Daha bir de bunlar var yani. Daha bir de bunlar gidecek. Yani biraz palet işi uğraştırıyor, doğru. Ama sonuçta tarla işi de uğraştırmıyor mu? Yani uğraştırıyor. Her ne kadar işçiye de veriyor olsan. İşte şu paleti alma, bırakma sistemini birazcık daha güzel yapsalarmış daha keyifli olurmuş. Bunu iyi yapamamışlar. Fiziğini güzel yapamamış. Ha, bunu nasıl yapacağız? Yo, yaparız. Dur bakalım şimdi. Şunları bir şuraya bir indirelim. Gayet iyi. Şimdi şunu bir alayım. Görkem gelecek birazdan. Geçen sene tek seferde halletmiştik pick-up'la beraber. Oo 42.000. Aynen 42.000. Çok iyi. Çok iyi. Daha biraz daha var burada şimdi. Burada da yine bayağı bir palet var ya. Hiç az buz değil yani. Yavaş. Şuraya dizeyim ben bunları. Acaba kimin fiyatından sattık ki? Senin fiyatından mı sattık? Keşke onu bir baksaydık. Nasıl anlayacağız ki onu? Çarpardık işte. Kaç sıra vardı ki orada? Sıraya göre mi? Litresi yazıyordu işte aşağıda da. Hatırlamıyorum ben. Onu anca bir tane palete alacaksın. Daha doğrusu iki tane. İki tanesi 1000 litre yapıyor. Öyle anlayacaksın. Şu senin ön yükleyici var ya. Şeyde yazıyor zaten ya. Yüklüyorum ben, traktörü bağlıyorum römorka. Altta yazıyor yani. Ne kadar, kaç litre marul oldu toplam römorka. Ha. Öyle oluyor ya. Aynen, tamam, öyle de bakabilirsin. Aynen işte, ona unuttum ki. O aklıma gelmişti. Tamam, şimdi bakarsın olmadı. Bunları götürürken. Aga ben yolladım, o traktör geliyor. Ona bakarsın, ben atları sürmeye başlayayım. Ha tamam, olur. Vallahi bu atlar var ya, çile ya. Deme. Vallahi çileler. Ya da onları sürekli uğraşmayacağız. İşte arada canımız sıkıldıkça yapacağız. Olabilir ya. Her ay değil de vaktimiz evet kalırsa, akşama vaktimiz kalırsa yani. Normal işlerimizden. Aleykümselam Beykan, hoş geldin. Tamam. Şimdi orada marul kaldı mı? Kalmadı. Şurada bir palet kaldı. O kalabilir. Agam. Borçtan bir 50.000 euro ödeyelim mi ya? Dilimde tüy bitti. Şu borcu var ya, ben de hiç ödemek istemiyorum. Olur olur. Ama. Ödeyelim ya. Aynen. 50.000 euro. Şunu bir ittireyim ben azıcık şöyle arkaya. Tamam, 50.000 ödeyebilirsin şu an. Öde istiyorsan. Ödeyeyim. Şu an 50.000 eurosunu ödedim. Toplam kalan borcumuz... Tamam. Nerede? 350.000 euro kaldı. 400.000 euroydu. 350.000 euro. 350.000. İyiymiş. Aynen. Öderiz ya böyle yavaş yavaş. Aynen. Tamam, o kalsın. Ya da dur, şunu alayım ben. Şuraya getireyim onu. Burada kendisi böyle tek başına kalmasın o. Güzel. Geldi herhalde. Şey, ya da kalabilir. Bakacağım hemen şimdi. Tamam, bunları almayacağım artık. Okey, şunları arkadan alacağım. Bir bakayım, bir bakayım. Evet, bunları buradan alacağım şimdi. Şöyle bir dönelim. Tam da tümseye gelmiş ama yandık. Dur bakalım nerede? Nereye gelmiş? Orada 162 litre bulamaç olmuş. Burada da 87 litre gübre. Tamam, şunu bir alayım. Oo, bu buna arkadan girmiş. Okey. Aleykümselam Metehan, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin, hoş geldiniz. Şu kalan marulları da hemen yükleyeyim ben. Saat öğlen 12'ye geliyor. Arka kapağı açmaya gerek yok. Burada aynen bu şekilde yüklerim ben bunu. Nerede forklift? Forklift. Aga bir şey diyeyim mi? Evet. Güzel haber. Madonna ile şey. Sen söyle. Ha pardon. Yok tamam lan. Ne oldu ya? Ben tam Jimbo'ma mı biniyormuşum? Ulan fiyatına bakacaktım. Jimbo'ma biniyormuşum. Bakamadım. Ağla götürünce bakmam lazım. Ha senin evet onun fiyatına bakman lazım. Evet evet. Aynen. Jimbo'mun formu... Ben de baktım, hepsi aynı görünce o listede yokmuş. Ha Jimbo'mun formu acaba %100 oldu mu ki? Dur şimdi. 95'ten. Ona da bakmak lazım. 15 Kasım'da 8 milyar olacakmış abi. Evet öyle bir muhabbet dönüyor. Bir de 2030'da mı 2050'de mi %50 artacakmış dünya nüfusu. Yani katlanarak çoğalıyor dünya nüfusu. Bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum valla. Böyle pandemilerle azaltıyorlar ya. Ha aynen böyle pandemilerle. Üst akıl Azaltıyor. Azaltması da lazım harbiden. İstanbul'da insanlar yazıyor ya. Ulan bu şehir ne rahat oluyormuş falan böyle nüfusu azaldığı zaman. İstanbul çok kötü ya. Aga, çok kalabalık ya. O kadar çok, da yani çok. Ne bileyim. Olmaz aga. Şimdi bir yere gidersen sıra olur. Evet. Bir yerden bir yere arabayla gidemezsin zaten yani. Evet hani çok sıkıntı. Yemin ediyorum tahmin edebiliyorum. Biz burada bile bazen sıkılıyoruz. Hani Eskişehir de küçük şehir sayabiliriz yani ne kadar büyük şehir de olsa. Tabii canım Eskişehir küçücük. Aynen. Aynen. Zaten hele yaz geldim mi öğrenciler evine döndün mü Eskişehir'de çok öğrenci var. Evet. Her yer boş, bomboş oluyor. Esnaflar iş bile yapamıyor yani. Aynen öyle. Vallahi ona rağmen İstanbul'dakiler iş saatlerinde falan ona rağmen bunalıyoruz yani araba sürerken falan. Değil mi? Aynen öyle. Yani, iş saatleri merkezi öyle. Merkezi yerdeki petrollerde sıra oluyor. İşte mesela fırınlarda sıra olur akşam yemeği saatlerinde falan gibi. Aynen. Organize sanayinin falan giriş çıkışı ne biçim oluyor ya? Aynen. Vallahi. Harbiden İstanbul'da nasıl yaşıyorlar anlamıyorum ya. Öyle. Hiçbir şey yapamazsın ki aga ne bileyim yani hani her şey kalabalık. Düşünsene bir parka falan gideceksin mesela atıyorum çocuğunu götürüyorum falan mesela. Yani evet. Orası bile böyle kalabalık. İşte iş gereği mecbur da ama işi gereği yani İstanbul'da yok abi. Bak 2023'te Hindistan nüfusu Çin'i geçecekmiş. Doğrudur valla. Ne olacakmış? 2023'te Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçecekmiş. Allah Allah. Valla bilmiyorum ne olacak. Sonumuz. Suriyeliler Türkleri geçmesin de bakalım Türkiye'de. Şuraya koymamışım. Of ne çok marul paleti var be. Abi bu nedir? Formuna bakacaktın değil mi? Unutuyordum. Aga %100 olmuş formu şu an. Fiyatlarına bakıyorum. Agacım fiyatları aynı her gün sürmemize aynı gerek. Mı? Oo çok iyi. Tam satış yapmamıza 4 ay kala. 4 ay mı? Bir dakika her sürüşte %25 artıyordu. Formunu %100 yapmak için. Mi? Evet. Yani son 4 ay kala sürmeye başlamamız gerekiyor atların hepsini. Tamam. %25 tamam. Artıyor. Tamam süper oldu. Aynen çok iyi. Atları salabilirsin. O zaman boştaysan istersen kontrat işi ya da su işi. Evet. Çünkü seraların yapayım. Hepsini sürdüm ya. Hepsi bir olsun. Son bir at kaldı. Onu da süreyim. Hani hepsi aynı olsun. Şu an. Olur. Evet hepsi aynı olsun. Doğru dedin onu. Şunları da bir alalım. Ya Görkem sen 42.000 kazandın ya. Aga. Neden burundan mı? Evet yani neredeyse bir o kadar daha oldu ha bu arada ciddi diyorum bak. Daha da yüklüyorum yani. İyi. Biraz salkım saçak yüklüyorum. Umarım bir şeyle devirmeyeceğim de. Açıkçası yani 35-40 daha kazanacağız bence. Yani güzel harbiden bizim tarladan aldığımız hasat kadar para getiriyor. Evet. Bayağı iyi kazanıyoruz maruldan. Tam hasat mevsimi. İşte keşke bunu otomatikleştirseler. Bir de var ya şey de yok. Yani tarla gibi maliyetimiz de yok. Yalnız fazla fark etsen. Bir tek su maliyetimiz var. Onu da dereden alır gelirsen 0 TL maliyet. Ve sera kurmak çok da ucuz. Evet. Evet aynen. Marul kolay para gibi ama şey işçiliği çok fazla aga ya. Evet işçiliği çok fazla. Aynen. Yani oradan bir handikapı var. Evet. Doğru. Modern Warfare evet ya ben ona Türkçe ama yapmayı öyle bir zor uğraştım ki bakın iddia ediyorum ya. Modern Warfare yükleyin bilgisayarınıza tamam mı? Modern Warfare yükleyin. Oyunçeviri.com var ya oyunçeviri.net mi ne? Oradan Türkçe yamayı alın. Yapmaya çalışın bak. Yani Türkçe yamayı yapabilirseniz başarabilirseniz yemin ediyorum diyorum elinizi öpeceğim ya tebrik edeceğim sizi. Başka yerden denedin mi aga? İnternetten de yardım olabilirsin. Başka Türkçe yama yapan yok ki. Oyunçeviri.net. Çok eski oyun. Yani. Modern Warfare 1. Call of Duty 4. Call of Duty 4 Modern Warfare 1 oluyor yani. 2007 yılında çıkmış oyun. Yani inanılmaz. Ya internette şey falan da yolu da yok ha. Ben kendim bir şekilde çözdüm, hallettim. Modern Warfare yayınında bahsederim. Sen çözdün mü? Oldu mu? Evet. Ama 2-3 farklı sıkıntı var yani. Her birini kendin bulup yapman lazım. Onunla uğraştım kaç saat boyunca. Senin yanına bir geleyim ben. Ne yaptın? Oğlum harbiden bu kadar daha... Oğlum fazla bile var lan herhalde. Bir dakika. Şuraya bir tane yapıyorsun. Şuraya bir tane yapıyorsun. 6... 12 3 6 9 10 11 11 harbiden demiksi kadar götüreceğim yine. Evet. Galiba şurayı biraz fazla geniş bıraktım. Şuraya bir sıra daha alması lazımdı. Bakalım, umarım devrilmez. Onun devamı 2 sonra 3 hikayesi. Evet evet tabi. Call of Duty'ye devam ediyoruz sırasıyla. Tabii ki. Dark XVTB takip etmiş. Teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Merhaba merhaba. Hoş geldin. Modern Warfare'a devam ederiz. Ama yani Türkçe yamayı yapmaya normalde dün diyorum ya yayın açacaktım. İşte Tropico 4 sonra da Modern Warfare oynarım demiştim. Ama saatlerce uğraştım yani Türkçe yama yapmaya. Oh, bu marullar neymiş ya böyle. Şimdi yine bir 40.000 daha kazanacağız. Neredeyse 35-40. Yani marullar bize kaç para getirmiş olacak? 4, 5, 6, 7. 30.000 desen. Ya marullardan bir 70.000 kazandık. Bu da tamam. Son bir burada. Bu bir nereden çıktı ya? Hop. Tamam, bunları da şuraya koyalım. İttir bakalım bunları. Tamam, şimdi burada nerede paletler kaldı başka? Şimdi takımıma bak ve bana lütfen bunların bir yıl sonra ilk defa oynadığını söyle abi. Nasıl yani? Öyle mi iddia ediyorlar? Tamam, şurada da son 2 palet var. Onları da bir yükleyelim. 42.000 görkemi satışının ilk satışından. Şimdi bir de bu. Bundan da bir 30-35 gelecek diye tahmin ediyorum. 30-30 ve 30 gelse 70.000. Evet. Marul'dan 70.000. Yani ekinden bile daha iyi kazandırıyor diyebiliriz yani bir yılda. 4 tane sera. Ama işte işçiliği çok. He, işçiliği çok. İşçiliği çok olmasa gel diyeceğim hani yapalım. İki evet. Tane daha sera atalım şu vereceğim ama çok ya. Vallahi hakkından gelinmiyor. Sıkar yani. Aynen. Buyurun bakalım. Bağlayın. Yola çıkın bakalım. Tamamdır. Evet. Şimdi 17.500 litre marulumuz var. En arkadakiler bağlanmadı galiba. Öyle ama mi? Yapacak bir şey yok. Yamuklar olur. Devam et. Tamam. Gider. Tamam, ben bir bala gideyim hemen. Şu bal paletine bakayım. Rezaletler. Ama yerden sana ulaşmaya çalışıyorum. Doğru asfalt 20 gün devam et abi. Şimdi ücretsiz Grand Spor verdi. Oyun çok iyi araba. 1000 jeton verdi. Yeni sezon günlükte gelecek. Daha Tamam, sadece 20 gün ne olur benim hatırım için. Yo, teşekkür ederim. 2 aydır oynuyorum yani. Şimdi sen 20 gün devam edeceksin ya. 20 gün sonra geleni ne yapacaksın? 20 gün sonra yine güzel bir sezon gelecek. Oyun her sezon iyi ki. Hiçbir sezon kötü değil ki. 20 gün bitecek, yine bakacaksın. Bir ton ödül, bir ton araba, bir ton para, bir ton şey, bir ton kart, bir ton ıvır zıvır. Yani oyunda bitmiyor ki hiçbir zaman verdiği şeyler. Öyle devam edersek eğer ki şey yapamayız. Oyunu bitiremem zaten ben. Ben 2 aydır oynuyorum yani, yeter. 2 aydır bir oyunu sürekli oynamak kolay değil yani. 2 ay. 2 aydır, 2 sezondur oynuyorum yani, 2 yıldır. Oyunda 2 yıl yani, sen 20 gün sonra oyunda bir şeyler bitmeyecek ki. 20 gün sonra yine sezon çıkacak. Bu arada çok oyuncu YouTube videodan mı izledin? Evet, oradan izliyordur herhalde. Yani yeter yani. Başka oyunlar oynamam lazım. Hani yeni başlamış olsam neyse, 2 aydır oynuyorum, oyun güzel ama sezon finali vermek lazım. 20 gün sonra gelen sezon da iyi olacak ki, kötü olmayacak, yine bir ton ödül verecek. Atmayacağını söyledi yani Asaf videosu. Evet maalesef 9 ay çok, evet doğru ya, ben tek bir oyuna öyle saplanıp kalan bir değilim maalesef. Yani 2 aydır oynuyorum ve hatta Asap 9'a çok bile oynadım, Asap 9'u inanılmaz çok oynadım. Başka oyundan oynuyorum ya. Ya bence bir oyuna bağlı kalmaya gerek yok yani. Bak bak, köpek orada. Köpeği gördünüz mü? T şeylerin aksine bak, yem koyacağım şimdi. Bakın hemen kokusunu alıp gelecek mi acaba? Dur bakalım. Bak şimdi. Doldurdum kabını. Geliyor mu? Aa bak bak, geliyor. Hemen anladı. Tropico 4 oynuyordun sen abi. Abi israf edeceğim. O işlerine gelirleri ben planladım. O yüzden zorlandım. Tropico 4 oynuyoruz. Evet şimdi Farming'den sonra Tropico 4 var. Bak hemen yemi kokusunu aldı. Yani 2 aydır oynuyoruz Asap 9 açıkçası. Doğru, güzel oyun. Ben de bıkmadım. Çok iyi. Açıkçası. Asap 9 süper oyun ama 20 gün sonra hani diyorsun ya çok iyi ödüller var abi, devam et bu sezona falan. 20 gün sonraki yeni gelen sezonda da çok iyi ödüller olacak. Asap 9 her zaman çok iyi ödüller veriyor. Yani hiçbir zaman öyle bir şeyleri kısıtlamıyor açıkçası. Ama 2 aydır oynuyorum yani, yeter, fazla bile oynadım. Bu oyun mobilde var mı? Yok yok, mobilde yok bu. Farming Simulator 14 var diye biliyorum ama 2014 var. Bu 2022 Farming'in en son çıkanı. Ama Farming oyunu var bir mobilde, bakarsan büyük ihtimalle bulursun. Şimdi bir saniye, ben bu domuzlara su getir. Seralara bir bakayım. Seraların suyu yarıda. Tamam, bu daha gider. Buna sıkıntı yok. Hayvanlar, tavuklara suya gerek yok. Hatta şimdi 17.500 evet. Marul var. Sendeki fiyatı nedir? Onu sen hesapla, dur ben sana söyleyeyim hemen. Bakacağım bir saniye. Bendeki marulun fiyatı şu an, ama nereye satacaktın? Hazır yemek restoranına 2022'ye evet. Satılıyor bende. Sen bir satış yerine girsene. Satılıyor. Bir dakika, marulun satış yerine girip fiyatına bakar mısın? Şu an hazır yemek restoranı kaç paraya alıyor? Çünkü orası farklı. Evet. Tamam bakayım. Orası farklı. Nasıl bakabileceğim ki buradan? Space. Dökme yerine gelip space'e mi basacağım? Hayır, menüye gel. Fiyatlara gel. Orada dalgalanmadan. Böyle bal kalmaya gerek yok. Şu an bende de en pahalı Ocak'ta gösteriyor şu anda. Tam onu geç. Dalgalanmayı geç sen. Hazır yemek restoranı kaça alıyor? Bir saniye dur. 2021. Tamam, ben de 2022. 2022. Bir euro fark işte. Çok da önemli değil. Harbiden ha. Böyle değildi ama demek. O işte dalgalanmada farklı gözüküyor. Bal kalmaya gerek yok. Hangi de olsa da 200 tane oyun olmasam HO4'e 1500 saat oynayan Kerem. HO4 1500 saat oynanır bu arada. Oyunun hakkı o kadar. Lanet olsun, ismini şadım. Yo, ben çok oyun oynuyorum. Sadece abiyle ben ortak oyunum Asfalt'ta ve Türkiye'de bu oyun yayıncısı yok. Doğru, yok, çünkü neden yok? Oyun sürekli oynanacak bir oyun değil açıkçası. Yani görüyorsun, yayında bile 200 saat oynuyorum anca, o da idareten. Oyun sürekli oynanılabilmiyor yani. Bilgisayar oyunu değil, mobil oyun. Askeri maç dinliyorum. Allah'ım o 4 yüzünden. Switch'ine bayılıyorum ya. Öyle mi? Çok bayağı garip sesler çıkıyor değil mi? Ben de seviyorum. Abi su içesi geliyor insanın. O yüzden bile işte. Su için sizde. Şimdi abi benim hayvanlara su getirmem lazım ama hangi hayvanlara bir bakmam lazım. Tavuklara suyu istemiyor zaten. Artık domuzlara da su getirmiyoruz. Sadece atlara. Tamam, atlara bir su getireyim ben. Hangi traktörü kullansam? Bugün ne giysem? Bugün şu traktör giyeyim. Aysmar yapsan abi sen. Yani Amorant varken beni izler misiniz ASMR yapsam? Yani chat'e soruyorum, Amorant varken gelip beni izler misiniz? Su tankı nerede ya? Herkes kendi ya, çapında oynasın. 35-250 de buradan aldık. 35 iyi, çok iyi. 75.000 kazandık o zaman, işte 77. Şu su tankını bir alalım. Ben şuna bir su doldurup geleyim. Marullardan 77.000 kazandık. Süper para. Bak o kadar domuz ağılı aldık. 50.000 kredi ödedik ve hala 68.000 euromuz var. Oo, bunda su doluymuş. Çok iyi. Şuradan atları bir doldurayım. Havuz yayını yap abi. Değil mi? Yok, herkes kendi neyi en iyi yapıyorsa onu yapsın. Amorant devam etsin neyi yapıyorsa. Ben de oyun oynamaya devam edeyim. Herkes ne iyi yapıyorsa onu yapsın. Aa, bu kadar mı? Ya bu atlar hiç su almıyor ya. Aklıma ne geldi? Herkes ne iyi yapıyorsa onu yapsın dedin ya. Evet. Bak bir hikaye anlatayım size o zaman. Anlat bakalım. Ya video izledin de bir tane, tamam mı? Şimdi bir tane karı koca var, yabancılar. Tamam mı? Video çekmişler işte. Tamam. Karısı kocasına şey diyor. Diyor aşkım diyor ya arabam şey oldu da bir yağını falan kontrol eder misin diyor, tamam mı? Ben tamirci değilim diyor, tamam mı kocası? Ha, ondan evet. Sonra kadın başka bir şey söylüyor. İşte diyor aşkım bahçedeki işte otlar büyümüş diyor. Onları halledebilir misin falan diyor. Ben bahçıvan değilim diyor. Tamam mı kocası? Evet. Böyle işte böyle devam ediyor. Ondan sonra şey diyor kadın. Aşkım diyor lamba patlamış diyor. Ampulü değiştirebilir misin diyor. Ben elektrikçi değilim diyor kocası. Ondan sonra bir gün akşam kocası işten eve geliyor. Tamam mı kadına? İşte kadına diyor işte ne haber hayatım falan diyor, işte ne yaptın bugün falan diyor. İyi diyor aşkım diyor, misafir diyorum ya, sen yapmayınca diyor komşudan diyor yardım istedim diyor, benim ampulümü değiştirdi diyor. Ama diyor ampulü değiştirmek için diyor bana 2 tane diyor seçenek sundu diyor. Ya dedi diyor benimle yatarsın ya da diyor bana kek yaparsın dedi diyor, tamam mı? Evet. Kocası da diyor aa işte öyle mi dedi falan diyor. Keki neyle yaptın diyor. Kadın da diyor ki ben aşçı değilim. Evet. Serin hikaye. Evet. Aynen kardeşim. Güzel. Bunun ben videoydu galiba bu. Ben izlemiştim bunu. Ha. Evet. Oradan aklıma geldi. Herkes evet. Kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Aynen. Ya. Seralara ben bir su doldurayım. Evet, Görkem'in hikayesinde de gördüğümüz gibi herkes kendi işini yapsın. Yani şimdi Amorant yayında Farming oynasa kimse izlemez. Aga ben yine izlerim. Gene izlerim. Yani doğru. Webcam biraz daha büyük olursa şöyle azıcık daha yukarı doğru şöyle. Aynen. Doğru diyorsun. Ben de izlerim bu arada. Tamam. Remote'u getirdim. Tamam. Onu yine aynı yerine çekebiliriz dümdüz. Çekiyorum. Başka ne yapacağız bizim? Var mıydı bir şey? Başka bir şey yok. Su getiriyorsun herhalde. Ben evet. Getir. 2 seraya su getiriyorum. Bakalım. O zaman süper ya. Atları sadece satacağımız zaman koşturmamız güzel olacak. Aynen, o çok güzel oldu ya. Tamam. Sağlamla para ediyorlar. Evet. Atı büyütürüz çiftliğini. Aynen öyle. İşte satışına 4 ay kala ne zaman yapacaksak artık onu planlarız bir ara. Çok aynen. Sıkıntı yok. O işte şimdi yaparız şeyde planlayacağız onu aga. Hatta şu an direkt ben planlayayım, sana söyleyeyim mi? Kaç yani, aylıklar ki ama yani yakın. İşte unuturuz yani ki göre. İşte onu yani. Yo dur bak bir dakika. Ha 10 aylıklar. Şuraya dolduracağım. Doldur. Bir iki ay sonra falan ben sana söyleyeceğim. Ne zaman sürmeye başlayacağımızı, hangi ayda. Tamam. Çünkü neden? Neden diyeceksin? Bir dakika. Kehribar'ın günlük binişi niye lan? Ben buna binmedim bugün. Tamam. Ya yani diğer... Çünkü şu an 10 aylıklar. Ya hadi onu geç. Söyleyeceğim işte sana. Şu an 5'te 5 ya dolu ya. Bizim bunlar 22 aylığa geldiği zaman bir iki tanesini satmamız lazım ki üreyebilecekleri yer açılsın. İşte onlar tam 22 aylığa gelmeden 4 ay öncesini de sürmeye başlayacağız işte. Yani 16. Evet, aylarında süreceğiz. Ha, öyle mi oluyor? Evet. Yok, 16'da değil ya, 18'de. Ha, 18'de evet, 22'yi evet. Aynen. Şu lan geçemedik ağaç. Sürüşü düşüktü ya, ben onu sürmeyi unuttum herhalde. Evet, sürmeyi unutmuşum lan. Sen niye sürüyorsun ki onları? Ya hepsi eşit olsun dediydim ya. Bugün. Aha, öyle olsun bugün, evet. Ha, o gün bugündü. Ha tamam. Tanesini sürmeyi unutmuşum. Okey. Onu öyle yapsan. Kadın hiçbir şey yapmasın, yine izleyen çıkar. Yani öyle dursun, yine izleyen çıkar tabii ki Amorant'ı. Aslında yapmayacağım bir şey var mı oyunlarda? Yok. Ama gerçekten oyun amacıyla izliyorsan o zaman hangisini izlersin? Öyle gerçekten şey oyun yani. Amacıyla evet. Yani. Doğru. Önemli olan oyunsa senin için o an. İçeriye odaklandıysan. Evet. O zaman değişir işte. O zaman değişir. Benim oyunlarda asla yapmayacağım bir şey bilmiyorum ki. Oyununa göre değişir ya. Benim var H4'te Japonya Çin oynamak. Asya cephesi asla ikmal gitmiyor cepheye. Delirtir beni. Öyle mi? E onda da işte şey yapsan. Ona odaklı gelişmelere gitsen. Özellikle nerede çok zayıf kalıyorsan mesela. Hani şey ağacında, gelişim ağacında. Onlara odaklı gitsen mesela iyi olmaz mı? Burada bu iki seraya daha su getirmem lazım. Buna da getirdim. Son bir sera kaldı. Bunlara da bir su getireyim. Son bir sera kaldı. Ondan sonra uyuyabiliriz. Evet, son bir sera var. Bunu da doldurdum. Oğlum, gece atları nasıl sürüyorlar lan? At da göremez. Fener falan mı tutuyorlar? Bunlara far yapılmamış mı ya? Harbiden ha, atların farı yok ha. Sen bilmiyor musun çingeneler 71 evlerde nasıl sürüyordu acaba? Sen bilirsin onu. Aga, ya ben oradan bilmiyorum yani oradan hatırlamıyorum ama şuradan bir şey hatırlıyorum. Sokak köydeyken, ışıkları yetiyor. Tamam mı? Ha. Annemlerin köyündeyken orada bizim şeyler falan var. İşte anneannemin kardeşleri falan köydeler hep. Orada bir ara hatırlıyorum çocukken biz at arabasıyla bir şey almaya gittik. Ne almaya gittik hatırlamıyorum. At arabasına bir şey doldurduk. Gece. Gelirken geceleyindi. Aynen, gelirken hava kararmıştı yani. Tamam. Şey, lamba falan tutuyorduk. Ya aslında önümüze çok lamba tuttuğumuzu hatırlamıyorum ama mesela şey yapıyorduk. Arkamızdan bizi görüp birisi çarpmasın diye arkaya falan şey yapıyorduk. Ha, mantıklı. Evet. Aynen. Şöyle bir şey diyeyim. Bir de şehrin çok böyle ışıkla kirletilmediği yerlerde gece de görüyorsun ya yolunu. Var ya. Ay ışığı bile yetiyor geceleri aslında. Hani sokakta. Aynen, doğru söylüyorsun. İnsanın gözü de alışıyor aynı zamanda. Ya gözü de alışıyor. Böyle köy gibi ortamlarda falan görüyorsun yine ya. Ay ışığı falan yetiyor yani yine. Doğru. O kadar ya. Çok. Ha, araba aynen. Çarpar ama gene tabii o ayrı da aynen, hızlı olduğu olmaz, için. Ayrı. Evet. Aynen. Normal köy yolunda gidiyorum mesela, ne arabası. Yani. Bunun bir çözümü yok. Evet. Allah Allah. Mesela... Her şeyi merak ettim. Ha. Ya mesela aga şey falan var. Jandarmada falan böyle atlı ekipler falan var. Bildiğin atlı ekip yani. Evet. Hani nerede görev yaptıklarını bilmiyorum. Muhtemelen böyle sahil gibi yerlerde falan görev yapıyorlar da. Mesela o adamlar geceleyin falan çıkmıyorlar mı? Herhalde onlar çıkmıyordur. Yani büyük ihtimalle tabi. Ama eğer onlar mesela asayiş falansa görevleri hani sahilde falan atla bilmiyorum yani. Şunu o zaman gece de çıkmaları gerek. Ya çok zor bir şey değil ya atın boynuna far yapmak şeyine. Yani doğru. Yani. Doğru aslında da hiç görmedim öyle. Nasıl şarj edeceksin o işi, bir de o var. Her neyse göreve gidip gelince şarj eder, hiç görmedim öyle bir şey açıkçası. Aynen, ben de görmedim işte. Ama mesela hani günlük kullanım olarak var mı? Var mesela, jandarmanın atlı ekipleri var. Evet. Nerede görev yaptılar bilmiyorum, sahil gibi yerlerde falan galiba. Olabilir. Zaten bugün köylü de ata binse bile ata normal biniyor mu ki ya? At arabası oluyor yani, at arabasına biniyor. Şunu bir bağlayalım. Öyledir herhalde, bilmiyorum. Lüksemburg oynayayım daha zevkli olur. En azından faşist olup önce Almanya'nın olur, sonra Sovyet'in yanında olurum dedin. Evet. Ne oldu? Yine bir şeyler mi geldi başına? Benim işim bitti Görkem. Geleyim mi? Valla uyuyalım o zaman olmazsa. Tamam. Şunu da bir yerine bir koyayım da. Koy. Artık atları sürmüyoruz. Şimdi yarın Şubat oluyor. Ben de o arada bir bakayım bakalım Şubat'ta bir şeyler var mı? Evet, Şubat'ta var. Şubat'ta şeyler mi var? Ballar. Ballar mı var? Evet. Kaç para ediyormuş bakalım, ballar nerede? Şu traktörü ben mi getireyim? 2026. Ama bu da fena vermiyormuş ha. Bu yani fena artıyor yalnız Şubat'ta ha. Aynen bir anda çıkıyor. Oğlum yine malımız da var lan bayağı. Var var. Yani bir tane bal kovanımız var yani. Evet bir tanesinden bu kadar. Daha bir ama de boş ver aga. Biz bu var ya arıları ve marulları falan büyütmeyelim biz. Paletiklerini büyütmeyelim fazla. Öyle mi mesela diyorsun? Hani aynen mesela tavuk için de büyütmeyelim aga bence. Hani atçılık var, inekçilik var, domuzculuk var, tarla var. Boş ver. Bunları büyütmeyelim bence. Bize yeter bu kadar. Yani doğru aslında. Haklısın. Mesela inekçiliğe hiç girmedik aga. Atıyorum bir dahaki sezonda inekçiliğe girebiliriz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence marulluğu bile küçülsek olur ya, marulculuğu Görkem. En az 2 sırayı satsak olur ya. Aga bence küçültmeyelim be. Yardımlaşa sırayla falan. Yardımlaşa yavaş yavaş ya yaparız. 2 tur oluyor ya, o yüzden hani onun yerine başka aldık işlere girelim. Palet hani başka aylarda satışlar yapalım. Ama hani sırf marula yüklenmeyelim. Ha mesela şey yapabiliriz. 2 marulu farklı bir ürün üretelim desem ama o da iyi getirmiyor işte. Aynen. O da iyi getirmiyor. İşlenmiş. Bir de boş yere kapı karışıklı olur, gerek yok. Evet işlenmiş ürüne ben falan. Ben taraftar değilim serayı. Sonuçta aldık bir kere, iyi de kazandırıyor. İşte bilmiyorum marula. Yani amelelimiz sadece büyütmeyelim yeter. Ameleliğini de sırayla falan yaparız. Ya işte palet işi çok uğraştırıyor ya, o yüzden dedim yani gerek var uğraştırıyor hiç sevmiyorum. Ya aga bana sorarsan ben şimdi bunların hepsini kaldırtırım sana, hiç sevmiyorum. Ya işte de numunelik olarak tutalım işte, onu diyorum sadece palet işlerini. Ben uyuyorum bu arada. Onun da takibini falan yaptıktan sonra. Uyuyayım mı? Uyu. Tamam. İlk önce Almanla Fransa, İngilizce yenerim. Sonu evet. Şey diyecektim mesela inekçiliğe girelim mi mesela, yoksa kalkıp şeyi mi mesela atı mı büyütelim? Ya bence at zaten küçük, atçılığı büyütürüz ama hani ilk başta hangisini yapalım diyorsan onu aynen, bilemeyeceğim. Aynen. Ya hepsi olabilir. Şimdi Görkem Şubat ayında hemen şu işlere bir girişelim de orada konuşuruz. Şubat ayında balı satıyorduk. Bir anda çıkacak diyorduk. Evet 1929'a Şubat. Görkem şeye geçsene. İşin varsa tamam. Aynen. İşin yoksa. Ama onu nasıl çekebilirsin acaba? Nereye? Şu bizim evin önüne doğru çeksen ben orada dönüp hallederim herhalde onu. Yani işte paletli işlere çok girmesek aslında iyi olur gibi ya. Evet bence girmeyelim ya. Çeşitli olsa daha iyi olur. İşte marullar çok uğraştırıyor be. Aynen. Onu biraz fazla yapmışız. Hani diyeyim tamam hadi başka ürünleri çeşit satalım ama o zaman da iyi getirmiyor. Ama şeye bakmamız lazım Görkem. Sen söyle. Acaba çileğin mesela işlenmiş ürünü kaç para mesela? Çilekten aynı mı acaba? Aga olmazsa biz bu sezon o zaman planlamamıza şey ekleyelim mi ya? Bir tane fabrika falan almak ekleyelim mi? Bir elimizdeki bir ürünü işlemeyi. Mesela maruldan çok giriyor. Mesela marulu işlemeyi deneyebiliriz. Yani nerede işliyorsak. Yani evet olabilir. Yani. Ama ben diyorum ki bence biraz tarla işine girsek daha iyi değil mi ya? Tarlaları falan büyüsek. Tarla sanki. Çünkü olur. Hayvanlar için ekine ihtiyacımız var. Çeşit bir şeyler ekmemiz lazım. Daha çok tarla lazım bölünmüş. Olur. Ben bir marketi bir ziyaret edeyim. Hem ikinci el ürün bakayım hem de bir alabileceğimiz yakın tarlalar kaç liraymış. Ulan bizim dorse değil mi bu? İkinci ele düşmüş. Allah Allah. Traktör var, biçer ucu var. Bir de hayvan gibi bir traktör var. Köpecik çekil. Şimdi ne yapacaktık biz? Topraklar. Şurası. Değer. 225.000 euro agacım. Ya da 244.000 euro. Şurası daha çok işimize gelir. Ha 200 falan diyorsun. Aynen 225.000 euro. 77, 78 ve 79 bizim oluyor. 3 tane tarla burası. Bir tanesi büyük, bir tanesi orta, bir tanesi küçük diyebilirim. İşte hani her şeyi ekelim ya. Mısır falan da ekelim. Ne bileyim. Evet güzel olur. Aynen bak ekini falan da bizim değiştirmemiz lazım. Hani girelim yani. Mısır'a falan girelim mesela. Aynen. Hem girelim hani, hem aynı zamanda hayvanlar için. Yulaf falan ekelim. Aynen. Mesela küçük bir yere dediğin gibi böyle hayvanlara ayıralım mesela. Tabii. Ortadan bölelim mesela, kanola ile buğday ekelim hayvanlar için. Büyük kalan kısma da mesela mısır ekelim komple falan. Mısır, yulaf, atlar için falan. Almanla Fransız'ı, İngilizce yenerim. Sonra Sovyet'le Alman'ı yenerim. Sonra onları aldıktan sonra Japon'u, Sovyet'i yenerim. Amerika ile Japon'u, sonra da kendim de Amerika'yı yenerim. Onu kullanıp onu yenerim yani. Öyle mi? Ama sen başka ülkelere kullanarak başkalarını mı yendiriyorsun kendin? O nasıl işmiş öyle? İlginç. Tabii güzel taktik, orası ayrı da. Sen kafanda kurmuşsun ya neyi nasıl yapacağını. Abi diplomaside dostluk yoktur. Tabii ki. Sen her ülkeyle artık neyi nasıl yapacağını çözmüşsün zaten aşağı yukarı. Ya da bir ülkenin durumuna göre bakıp sen oyunu bitirmişsin canım. Sen artık sen artık EU4'ü sal bence. Başka oyunlara yelken aç. Mesela EU4'ü çok şey yapamıyorum diyorsun. Mesela EU4'e biraz yoğunlaş. Ha, EU4'ü seviyorum diyebilirsin tabii de. Orasını bilmem işte. Ama ben öyle hani bayağı ilerledikten sonra da salardım büyük ihtimalle ya. Tamam, son bir palet. Ha gerçi dur, o da var değil mi? Dur şunu onun üstüne alayım. Hadi be. Oyunu 5000-6000 saat oynar. Tabii canım, o tarz oyunları öyle. LoL'ü, CSGO'yu. O4 de öyle bir oyun. Tabii normal, o tarz oynanır yani, oynanmaz değil de yani bana göre değil. Evet Görkem Bey, bütün ballar yüklendi. Nereye bunlar? Ha, ona bakayım hemen. Hemen oyunu kaydediyor. Evet bakıyorum. Mısır gevreği fabrikası diyor. Evet. Bende. Yani evet, çok bir fark yok. İstersen yine hazır yemek restoranına götür aynı yere. Çok. Dur bakalım, Mısır gevreği neredeymiş ya? Mısır gevreği sol tarafta. Oraya da gittiydik aslında. Ben mi gittiydim? Yo, yine sen gittiydin herhalde. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Ha, yine balı gene oraya sattıydık. Aynı şey işte. Ballı mısır gevreği yapacaklar. İstersen direkt alttan dümdüz devam et. Yo, ben gittiydim buraya doğru ya. Tamam, ben gittiydim. Köprüyü atlayamadıydım hatta, sıkıntı olduydu. Oradan sola döneceksin. Ha, sen adamı kendin yollayacaksın herhalde. Yollayacaktım da gitmedi. Bilmiyorum, dur bakayım. Şunu bir bağlayayım ya, bir dakika, bağlamamışım ki. Yo. Aa, bağla aman. Dur. Abi bağlı işte gözükmüyor. Gibi... Dikkat et kayda ha. Ha. Tamam tamam. Tamam, balları da hallettik. Marullardan. CS'ye ben aslında 1000 saat oynayamam. O tür oyunları sevmiyorum. Ha işte, tamamen tercih meselesi yani. Herkes sevdiği oyunu oynuyor o kadar. Ama dediğin gibi o tarz oyunları evet öyle oynayan çok. Ben Sailor'a bir tur su getirdiydim 4'üne birden. Nasıl oldu? Oo çok iyi. Bir tur daha geçsek bayağı fullenecek seralar. Ben şu marulları bir düzelteyim. Ya aga, bu marulları satmaya ne dersin ya? Başka işe girişelim ya. Ya da ha, dur bir dakika, işlenmiş ürünlerden diyorduk, bir dakika. Şimdi biz bu marulu, çileyi acaba neye dönüştürebiliyoruz? Nereden dönüştürebiliyoruz? Şuradan bir ürünlere baksak. Mesela ne var? Sıvı, mobilya, döşeme. Çikolata var mesela. Çikolata neyden yapılır ya? Çikolatadan. Oğlum çikolatayı nasıl yapabilirsin ki? Allah Allah. Oğlum, çikolata nasıl yapılıyor? Çikolata ağacı. Yani. Çikolata nasıl yapılıyor lan? Oğlum bir dakika. Çikolata, işte çekirdek, işte şeyden, çikolata doğru, ağaçtan. Çikolatadan yapıyorsun canım, aynen doğru ya, Evet. çikolata var. Allah Allah. O zaman çikolata ağacı var. Şimdi üzüm suyu var, zeytinyağı var, kanola yağı, ayçiçeği, mısır gevreği. Acaba bu nasıl yapılıyor mesela mısır gevreği? Ne lazım mısır gevreği yapmak için? Bal lazım, yulaf lazım büyük ihtimalle. İki şey birden falan lazım buna diye. Mesela balı yapmak için ne lazım? Şekeri yapmak için ne lazım? Mesela peynir yapıyor. Peynir neyden yapılır ki? Süt lazımdır buna. Ne la o? Yağ, kek, ekmek, un. Bu kadar. Gerçi çok da bir şey yokmuş ha. İlginç. Dur bakayım, ben şu marullara bir bakayım. Ya bunu nasıl öğrenebiliriz ki acaba ya? Neyi? Yani maruldan neler yapabileceğimizi. Aa, şeyden öğreniriz Görkem. Bir ara markete gidip şeylere baksan, alabileceğimiz şeylere. Girdisi çıktısı gözüküyor mu acaba? Ben şu marulları halledeceğim. Bak, o 4 saatine en yakını 200 saatlik GTA, yani arada 1300 saat fark var. Tabi canım, doğru, sen yani O4'ü bayağı seviyorsun. Gözüküyor, bakayım bir marul neye giriyor. Marul bak mesela çilek, yumurta fırına giriyor. Sadece iki şey mi alıyor fırın? Yok, fırında çilek, yumurta alıyor. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunun da bilmiyorum. Şunun da bilmiyorum. Ha, şunu daha bir sürü şey alıyor yani. Evet. Okey. Fırının çıktısı ekmek ama değil mi? Ekmek. Aynen. Çilekli ekmek. Fırının pastayla ekmek. Ha, pasta, evet. Tahıl değirmeni var işte aga. Tahılları alıyor. Bizim tahılları kanoladır, buğdaydır falan. Bir paket veriyor ama ne o paket bilmiyorum. Bir dakika, pasta ve ekmek dedin. Kek yani. Kekin, oha, kek 6600 bir tane kek. Peki ekmek ne kadar? Şöyle şey, ekmek kek, 2800. Kek böyle pasta değil mi? Tam pasta ha, pasta aynen şeklinde. Oha Görkem, kek çok pahalı ha, 6600. Mesela lahana ile yapamazsın keki. Bak. Evet. Ben sana diyeyim ki bence yani işlenmiş ürüne geçsek. Aga, iplik, şu iplikhaneye baksana ya, şu iplik çok para ediyor diyorlardı sanki. İplik mi? Oğlum kumaş. Bir şey değil mi? İplikhaneye şu an bile koyabiliyoruz hatta. Oğlum bizim paramız varmış lan. Kumaş 5700 çok bir şey etmiyor. Kıyafet 14000. Kıyafet çok ediyor. Kumaştan sonra bir de kıyafete döndürmemiz lazım. Kırmızı renk olan kumaş. Kırmızı böyle. Ha, terzi dükkanından döndürüyorsun, onun da gayrı bir yeri var. Şu an gördüm. Girdisi şey, kumaş, çıktısı kıyafet. Evet. Terzi dükkanı. Mısır gevreği fabrikası aga. Bal alıyor. Siyah şey alıyor. Mısır alıyor. Bir tane de şey alıyor. Paradan bir hasat, ne bu ya? Acaba o ürünlerin hepsini mi götürmemiz lazım ki? Hepsini götürmemiz lazımdır. Onu bilmiyorum da muhtemelen öyledir aynen. Yağ değirmeni yağlar veriyor işte, ayçiçeğinden, karoladan falan. Neye götürürsen onun yağını veriyor muhtemelen. Lahanayı daha göremedik. Acaba lahana ne yapılıyor? Marul mu? Her şey marul, evet. Lahana nereden aklına geldi? Lahana ne bileyim. Benziyor ya. Abi maruldan ne yapabildiğini biliyorum. Çiğ köfte. Evet. Ama oyuna koymamışlar çiğ köfte. Fabrikalarda yok ya. Satış noktalarında da çilekli şey ekmek zaten, ne ya, midem bulan. Pastaymış o. Ben çilekli ekmek dedim de. Fırınlar pasta da yapıyor ya. Öyle ilginç ekmekler var bu arada. Ne bileyim. Aynen. Çilekli ekmek de olmaz. Ben ondan şaşırdım. Kola var aga. Mesela yabancı ülkelerde falan yaygın. Ne var? Bu Coca-Cola'nın aga bildiğim vişnelisi var, ben çileklisi var gibi yani böyle. Ha, evet. Var. Gene onun videosunu izlemiştim. Evet. Vallahi agam, marulu hiçbir şey almıyor ya. Marulu inan ki. Ya işte marulun yani dezavantajı oymuş demek ki. O kadar niye paraya satılıyor? Çünkü hiçbir şeye dönüşmüyor. Mesela çilek. Çilek mesela çok ucuza gidiyor ama çilekten pasta yapabiliyorsun. Ya biz girmeyelim mi aga? Mesela bak, yağ değirmenine girsek. Bakar mısın mesela yağ ne, kanola yağı ne kadar ediyor aga mesela? Mesela kanolayı direkt satmak yerine yağını satsak. Çok ediyordur bakayım. Kanola yağı 3000 ediyor. Ama normal kanola ne kadar ediyordu? Ha, normal kanola 1000 ediyor. 3 katı fiyatı satılıyor yani. 3 katı artıyor fiyatı. Anladım. Ama aga, şey ben diyorum ki fabrika işi bizi zengin eder ya. Eder. Ama ben diyorum ki seradan dönüştürdüğümüz bir şey satacağımız bir şeye girelim. Yani çilekten pasta yapalım mesela. Ama evet aynen. İşte başka ne lazım ama? Ben seradan aldığımız şeylerden dur bakalım. İşte mesela, bilmiyoruz ki aga mesela pasta yapmak için ne lazım? Aga pasta yapmak için ne lazım olacak ben sana söyleyeyim. İşte yumurta lazım. Çilek lazım. Evet. İşte bunlar şunların ne olduğunu bilmiyorum. Okuyabilsem hani ismini göstermiyor, sembolünü gösteriyor. İşte onları bilsek hani şimdi koyarız. Ulan hiç alakamız olmayan bir şey ister şimdi. Ona da girmemiz gerekir. Aynen mesela şurada bir paket var. Bu paket şeyden yapılıyor. Başka bir fabrikadan yapılıyor mesela. Mesela. Onu nasıl şey yapacağız bileceğiz bilmiyorum ki. Aga deneme yanılma. Deneme yanılma. Yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten o koyduğumuz yerin adı ne? Fırın değil mi? Fırın. Evet bir dakika. İki tane niye fırın var lan? İki tane mi var fırın? Bir saniye. Bir bak bakalım sen ona. Oğlum iki tane fırın var. Biri 50.000. Diğeri kaç? Diğeri de 50.000. İki tane şeylerim veriyor. İki tane şeyleri veriyor. Aga iki farklı fırın var nedense. Ne alaka bilmiyorum ki. Gübre 174 litre. Diğeri. Güzel gübremiz bayağı var. Ve her şeyleri aynı gibi aga. Hiçbir fark yok. Hangisinin tipini beğeniyorsa ona vereceğim. Herhalde fiyatı da aynıdır herhalde. Fiyatı da aynı. Tahılları az, samanları var. Bulamaç 324 litre. Daha bir de bulamaçın ne işe yaradığını anlayacağız. Şunlara yemek lazım ya. Bunları benim buğday... Ben bunları yemek alıp gelelim ya bence. Yani. Senin bu tarla sattı mı şeyleri? Balları? Ha bakayım ben ona. Gelmiş o. Ha yok. Tamam dur ben bakayım ona. Nereye satılacaktı? Şuraya. Çünkü bu alet bana lazım. Domuz yemi alıp gelmem lazım. Tamam 10.600 geldi. Ballardan 10.600 geldi. Güzel. Para. 78.000 paramız oldu. Olabilir ya. Planlama yapmamız lazım da. Evet. Ama nasıl yapacağız? Aynen şu gübreyi almadan bir şey yatırmaya yanaşmasak mı? Çünkü şimdi gübreye tankman kalmamız gerekebilir. Evet. Hatta bir kere kesin gerekecek aga ya. Nasıl? Bizim bunları taşımak için tank almamız lazım aga gübreyi. Aynen evet bulamaçı. Bulamaç tankımı ne var ya. Ama normal gübreye gerek yok. Hatta denesene Görkem bir. Suni gübreyi bir boşalt bir gübre tankının içindeki. Onun içinde suni gübre var. Onu boşalt git bakalım gübre yerinden gübre almayı dene onun içine. Alacak mı? Almayacak. Niye almayacak? Evet. Çünkü o sadece suni gübre alabiliyor. Sadece suni gübre alıyor bizdeki gübre makinesi. Onu satıp katı gübreyi alabilecek makine almamız lazım. Bak onu da şimdi hatırladım. Aga o zaman direkt satalım yani. Sen biliyorsan tamam direkt satalım biz bu gübre makinesini. Tamam ama bir okumam lazım tekrardan ya. O makine suni gübre mi alıyordu sadece? İşaretlerine bir bakmak lazım. Bak aga sen ona. Ona göre biz bunu direkt satalım. Tamam. Bunu satalım. O zaman bunu gübreleyebilecek bir gübreleme aleti alalım. Bir tane de bulamaç tankı alalım. Bulamaçları satmak için. Tamam. Şey bak 40 tarla 40'ın orada benzinin sol tarafında Grosio Yumart'ın altında oraya traktör bıraktım. Onu alıp domuz yemi almaya geliyordum markete. Bıraktım oraya onu. Ha tamam onu yollasana direkt markete gitsin. Ha işte onu yapmadım. Sen sürersin diye yaptım ama tamam neyse. Tamam, tamam. Şimdi bakıyorum. Ben boşaltacağım da gübreyi. Ha tamam senin de bir işin var. Sen ona bir bak. Onu bir boşalt. O makineyi satacağız zaten büyük ihtimalle. O makine almıyor. Bir bakıyorum. Suni gübre spreyleri. Evet yani o aletin adı suni gübre spreyi ve işareti şu bizdeki galiba. Şu. Ha bu zaten içi boşmuş bunu zaten. Aa Görkem o makineyi satamayız. Niye lan? Çünkü kireç atıyor aynı zamanda o. Ama kireç işini çok yapmıyoruz aslında. Kireç işini yaparken ürün kiralarız istersen. Aynen. Sat gitsin oğlum kocaman makine ne yapacağız bunu? Kireç için. Yani. Şimdi bak bu spreyler neye atıyor biliyor musun? Bu spreyler herbisit ve sıvı gübre atıyor. Tamam bu bize gelmez. Gübre dağıtıcılar var. Gübre dağıtıcı Tamam, hayvan gübresi işte, katı gübre işte, ne bunun adı, gübre işte, normal gübre. Değil mi? Bu simge normal gübrenin simgesi. Bir bakayım be şuradan. Aynen, direkt bizdeki işte çıkan gübre o. Tamam, peki kaç çeşit gübre vardı? Bir dakika, nereden göreceğim ben şimdi onu? Nereden? Ha, buradan göreceğim. Şimdi şu simgelere bir bakın. Büyük çuval paketi. Suni gübrenin sembolü bu. Tamam, suni gübrenin hiç işimiz yok. Salla onu. Geç. Büyük torbalarda katı gübre var. Aa, katı gübreyle şeyin simgesi aynı. Suni gübrenin. Oha, ilk defa dikkat ettim. Yani katı gübre dediği suni gübre oluyor işte zaten o zaman. Simgesi aynı demek. Aynı sınıf gübre sayılıyor. Salla. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela o mantıken bana şey geliyor mesela. Doğal gübreyle şey aynı. Bizim gübrenin adı neydi? Bir dakika, onun simgesine bir bakayım. Bak, doğal gübrenin simgesi öyle değil ama. Organik gübre diyorsun. Organik gübre apayrı bir şey. Organik gübre sıvı oluyor. Katı olmuyor organikle, bir de. Organik de doğal gübre. O ayrı. Aynı şey değil demek ya. Yok, suni gübre ile organik gübre ayrı. Suni gübrenin simgesi şu şekilde. Organik gübrenin simgesi şu şekilde. Şimdi paletlerde sıvı gübre var. Okey, sıvı gübre böyle. Herbisit böyle, aynen. Top sıvı gübre. Evet, bu katı gübre. Katı gübre suni gübre. Tamam. Bak, suni ile katı gübre aynı şey. Aga. Tamam. Suni ve katı. Peki suni ve katı aynıysa bunları direkt suni gübreye de katı gübre diyebiliriz. Okey. Peki ekstra daha ne gübreler var? Tam katı sıvı diye ikiye ayrılıyor işte o zaman. Tamam, evet. Suni gübre katı gübrenin alt sınıfı diye sayarsak suni gübre katı gübre. Sıvı gübre katı gübre. Yani sıvı su gübre yani ve madde halinde gübre. Okey. Şimdi peki başka gübre çeşidi var mı? Yok. İşte sıvı gübreyi bu atıyor zaten. Okey. Suni gübre de katı gübre sayıldığı için katı gübre atıyor bu. Okey. Katı gübre simgesi bu. Peki gübre dağıtıcılar ne atıyor? Heh Görkem, gübre dağıtıcılar da işte hayvandan çıkan gübreyi atıyor. Onun adı da hayvandan çıkan gübre diyeyim ona da, ne diyeyim bilmiyorum. Onun da simgesi farklı. Ekstradan bir de hayvandan çıkan sıvı gübre var bir de. Ha bak Görkem, tamam, bulamaç tankıyla organik gübreyi aynı şey taşıyor. Sen dedin ya bunların tankları var bulamacı taşıyan diye. Ne dedin bir daha söyle. Bulamaç da hayvandan çıkan sıvı gübre demek oluyor. Hayvandan çıkan sıvı gübrenin adı bulamaç. Aynı zamanda organik gübreyi taşıyabiliyor. Organik gübrenin simgesi bunlarda. Yani ikisini de taşıyabiliyor bulamaç tankı. Evet, bulamaçla aynen. Organik gübre de sıvı gübre demek. Yani o da sıvı gübre. Hayvandan çıkan sıvı gübre. Ama işleniyor işte anladığım kadarıyla. Anladım. Şimdi bizim bir de domuzlardan çıkan katı gübremiz var. Yani anlayacağım bizim domuzlarımız hem katı gübre hem sıvı gübre üretiyor aslında. İkisini birden üretiyor. Bize lazım olan şey şu. Sıvı gübreyi biz bizim şeyle atabiliyoruz mu? Bizim aletle tarlaya. Hayır, hayvandan çıkan sıvı gübrenin simgesi farklı. Yani bulamaçın simgesi farklı. Sıvıyı da katıyı da şey yapamıyoruz. Hayvandan çıkan ürünlerin simgesi tamamen farklı. Yok, hayvandan çıkan gübrelerin tamamen simgesi farklı. Bunlarla hiç alakası yok. İkisinin aynı mı peki? Değil. Katı sıvının farklı simgesi. Tamam. Aha. Bize o yüzden şu lazım, gübre dağıtıcı. En küçüğünü alayım mı? Yani en küçüğünü alayım, bence yeter. En küçüğünü mü? 28.000. Onun bir tık pahalısı 33.000. Al 33.000, niye al ya? Değil mi? Çok bir fark yok. Aynen 33.000 alayım. Aynen. Ondan da bir tık pahalısı 50.000. Orada biraz fark var. Geç. Peki 9 metreküp alıyor. 4.9 alıyor. 3.8 kilo alıyor. 8.15. Aa tamam, 8.15. 15 metreye kadar atıyor. Hızlar aynı. Tamam, 33.000'liği alayım, aynen, çok bir fark yok. Buna ek bir şeyler ekleyebiliyor muyum? Sprey sistemi FAV4 diyor. Başka ne var? F4'e 5000 ekliyor. Niye? Ne değişiyor? Ha Görkem. 8 metreye atıyor ve 15 metreye atıyor. 15 metreye atması için bir 5000 daha para vermek gerekiyor. Ne yapalım? 8-15. Yani bence verelim, evet. Verelim. Yani şu aleti takacağız. Geldim bulamacı almayı denedim. Bulamacı alamıyorum zaten. Şimdi geldim bir de şeyi almayı deneyeceğim. Evet, dene bakalım. Yani sıvıyı almayı denedim, alamadım. Şimdi katıyı almayı deniyorum. Onu da alamıyorum zaten. Tamam, evet. O hayvandan çıkanı onlar almıyor bizim. Direkt bunu satalım o zaman, değil mi? Evet, onu ben satacağım. Ben de onu satacağım. Bunu satın alıyorum. 5000'le 15 metreye kadar atıyor. 38.000'e bunu aldım. Tamam. Bu şimdi hayvandan çıkan katı gübreyi alıyor sadece. Bulamaca almıyor. Yani direkt gübreyi alıyor. Katı gübreyi. Hayvandan çıkan katı gübreyi alıyor bu. Bulamaçı almıyor. Peki bulamaç tanklarının fiyatı ne kadar? En düşüğü 22.500 aslında. Bulamaç tankı da alabiliriz. Onun bir yükseği 37.000. Bilmiyorum. Bunlara da sen bak istiyorsan. Atları, bulamaç tankları işte. Direkt bakabilirsin buradan. Bulamaç tankı. Şimdi bizim bulamaç tankı almaya ihtiyacımız var tabii. Çünkü satacağız. Hepsini kullanamayacağız mı? Öyle mi olacak? Bulamaçı alamayacağız yani bulamaçı. Bu senin aldığın... Bu aldın römork mu gübre atıyor? O evet, katı gübre atıyor. Hayvandan çıkan katı gübreyi. Tamam. Bunun kapasitesi ne kadar ki acaba? Hani acaba bunda şey ihtiyacını da giderebilir miyiz ki? Ne ihtiyacı? Satma ihtiyacını da bunda giderebilir miyiz ki? Hani satmamız gerekirse bunda satmaya götürebilir miyiz ki? Gübreyi mi? Öyle bir şey olur mu? Aha. Ya fazla olursa tabii canım, satılır bunlar. Sonuçta taşımak için bu yani gübreyi. Biyogaz tesisi alıyormuş 63 euroya. Çok düşük fiyat alıyor ama o zaman, götürür. Tamam, o zaman şey yapmaya gerek yok ya. O zaman bulamaç tankı almayalım. O ne işe yarıyor? İşte ama bulamaç ne işe yarıyor onu bilmiyorum işte. Onu çözmemiz lazım. Şey onu çözmemiz lazım. Onu anlamadım. Lan. Ne oldu? Ha, onu mu koyacaktın? Ha. Bak. Önden atladın ya. Ulan evet. Ben de buraya traktör yolladıydım. Öyle mi? Ha. Ya ben bir deneyeyim dedim olur mu diye, de oldu. Traktör yolladıydım. Dur, traktör gelmesin ya. Sen gelme ona abi. Bak. Hallettim ben bunu böyle. Şimdi işte, o zaman ben bir markete geldim. Pratik Türk zekası. Buradan suni gübre spreylerine geldim. Suni gübre spreyini sattım. 24.000 euroya sattım. Çok iyi. Tamam. Aynen. Ondan sonra bulamaç tanklarına bakayım bakalım. Aynen, bize bir bulamaç tankı lazım. Ama bulamaç tankının daha ne işe yaradığını çözemedim ama. Onları şimdi bakayım bir. Daha doğrusu bulamaç. Tarlayı bulamaç ile gübrelemek için kullanılır diyor oğlum. Aa, bulamaç da mı gübre? Tamam, sıvı gübre, katı gübre işte. Tamam, okey. Hayvansal sıvı gübre, hayvansal katı gübre. Mesela şey değil mi? Bu 22.500 liraya 15 metre şey yapıyor, gübreliyor. Oha, o da iyiymiş. Bir dakika, bizim... ne kadar gübreliyordu? Ya zaten satmak için ona ihtiyacımız var. Onu alacağım bence. En düşüğünü al o zaman ya. Yani satarız olmadı. Çünkü ileride domuzlar çoğaldığı zaman en azından satarız. Yok tabi. Bak, tanklar sıvıları taşır diyor aga bak. Mesela bu farklı yalnız. Bu 8-2 alıyor. Aynı zamanda su falan da alıyor o zaman herhalde. Ne? Aynı zamanda suyu falan da taşıyor herhalde o zaman o. İkincisi. Evet, söylemiyor. Tanklar sıvıları taşır diyor sadece. Ama simgelerinden bakman lazım. Simgesinde gübre var. Su bulamaç var mı? Yani. Şu su mu demek bilmiyorum ki. Bu ne demek ya? Bu çok değişik bir... Yok. O organikdir. Yeşil renk. Altına dalga varsa yeşil dalga. Aynen. O organik gübre. Onu daha nasıl yapacağımızı çözemedik. İkisini de alıyor, evet. Bulamaç tankları aynen. Onların ikisini de alıyor. Niye aldık ki o zaman diğerini? Senin aldığın halini niye aldık ki? Bu da katı gübreyi alıyor. Hayvansal katı gübreyi. Tam da şimdi bak. Şimdi burada bir tane alet var. Bulamaç tankı. Bu bulamaç tankı aynı zamanda gübreliyordu, tamam mı? Taşımanın yanı sıra. Ve altında sembolünde hem sıvı gübre var hem katı gübre var. Hayır, hem sıvı gübre hem katı gübre değil. O organik gübre, işlenmiş gübre o. Ayrı bir şey o. Sıvı işlenmiş gübre o. Satın alabiliyoruz sadece. O mu? Bu dalgalı olanı sadece satın mı alabiliyoruz? Bizden çıkmıyor mu bu? Altı dalgalı olan var, üstü yeşil. Onu işleyeceğiz işte. Biyogaz tesisinde artık nasıl işlenecek bilmiyorum ama. İşleyeceğiz mi peki? İşlememize gerek yok. Bulamaçta yaparız. Yani bilmiyorum o kadarını. Şimdi ama çözmemiz lazım. Benim ona göre bir şey almam lazım. Bir dakika, organik gübre ne kadara satılıyor? Organik gübre satılmıyor. Aga, organik gübre tam ne işe yarıyor bilmiyorum. Hani neyi değiştiriyor bilmiyorum ki. Organik gübre yapmamıza gerek var mı işte bilmiyorum. Gübre sistemini bir araştırmamız lazım. Okudun mu hiç gübrelemede bir şey diyor mu? Rehberde. Yani bir şey demiyor. Acaba bunu alarak hata mı yaptık ya? Acaba direkt çok kullanmadan satsak mesela hangisinden daha çok çıkıyor? Ama eninde sonunda lazım olacak ki ya. Bir dakika dur, bir dakika. Mesela bulamaç ne kadar çıkmış şu ana kadar? 345 litre çıkmış. Katı gübreden ne kadar çıkmış? 185 litre çıkmış. Yani bulamaç daha çok çıkmış Görkem. O zaman bunu alarak hata yaptık ya. Ama nasıl neden hata yaptık ki? İşte katı gübre, hani organik gübreye dönüştürmemiz nerede işimize yarayacak? Hayır, direkt götürüp katı gübreyi satacağız. Ha, satış için diyorsan o zaman her şekilde lazım tabii ki. E tabii canım, ne yapacak, elimizde dolacak taşacak. Öyle öyle dolacak işte, yani uğraşmamıza değer mi işte. Bilmiyorum. Ya mecbur, ama onu aldık yani, orada üretiyoruz, satmayacaksak niye yapıyoruz bunu? İşte tarlaları gübrelemek için. İki tane gübre var zaten, mesela bulamaçlı gübreyelim, diğerini satalım mesela, ikisi aynı para. İkisi aynı para mıydı, bir dakika. Aynı para. Satış fiyatları aynı. Gübre bulamaç 63-65'e ha, 2 oynuyor. Bulamaç daha değerli. 2 euro daha. Birini satam, birini şey yapam, tarlayı gübreleyem. O zaman yani tamam. Yani içinde taşımak için tank lazım. Bulamaç daha değerli. Mesela bulamaçı o zaman satarız. Normal gübreyle de gübreleriz o zaman. Olur. Yani ben şimdi bir tane bulamaç tankı alıyorum o zaman. Aa, yani evet. O zaman ben şey alayım agacım. Ben bunu şuraya koydum. Ha dur, niye koyuyorsam dur bakalım. Gübreyi içine alabilecek mi? Onu bir deneyeyim. Hem zaten bunun yeri var, doğru ya. Onu şuraya koyacağız işte. Buraya. Ha bak. Azıcık bir şey. Gübre oluşmaya başladı. Hayvandan çıkan katı gübre. Hayvansal katı gübre. Şunu ben... Aga şimdi o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Buraya koyuyorum. En ucuzu 15 metreye atıyor. Zaten 15 metre gayet güzel. Şimdi en ucuzunu almazsam, biraz daha pahalısını alırsam, diğer pahalılar gübreye atmıyor. Sadece taşıyorlar. Tabii kapasiteleri ona nazaran çok fazla. Ama ekleniyordur herhalde. Bir gir bakalım içine. Belki eklenti olarak vardır. Doldur bakalım. Doldurdu. Ayarla desem. 190 litre. Güzel. Gübre. Tamam Gökhan, ben buradan katı gübreyi alabildim buna şu an. Sıkıntı yok. Yani bu makine çalışıyor doğru şekilde. Hocam şey yok ya. 190 litre. Eklenmiyor. Aha Görkem, sana bir şey diyeyim mi? Ne var biliyor musun burada ayarlarda? Ne var? 2 kat gübreleme modunu etkinleştir var aga. Tek seferde yapacağız gübrelemeyi. Oha. Evet. Herhalde o oysa güzelmiş. Yani. O güzelmiş. Aga şimdi sen benim ne almamı öneriyorsun? Bence bulamaçtan kalalım yine. Ha sen ne farkı var diyordun? Dur bir geleyim. Ben şimdi de geleyim. Bakayım. Ha, gel sen de. Bulamaç tankı. Buna eklenti olarak var mı? Bu dağıtmıyor demiştin. Girdin mi şimdi? En baştaki eklenti gübreliyor aynı zamanda ama kapasitesi düşük. Diğerleri sadece taşıyor. 2 tanesi. Yok. En baştaki tamam. Diğerleri çöp. Taşımak için ne gerek var canım? Ha bak, bu bir gübreliyor. Ama bak aga, şeyi anlamadın sen. 2 tane gübre çıkartıyoruz. Bir tanesiyle tarlayı gübreleyeceğiz, diğeriyle satacağız. Diğerini satacağız. Ha doğru da, ama acaba yine şey yapmaz mıyız ki ya? Gene belki bulamaçta kullanırız gene. Bence yani satacağız da, mesela bunun litre ne kadar alıyor? 8,2 metreküp alıyor. Yani ya ama diğerleri 2 kat alıyor. 2 katından daha fazla alıyor diye. Ha dur, öyle miydi? Falan. Mesela bu ne kadar alıyordu? 15 metreküp. Evet doğru. Ama şimdi aga onu da öyle yani bir, şeyini yapamıyorum şey ki. Şimdi ya, tamam en küçüğünden alam ya. Onu da kuramıyorum ki kafamda. Evet boş, bilmiyorum. Şu an zaten kafamızda kuramadık. Ya bunu alayım işte evet. Yarın bir gün bir şey olur, gübreleriz bununla falan. Evet bununla. Evet. Oğlum amma çok bulamaç tankı ile ilgili bir şeyler var. O tekerlek markası değişiyor. Ne var? Tamam al. Michelin var. Michelin. BKT. Başka ne var? Sen onu yap, olur. Ben sana traktör yollayayım. Kontinental nerede ya? Diğerinde Kontinental de koyabiliyorduk. Ondan koyacaktım. Ben sana hemen şu traktörü bir yollayayım. Oraya sen onunla getirirsin bunu. Şuraya git bakalım. Başla. Dur bakalım dönebilecek mi acaba? Vallahi dönüyor. Aga bunu da aldık. Vallahi gübre işine sağlam girdik, sana söyleyeyim mi? Evet. Sen traktör mü yolladın bana? Yolladım evet, geliyor şu an. Tamam yola çıktı. Kendisi geliyor şu an. Okey. Şimdi bu neydi ya? Moloz kırıcı. Büyük moloz kırıcı lazım bize de. Tamam, sen de onu getire dur. Güzel. Ne bunu biz... Büyük ha, var mı ki büyük monos kırıcı? İşte bilmiyorum ki. Talep edip duruyorlar. O sanki yoktu biliyor musun? Yok muydu? Bak bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Şey, ha, molos kırıcı, taş toplayıcı değil mi? İşte molos kırıcı yok. Yani anladığım kadarıyla bu köydeki insanlar büyük molos kırıcı talep ediyor. Birinin almasını istiyorlar. Yani anladığım kadarıyla öyle benim. Hani işlerini görmek için yani biri alsın, biz ona şey ödeyelim. Kira, yani kullanma parası ödeyelim gibi. Anladığım kadarıyla. Şöyle düşünmediydim. Olabilir. Aynı bunlar şey gibi. Molos kırıcılar. Şeyler var ya Görkem, hani garaj alıyorsun mesela, sana para getiriyor. Nasılsa hani köy halkı kullanıyor herhalde. Ha. Tamam, bu atlar burada, suları var. Okay. Neydi ya? Molos kırıcı. Büyük molos kırıcı. Dur bakayım bizim güneş. Römork olarak yok ama alet olarak mı var acaba? Römork olarak yoktur tabii canım, şey direkt koymalı bina gibi bir şey olması lazım diye tahmin ediyorum. Ha, bina gibi lan oğlum, ben de evet. Aletlere bakıyorum ya, alet zannediyorum. Yo yo, alet değil. Anladım. Bu bizim güneş panelimiz. Bu da bayağı kazandırıyor bize ufak ufak. Güzel. Görkem, şimdi dediğim gibi bizim bu marullardan birini iptal etmemiz lazım. Bunları bir şeye dönüştürmemiz lazım. Şimdi yani ikisini en azından. İkisiyle marul üretip ikisiyle başka bir şey üretelim. Marul neden çok para ediyor? Çünkü marul işlenen bir ürün değil. Direkt çiğ köfteyle sarıp yiyorsun işte marulu. Ya marul öyle bir şey değil anladığım kadarıyla. O yüzden marul 2000 falan ediyor. Peki mesela çilek ne kadar vallahi ediyor? Bak öyle. Çilek 470 falan ediyor. Domates 1000 ediyor. Ya marul 2000 ediyor Görkem. Bunlar ya çileğe 4 katı fark atmış mesela. Yani. Ama iki katı maliyet var marul üretiminde de. 2 kat emek var. 2 kat şey var. Hem, para var. Hem marul bir de doğru. 2 kat su çekiyor. Aa evet, bu çilekler şey yapıyordu değil mi ya? 2 kat palet çıkartıyordu. Onu bilmiyorum paletin nasıl evet, çıktığını da. Evet, çilek aga. Çilek tek suyla 2 palet çıkartıyor. Yani çilekte de çok palet işi var. Amerik daha çok olacak. Evet yani çilekte ama domatesde öyle yok. Bir su alıyor, bir domates çıkartıyor. O zaman bakayım bir domatesi ne üretebiliyoruz? Bir şey üretebiliyorsak domatese çevirelim bir kısmını. İki tanesini mantıklı domatese mı döndürsek bence mantıklı, evet. Dur ben de bir bakayım, ben de merak ettim. İkimiz de bakalım, belki bir şeyler buluruz. Ben de geliyorum şimdi. Niye tıklayamıyorum? Bakalım ne lazımdı? Domates. Evet, domatesden bir şeyler üretebilirsek. Çünkü domatesi direkt satmayız. Yani satmak mantıksız. Domatesi bir şeye döndürmek lazım. Ne diyecektik? Domates bir şey yarıyordur mutlaka da ben geçen niye görmedim onu? İnşaat zaten diyecektik. Etmedim. Binalar. Bunlar binalar, silolar, silo hatları, konteyner, aletler, çiftlik evleri, üretim. Buna bakacağım. Hayvanlar, dekorasyon falan filan. Üretim. Fabrikalar, şey satış noktaları. Domates yok. Domates yok mu? Aynen. Ha, molos kırıcı da... Oğlum molos kırıcı 10.000 euroymuş lan, yapayım. Büyük molos kırıcı ama. Sadece molos kırıcı diyor. Vay, büyük molos kırıcı talebi deyip duruyorlar ama bilmiyorum. Lan molos kırıcı var 10.000 euro ya, böyle bir alet. Vay, o olur mu bilmiyorum. Hasat ettiğim ve ürettiğim malları bir satış... Ha lan, açıklaması zannettim. Molos kırıcıyı koyunca para mı getirecek? Bunu da anlamadım ki. Sera bir de çok ucuz ya. Yemin ediyorum var ya, Sera'dan zengin olursun aslında da. Abi bu satış noktaları çok mantıksız ya. Ben bir şeyi yakına satacağım diye neden bu kadar para bayılayım ki? Birazcık yol çekerim. Sonuçta satarım ama... yani. Biyogaz tesisi geç. Bu ne? Fırın. Evet, fırında domates yok. Marangozluk yok. Mandıra domates yok. Tahıl değirmeni yok. Yok. Var ya, hiçbirinde yok ya. Evet, iplikane yok. Şeker değirmeni yok. Terzi dükkanı yok. Mısır gevreği yok. Yağ değirmeni yok. Üzüm işleme yok. Fırın. Ha, niye 2 fırın var dediydik? E, ikisi de aynı harbiden ha. Bu bir hata büyük ihtimalle. Geç. Marangozluk. Bir dakika, burada her şey tekrar ediyor. 50, 60, 70. Evet evet, var aynı şeylerden. Bir yerden sonra tekrar ediyor. İplikane. 60. Yanlışlıkla koymuşlar bunları. Bir yerden sonra yani hangi gübreyle gübreleyeceğimize nasıl karar vereceğiz biliyor musun? Bu da 2 kat uygulama oranını etkinleştirdiği, onu da yapabiliyoruz bunda da. Şeye bakacağız. Hangisi daha uzun atıyor aga? Hangisi? İkisi aynı atıyor ya, 15 metre. Diğeri de 15 metre. Ben taktım ona. Aynı atıyorlar. Onunla bir almayı denesene, bulamaçı bakayım bir. Hem domuzların orada dursun zaten, direkt al. Oğlum bir şey diyeceğim, bulamaç yukarıdan dökmüyor mu lan? Buna nasıl dolduracak bunu? Bak şu an aklımda deli sorular. Bir dakika, nasıl? Peki, bulamaçı şuradan vermeyecek mi? Evet. Galiba. Ha bir dakika. Ha doldurdu. Nasıl doldurdun lan? Nereden doldurdun? Doldurdu mu? Aynen, İyi. Doldurdu. Tamam. Gökhan bunu güzelce buraya yanaştırsana. Burada kalsın bu. Yani bu burada duracak zaten. Bunu bir yere götürmeyeceğiz. Doğru. Direkt koy gitsin bir yere istiyorsan. Direkt şeyde kalsın. Yerinde. Ha yerinde Traktör kalsın. Takarız, doldururuz. Evet evet aynen öyle. Ben şey de öyle yaptım işte. Hani katı gübreyi de öyle yaptım. Burada duruyor yerinde. Dolanayım gireyim de düzgün koyayım. Aynen onu düzgün koy. Neye bakıyordum ben? O zaman Gökhan çileye geçelim ve şeyi koyalım. Ama işte ne gerekiyor? Tamam de. Denemiş olalım aga ya. Yani denemiş olalım. Tamam bir tanesinden yap, denemiş olalım. Mesela zaten en ucuza fırın biliyor musun? 50 bin. Aga, bir şey diyeceğim. İş yükü de çok artacak. Çilekten 2 tane verirse. Ya doğru öyle söyle. Ama mesela çilekten ne yapılır biliyor musun? Aga iş yükü artacak ama bir pastayı 6.000'e satıyoruz be. Daha önce hiç o fiyata bir şey satmadık. Evet de yani ne kadar şey yapıyor. Yani sadece direktten yapmayacak. Daha ürünler de olacak. Da yine mutlaka karlı oluyordur tabi. Bir dakika, pasta. Kek. 6400. Evet doğru diyorsun. Şimdi bir suyla 2 çilek çıkartıyorsa yani zaten şey gibi olacak ha. 2 çilek serisi zaten marul gibi olacak ki. Sonuçta 4 palet çıkartacak bir günde. Aynı 4 serinin 4 palet marul çıkartması gibi bir günde, anladın mı? Aynen. Yalnız şöyle... Ya mesela pastayı satma zamanı yok. Yani direkt gidip istediğimiz zaman ürettireceğiz mi? Bakayım bir dakika, pastayı var mı yoksa? Var. Bakayım. Ha Eylül ve Ocak'ta satılıyor aynı. Eylül veya Ocak. 2 ayda da satılıyor. Anladım. Ya ama işte şey sıkıntı. Taşıma işi sıkıntı ya bunları. Taşıma işi sıkıntı. Bir de 2 çilek çıkacağı için. Tam çileğe girmiyoruz mesela. Kanola'ya niye girmiyoruz? Kanola yağına girelim. R3 bir dakika, R3 Via takip etmiş. Teşekkür ederim takip için. Aga basit zaten ama benim buradaki amacım sera işini hafifletmek. Aynen ama o iş hafiflemeyecek işte. Çileye döndürdüğün zaman daha artar. Yani en az marulda olur yani. Evet. O zaman 2 serayı satmak dışında başka çaremiz yok. Yani ikisini satarsan hafifler. Yani hafiflemesi lazım. Başka işe girelim. Her işi yapalım. Marul daha rahat. Terzi işine girin. Biz her işi yapmak istiyoruz ya oyunda. Her işi görmek istiyoruz. Yani belli bir şeye yoğunlaşmıyoruz. Ya derdim o yani. Her işi yapayım. Doğru. Marulun şeyi fazla. Hani tamam da çok fazla marulun. Yani diyeceksin ki başka paletli iş olmayacak mı? Olur. Ama hani en azından derdim biliyor musun? Aylara bölelim yani palet işini. Tek seferde çok sıkıcı olmasın. Mesela marul işi öyle. Tek seferde çok sıkıcı. Hani tek seferde çok hızlı marulları satıp falan yapmamız lazım. Hani işleri bölmek istiyorum aslında bir anlamda. Hani başka palet işleri de gelir ama ufak ufak girelim, anladın mı? Hani arıyla uğraşıyoruz, palet yumurtacılıkla uğraşıyoruz, marulculukla uğraşıyoruz falan filan. Aynı zamanda başka palet işleriyle de uğraşalım istiyorum yani. Hani her ay muhakkak palet işimiz olur ama tek seferde az uğraşmış oluruz. Şimdi bu 4 tane sera çok zorluyor yani. Açıkçası. Satalım aga, tamam satalım bence o zaman ya. 2 tanesini. Satalım. Acaba ileride işimize yaramaz mı? Yani bilmiyorum. Ya bana kalırsa sıkılmayız. Sırayla falan yaparız. yavaş yavaş yaparız. Mesela aga niye şey yapmıyoruz ki biz? Atıyorum mesela hepsini 3 sıra mı koyuyordun sen? Evet. İşte aga 3 sıra olunca her gün buradan alalım, römorkun üzerine koyalım işte. Yani öyle de olabilir de ne bileyim. Otomatik satışa koyabiliyorsunuz ama kar bayağı düşüyor. Otomatik satış. Var öyle bir şey, direkt koyalım. Bir dakika, otomatik satışa nasıl koyuyoruz peki? Biz görmedik ki öyle bir şey. Öyle bir şey seralardan mı ayarlanıyor otomatik satış? Yani öyle bir şey varsa yaparız. Şey ziyaret et diyor, çalıştır diyor, devre dışı bırak. Pazar mı kurmamız lazım acaba ki? Bir dakika. Acaba pazarın açıklaması ne ki? Ne yapmam lazım otomatik satış için? Modsa moda girmem. Ama yok, senin otomatik satış. Otomatik yüklemiyor. Ama ya o da mod olabilir. Sağdan seç abi marulu. Depoluyor diyor. Evet. Marulu depo inşa ediliyor. Çalışıyor diyor. Tamam. Marulu seçtim. Aa, çıkış modunu değiştir var oğlum marulda. Bak. Yo, bende yok. Değiştirdim, satılıyor oldu. Bende yok. Ha sen direkt aşağıda. Ha tamam, buradan bakıyorsun sen. Oğlum direkt satılıyor diyelim mi hepsine? Marul sıktı mı? Oğlum sera mera alalım. Tamam, parayı bulduk. Bir dakika, nasıl aşağıda ya? Ben hala göremedim. Bak aga dur, ben de gireyim. Ya geldim bir tane seraya. Tamam mı? Sağ taraftan giden ürünler diyor ya. Marulu seç. Depolanıyor yazıyor altında hatta. Evet. Aşağıda çıkış modunu değiştir var. Geri falan en aşağıda. Gördüm. Evet. Oradan hepsini yapayım hatta ben bak sana. Satılıyor. Tamam. Satılıyor. Yine bu ne yapıyor? Depolanıyor. Satılıyor. Vallahi iyi söyledi ya, kim söyledi sonu var ya. Abi böyle ben bir ton sera koyarım o zaman. Sadece su getirmek ama lazım. Ama ucuza satılıyor diyor. Ya doğru da. Ucuza gidiyor diyor. Tamam, parayı bulduk, gel. Anladık. Vallahi gel içerisi soğuyor, gel. %40-60 düşüyor ama. Dur geldim. Vallahi eyvallah, sağ olasın R3 ya, aydınlandık bir anda ha. Sağ olasın. Yani aydınlandık. Bir gece daha aydınlandık kardeşim. Evet, biraz öyle oldu harbiden. %40-60 oranında düşüyor ama. Düşer, düşsün ya, boşver. Evet, neyse tamam, iyi. Eyvallah, sağ olasın. Vallahi ilk defa şey yaptım, gördüm. Çıkış modunu değiştir. Başka ne yapıyor? Dağıtılıyor, depolanıyor. Dağıtılıyor da ne yapıyor lan? Dağıtılıyor ne demek ki? Onu biliyor musun? Dağıtılıyor. Allah Allah. Dağıtıyor da fabrikana veriyor direkt. Ha. Direkt fabrikaya veriyormuş dağıtıyor da. Tamam o zaman iki tane ser alalım. Marul satılıyor. Okey, hepsi satılıyor. Vay be. Bir tane sera alalım. İyiymiş valla. Aga sera alalım da sera bildiğim pasif gelirmiş. Bu aynı şey arılarda falan var mı acaba ki? Bence var ya, onlarda da vardı şimdi. Ama arıları bir menüde falan göremiyoruz ki. Dur hayvanlar menüsünden bakayım mı? Hayvanlarda yok. Evet ama hayvanlarda yok. Hmm. Bugün Tropico 4 olmak ya da olmamak var. Tropico 4 var bugün. Tropico 4 var. Arı hayvan olarak sayılmıyor. Paranız eksilmiş. Bir şey satınca paranız nasıl eksiliyor? Paramız eksildi. Bir sürü şey aldık. Hayvansal katı gübre ve hayvansal sıvı gübreye girdik. Aletler aldık 2 tane. Bak şurada. Biri burada. Hayvansal katı gübre. Bunu yeni aldık. Bir de hayvansal sıvı gübre. Şunu aldık. O yüzden paramız gitti. Arı nasıl ya, hayvan değil. Oyuna göre değil. Ha. Aga şey artık o kadar para işimiz kalmadı o zaman. Marul bildiğim pasif gelir harbiden. Ya hayır, marulla uğraşırım. Koy, çalışsın. Ya marulla uğraşırım, sıkıntı yok. O seralda dediğin yöntemi ben 50 tane sera koyarım zaten. Sıkıntı yok. O ayrı bir şey şimdi. Yani ama çok kar getirmeyecek işte. %50 yarısı falan diyor. Evet. Ya benim derdim, ben yine marulla uğraşalım. Ama bu kadar olmasın yani. Ben diyorum ki o yüzden 2 serayı şey yapalım. Satıyor yapalım. 2 serayı depoluyor yapalım. Hayır, hani bence direkt hepsi satılsın ya. Ne gerek var ki? Ama o zaman da işte bize uğraşacak yapmadım iş kalmıyor zaten. Kadar. Tamam da bize uğraşacak iş kalmıyor ama. Aga sana uğraşacak iş olur ya. Olmuyor işte. Yani zaten marul dışında benim çok da uğraştığım bir şey yok. Marul, ben şu zamana kadar en çok neyde vakit harcadım dersen marulları forklift'le dizmekte vakit harcadım. Ne güzel işte aga. Ne kadar az işin oluyorsa, ne kadar otomatiğe bağlatıyorsak parayı, daha iyi işte. Bir anlamda doğru ama hani boş kalırsak da etrafta, hani tam o dediğin seviyeye ne zaman geleceğiz biliyor musun? Çok paramız olup sürekli bir şeyler haritaya koymaya başladığımız zaman olur. Hani ufak tefek işler görüyoruz ama şu an çok boş kalıyoruz. Bayağı boş kalıyoruz. Ya bu oyunda ama her zaman bu olacak ki. Ya ama ileride çok para geldikçe hani bir enerji santrali daha koyayım, bir şey daha koyayım, bir şunu daha yapayım, işte su getireyim diye yine işler olacak canım. Yine otomatiğe bağlayamadığın işler zorunlu olacak yani ileride. Ya olur aga da yani ben o seviyede olduğumuzu düşünüyorum zaten yani. Şu an inek hariç her şeyimiz var herhalde. Yok ya, bence yine marulla uğraşalım ya. Daha üretim zincirleri kurmadık. Üretim zincirleri kurmak lazım. Mesela. Evet aga, ne bileyim. Bana saçma geldi yani 2 tanesini depolayıp 2 tanesini satacağım. Yani zaten 2 yani serayı satalım direkt. 2 serayı satalım bence zaten direkt. Gerek yok. Hayır, o zaman niye satıyoruz ama zaten para gelecek oradan, bedavadan hiçbir şey yapmadan. Tam o zaman işte ki? O zaman satılıyor da kalsın işte. Ben ikisiyle uğraşırım. Marullarla. İşte o da yani hani ikisini zaten römorka yüklemişsin, takibini yapmışsın, ne zaman satılacak falan, satmaya gitmişsin yani. Hani iki seranın paletini de ben taşıyayım mesela sıkılıyorsam. Canım işte çok işe giriyorsun işte, öyle olmuyor ama mesela şey yani o zaman arıcılığı da salalım mesela, onda da palet satıyoruz aynı zamanda, onu yeni 2 tane daha sera koyalım, anladın mı? Senin dediğin o yola geliyor. Ben her işi yapalım diyorum, hani buradan fiil olarak marul çıkıyor işte, yani marulda üretiyoruz anlamında, anladın mı? Hani öyle bir şey diyorsan. Öyle bir şey oldu mu? Tek bir işe girdim mi zaten? Dediğim gibi o zaman tek bir işe girelim, 10 tane sera koyalım, hepsini arıcılığı sallayalım, hani paletli işi. Amacımız paletli işleri sallamaksa ben diyorum ki marulla yani marulla da uğraşalım. Amacımız zaten paletli işleri biraz sallamak olmalı ya. Bak mesela arıyı sallayamıyorsun, mecbur götüreceksin. Yumurtayı sallayamıyorsun, mecbur götüreceksin. Ama mesela marulu sallayabiliyorsun. Niye sallamayayım ki? Zaten palet işlerim var. İşte getirisi az oluyor. Bir de palet işlerim var da günde bir palet balı zaten koydun mu bitiyor yani. Hiçbir iş kalmıyor ki sana. Yapacak bir şey tamam kalmıyor. Yani ama mesela 4 tane seramız var. O arıdan da 4 tane yapalım. Tavuktan da 4 tane yapalım. O zaman ne yapacaksın? Yine hala marul yapmak istiyorum diyeceksin mi mesela? Evet, marul da evet. Yani her işe girelim diyorum işte mesela. Seracılığa da girelim, moloz kırmaya da girelim. Yani oyunda bir sürü iş var işte, hepsini yapalım. Her işe giriyoruz zaten. Marula girdik zaten, yapıyoruz da demek istediğim şu. Yani mesela 4 tane sera koymuşuz, o yüzden seradan sıkılmışsın mesela. 4 tane arı koysak arıdan da sıkılacaksın. Evet. 4 tane tavuk koysak ondan da sıkılacaksın. Evet, her işi yapalım diyorum işte ben o yüzden. Ama mesela arıyla balığı salamayacaksın. Arıyla tavuğu salamayacaksın ama marulu salabiliyorsun yani. Tam büyütmem işte yani ona göre arılığı falan. İşte marulu niye salayım işte, bu işi de yapayım işte yani. Çünkü boş kalıyorum yani onun dışında. İyi, öyle diyorsan aga öyle yap o zaman. Öyle yapalım. Ya yani çok boşta kalıyoruz yani. Oyunun başına dönmüş oluruz o zaman yani, öyle mal gibi bekliyoruz, uyusak vakit geçsek diye bakıyoruz yani. Ya marulda da senede bir gün. Toparlanıyor mesela. Tam serinin bir günü işte marula ayırdık işte, 12 tane iş bulsam her gün yapacak iş bulurum kendime. Bir sene balla uğraşırım falan filan, anladın mı yani, öyle. Doğru diyorsun. O zaman iki tanesini şey yapalım, dediğin gibi depolayalım, iki tanesi direkt satsın. Yani aslında gerek bile yok, kaldırsak da olur. Aynen. Yok ama niye kaldıracağız? Bedavadan para geliyor, maliyet yapmışım, almışım. Tam o zaman iyi. O zaman o öyle seradan bedavadan para getirecekse. Yani 10 tane koy yana işte, yani o seraları o iş ayrı bir şey, tamam. O işi sen ayrı bir yerde yap. Ben orada marulların numunelik sera işine girmiş olmak için var zaten iki tanesi sadece. Sinek ürktüsüm ya, nasıl kaşınıyor kolum şu sinekler yüzünden. Tek ürktük yaptığım şey şu sinekler. Değil mi? Sinekleri komple yok etmek lazım ya. Şimdi bana şu traktör bir lazım. Şunu bir ver bana. Katlama sırasında... O ne demek ya? Ha. O senin dediğin iş için pasif gelir de ona bir sürü alırız o sera. O iş kolay. Ben numunelik hani... Hayır aga, burada grev yapıyorum. Aşık grevi, oturdum. Yıktırmayacağım seraları. ayda bir sera işi de yapayım yani sonuçta. Bir ay işte marul. Bir ay bal satıyorum işte. Bir ay şey yapıyorum. Hani her ay satışım var. Her ay uğraşacağım bir işim var yani. Tamam abi, o zaman işte her ay uğraşacağımız kadarını depoluyor yapalım. Diğerini direkt satıyor yapalım. Şu an tam olarak öyle yaptık işte. İki sera zaten aynen depolanıyor. Aynen onu yapalım. Yok ondan sonra şey dedin ya, satalım dedin ya, satmayalım. Ha sen. Ya o dediğin iş ayrı. Tamam ben serayı yıkalım dedin zannet. Ya yıkmayalım da işte yanına öyle yapacaksan zaten 4 tane 10 tane koy. Sera ucuz zaten. Ya öyle de aga yine şey var mesela, su getireceğim bunlara falan. Yani atçılık da öyle mesela. Ya tabi canım at, da işte. Büyük at çiftliği aldım mı ne yapacağım, onu da almayayım o zaman, kolay kazanç diye. Su getirmeyeceğim, hiçbir şey getirmeyeceğim. Atı satmaya yakın süreceğim, satacağım ondan sonra. Evet. Mesela o da kolay kazanç, ona da girmeyelim o zaman. Hayır canım ona girelim, bak ayrı bir şey söylüyorsun sen şimdi. Öyle çok ayrı bir şey söylüyorsun. Ben sana diyorum ki ya zaten pasif gelir su da getirirsin. İki sera neye yetecek yani? İki seraya su getirdin getirmedin. Öyle otomatik dağıtılıyorsa ben o seradan 10 tane koyarım yani. Tamam mesela hani at koymaktan bir fark yok ya. Mesela at da koy 10 tane aga. İşte oyunda başka işe de girelim yani, amaç o yani. O ayrı bir şey. Girelim. Yok girelim. Girelim de yıkmayalım yani seraları. Yani yıkmayalım. Tamam bu arkadaşın dediğinden sonra zaten o seraları yıkıp yıkmama mevzusuna geldik zaten. O dediğin otomatikleşme işini yeni öğrendik zaten. Tamam ben bir yerde satma işini, senin dediğin satma işini şey zannettim. Yani komple satalım ikisini. Yani yıkalım anlamında bir yerde zannettim de. Hayır o arkadaşın dediği iş apayrı bir iş zaten. Ona diyorum 10 tane koy zaten onun yanına, o ayrı. Zaten ya ben bu kadar mal dedi o. Öyle olur şeyler. Yani ne diyeyim, sen desem haklı olacak diye bir şey demiyorum. Ya öyle yani, durum tespiti o, mal demek. Oyunun başında hatırlıyorum ya, hiçbir şey yapmıyorduk. Öyle mal gibi vakit geçsin diye bekliyorduk. Çünkü yapacak iş yoktu yani. Hani bir ay marul satarım, bir ay bal satarım, bir ay atların bir şeyini satarım, bir ay gübre satarım. Belki sürekli uğraşacak iş bulmak lazım. İçeri palet vereni satışa koyman gerek. Çok dar orası. İçeri palet vereni satışa koyman gerek. Çok da orası. Yo ben giriyorum, hallediyorum onları. Sıkıntı yok ya. Bunları 2-3 sene önce yaptık. Şimdi bundan sonra mı yapamayacağız? Sıkıntı yok. Tamam buralar tamam. Şimdi onlardan ikisi zaten satılıyordu. İki tanesi şeyde. Ben ayarladım onları. Sen değiştirmedin değil mi hiçbirini? Depolör yok ellemedim. Tamam ben bu ikisi, bu taraftaki bu ikisi de işte otomatik satıyor. Ya zaten arkadaşın dediğini yeni öğrendik. Yani o satılıyor, otomatik yapıyorsan işte bu ikisinin yanına istediğin kadar yap zaten. İstediğin üret, o beni ilgilendirmiyor zaten. Onlar pasif orada duruyor. Ben sera işine girmek için benim iki tane marulum olsun. Hani bal işine girmek gibi işte. Bir ayda marullarımla uğraşayım ben burada. Tamam. Mantıklı o zaman, tamam. Tamam dediğim mantıklı. Evet. Tamam başka yapılacak bir şey kalmadı değil mi? Tarlalar ne alemde? Bir dakika. Biz bunları ne zaman ekeceğiz? Ne zaman biteceğiz? Dur bir bakalım. Şubat, Mart, kanola. Oo daha kanolaya çok var. Kanolanın boylar kısa ya belli. Evet daha kanolaya var. Tam uyuyalım o zaman, bir yarına bir bakalım. Peki satılacak bir şeyimiz var mı? Biz her ürünü sattık değil mi bu ay? Bizden çıkan her ürünü sattık. Satıldı ya. Yumurtalar da gitti, ballar da gitti. Değil mi? Yumurtalar da gitti, onlar aynen da gitti. Evet. Marulları da sattı, kanola falan filan. Yumurtalar. Gübre dalgalanmasında bakalım. Sürekli bir tip gübremizi satalım mı? Mesela bir bakayım. Bulamaç Ocak'ta satılıyor. Gübre de Ocak'ta satılıyor. Her iki gübre de Ocak'ta satılıyor en iyi. Tamam. Mesela şu an Ocak'ta yani seneye olacak yani. Tamam onu ayarladım. Yani tamam, eğer ki şey çoğalırsa domuzumuz çoğalırsa satarız. Tamam ben uyuyorum o zaman. Uyuyorum. Tamam uyu aga. Abi önüne su deposu ekleniyor. Silahlarından birer tane alın. Yılda bir kere su verirsiniz. Artıtır ve büyük su tankta kiralayın. Yılda bir kere derden çekin abi suyu bedavaya. Suya para vermezsiniz. Sıra verirsiniz sadece. Doğru olabilir. O dediğim mantıklı evet. Su depolarını da biliyorum. Ekstra su depoları. Onları da koyarsak dediğin gibi yılda aynen bir defa su vermemiz falan gerekebilir. Aynen ileride. İnek işine de evet, girelim. Evet. Ondan sonra ya inek işine girdiğimiz zaman zaten şey kalmıyor fark ettiysen. İnek işine girdiğimiz zaman gerçi fabrikalar kalıyor. Fabrika işleri kalıyor. Aga bunu direkt keşke yere atsaydın yani 32 litre ya bu. Bunu ben nasıl yok edebilirim şimdi? Vallahi aga bunu var mıydı? Yani direkt ay boşa gübre sıkı verecektin işte. Öyle bir şey yok muydu? Vardır. Yapabilirdim. Tamam aa bize tohum da kalmış ha. Tamam şu arkaya koyalım onu. Şu arkada kalsın. Yaparız onu. Dediğin şey mantıklı evet. Dediğin şeyi şey yaptım şimdi hatırladım. Okay. Bir inek işine girelim de inekten sonra zaten ondan sonra elimizdeki halihazırdaki şeyleri büyütmek kalıyor bize. Evet aga inek işi çok karışık. Hayvan falan kalmıyor. Alacağımız yeni bir şey kalmıyor yani. Şimdi aga şu hayvanlar bak domuzların yine besini bitmiş 3000 litre. Oğlum bu domuzlar çok yemek yiyor ya. Bunlara biz nasıl yetiştireceğiz yemek bilmiyorum yani temel besin dediğin ne acaba? Yani bizim her şeyi depolamamız lazım var ya. Oğlum. Hayvanları beslemek için para harcıyoruz. Oğlum bir de 10 tane lan. Kaç tane alıyor oğlum burası? Evet. 10 tanesi bu kadar yiyorsa biz ileride domuza çalışacağız herhalde. Yandık harbiden. Harbiden yandık. Ne yapacağız şimdi? Buraya ben bir ara tağılı ekledim de az bir şey ekledim yani. Getir bilmiyorum. Tağılın hepsini boşalt ya. Başlarım oranına şeyine. Buğday mı? Ha. Kanolayı yaptığımız zaman bunlar buğdayın biraz yemiş olurlar. Biraz da kanola getiririz. Yine fulleriz. Yani acaba buradaki dediği oranı tutturunca ne oluyor acaba ki? Ne bileyim valla sağlıkları falan mı değişiyor? Bak şu an sağlıkları %0 ha. Ama ha evet. Bak sağlıkların %0 olması doğru değil. Evet. Ama aga burada dediği oranları tutturamazsın ki yani yok temel besini %50 koyacağım, yok tahılı %25 koyacağım, yok protein %20 koyacağım. Olacak. Bu çok zor olacak, ki. Bunu ben nasıl yapayım? Yani yapamazsın ya. Yapamazsın toplam kaç bin litre. İmkansız bir şey yani %100'ü yakalayamazsın yaklaşırsın hani uğraşırız yaklaşırız ama. Bir de kaç seferde yapacağım. İstiyor. Abi oradaki oranlar katlanmıyor diye biliyorum. Ha en fazla %40 mesela %25 mi alıyor kanolayı mesela %30 almıyor mu zaten? Gibi. Yo ben bayağı tahıl koydum. Fazla koyabildiydim. Yüzde kaçını doldurdun ama acaba? Getireyim mi birazcık? Yüzde kaçını mı? Bayağı doldurdu ya. Yarıya geldiydi. Oranlar katlanmıyor peki, ne kadar tahıl koymamız lazım peki? Ne kadar tahıl koymamız lazım? Tahılın yüzdesi kaç peki? 25. Yarıya kadar koyamaman lazım o zaman. Ya da şey mi oluyor? Yani hepsinden sen döküyorsun, hepsinden olduğu zaman o altın orana gelmiş mi oluyor ki acaba? Hani oranları çok önemli olmamakla beraber. Kendisi bir yerden sonra dengeliyor. Onu ben biliyorum da. Yani de nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. Tamam o zaman ayarlarız canım o zaman. Ne olacak? İşte zor. Hepsinden biraz dökeriz işte. Hepsinden %25 elinde ne varsa dök. Tahıl artı kök versen 20 olan 25 olmuyor diye biliyorum. Ha evet. Tamam. 20 olan 25 olmuyor. Evet bunlar sabit de. İşte bunları her seferinde nasıl ayarlayacaksın? Yani tam bitmeden nasıl? Bir de bu yani çok yemek gidiyor. Yani bunu her ay ayarlaman lazım bir de bunu. Hassas ayarda yani. Bilmiyorum inanılmaz ya zor. Her ay ayarlamayacaksın ya. İşte fulleyeceğim çok... Fulleyeceğim bir kere. Ondan sonra azaldı mesela. Hatta mesela %10 azaldı. Getir tamamen buğday dök mesela o %10'luk yere falan. Zaten bir yerden sonra falan dengeleyecek. İlla %100 altın oranı yakalayacağız diye bir şey yok ki. Zaten temel besin zaten diyor. Zaten kendini dengelemek için çalışıyormuş. Aynen, o biraz öyle çalışıyor da. Peki temel besin diyor. Temel besin %50. Temel besin dediği ne ki? Kanala temel ayçiçeği. Yoksa şey mi? Bu satın aldığımız mı sadece ki acaba? Ayçiçeği, soya fasulyesi, patates. Yo, temel besin ayrı bir şey. Şeker pancarı. Kök meyveleri, acaba kök meyvesi dediği ne? Meyve diye bir şey var mı burada? Ayçiçeği, soya fasulyesi, patates, süpürge darısı, şeker pancarı. Oğlum hepsini koyamayız ki. Ha gerçi hepsini koymayacağız zaten. Kategorilerini koyacağız. Yani ben bunu çok nasıl yaparız bilmiyorum valla. Sen tam buğday getir koy ona da. Ben şu marulları bir halledeyim. Onları hallet aga da sonra ben kaçayım ya, olmazsa atayım. Olur. Tamam, şuradaki marulları bir alayım ben. Şunlar artık buraya. Buradakiler çünkü otomatik satışta artık. Lan durma şu nerede ha? Şunları bir ver bakayım bana. Bunları karşı tarafa aktarayım ben. Bir 5000 litre falan getiriyorum işte, biraz koyayım. Kanola çıkana kadar götürsün, biraz da kanola dökeriz. Tamam, ondan ver artık, onu nasıl yaparız bilmiyorum işte. İşte götürmüyor ya, çok yiyorlar. Aynen. Harbi de kazandırsa. Evet. Bizim ekinlerin hiçbirini satmamamız lazım o zaman, bunları besleyeceğiz diye var ya. Ya yarısını falan satmamız lazım. Doğru. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Neyse canım ya, zamanla olur, dur bakalım. Şimdi ben bir şey planlayamadım kafamda. Şu ben marulları bir alayım karşıdaki de. At kolay mesela, at sadece yulaf yiyor yani değil mi? Bir dakika. Yulaf ekeriz at için, sıkıntı yok. Bir de saman istiyordu herhalde o. Yo evet. Oğlum bunların samanları bitmiş lan. Eyvah. Hiç dikkat etmedim ona. Saman değil, kuru ot istiyor, yanlış yazmışlar da. Evet. Kuru ot. Aga ben kaçayım o zaman. Kaçacaksın mı? Hı. Nereye kaçıyorsun? Kaçacağım. Şimdi bir dakika dur. Şunlara bir bakalım, kaçarsın dur. Bakalım. Şu günü bir bitirelim. Şimdi o şeylere vermek lazım. Kuru ot vermek lazım. Kuru otları var onların yanında. Bir tane alıp koysana bir şeyle, balya soksan. Kırmızı traktörle, bakayım. Masseyle. Tamam, şimdi bunlar burada kalsın. Ben de şu balları da bir düzenlemeye gideyim. Ya ben şu arı kovanlarının da yerini değiştireceğim zaten. Şuraya bir yere koyacağım onları. Arıları. Lan oğlum yanlış samanı getirdim. Bunların samanı ha, onları değil, evet kuru ot. Ben oradan aldım. Yo onu bırak sen, yerine kuru ot alacaksın. Tamam, daha bal olmamış. Mesela bak onu diyorum. At sadece temel besin ne diyor? Kuru ot, yulaf ve süpürge darısı sever diyor. Tamam, zaten kuru ot o. Yulaf veya süpürge darısı verebiliyoruz zaten. O da yulaf olur büyük ihtimal. Yulaf ekersek bunu halledebiliyoruz. Tavuklar ne yiyor? Tahıl yiyor sadece. Yani işte tahıl, buğday, arpa ne oluyor? Bunlar tahıl sayılıyor mu? Kanola sayılmıyor. Kanola protein sayılıyor. Yulaf. Buğday, arpa, yulaf, bence bunlar tahıl sayılıyor. Bunlardan birini tavuklara verebiliyoruz. Temel besin bir kere tahıl olmuyor. Bundaki temel besin farklı. Her şey yani mısır. O zaman bunun temel besini mısır herhalde. Ama mısır protein sayılmaz mı? Bilmiyorum ki abi, ne ekiyor yani, güzelce keşke belirse oyun yani. Temel besin derken neyi kastediyorsun? Mısır mı? Buğday, arpa, hadi tahıl olsun, okey. Kanola protein bir kere. Ayçiçeği bilmiyorum. Soya fasulyesi bilmiyorum. Patates bilmiyorum. Süpürge darısı bilmiyorum. Şeker pancarı. Kök meyveleri ne mesela? Bir de ayrıca da su isterler diyor da tamam bunlar ayrı. Bilmiyorum artık ne yaparız. %25 zaten tek bu var. Başka yok ki. Bir dakika. Görkem sen 7900 litre koymuşsun bunlara tahıl. Domuzlara mı? 4 yok ya 4000 litre falan getirdim işte toplam o kadar olmuştur. İçinde 4000 litre, 7000 %25. Oğlum sanki bu %25'te kilitlenmiş gibi sanki. Allah bir dakika Allah. Ya. Bakayım. Evet %25 işte. Bir saniye. Oğlum yoksa harbiden duruyor mu %25'te ya? Şunu bir doldursana. Tamam bir 8000 litre daha götürüyorum. Bitir bakalım. E peki bu sironun kapasitesi yok mu yani böyle sınırsız koyabileceğiz miyiz hepsinden? Var ya kapasitesi var. Bence. Oğlum kapasitesi yok mu harbiden ha? O yukarıdaki tesir gücü harbiden ha kapasitesi değil. Bir dakika ya. Oğlum olabilir harbiden. Bak bakalım. Oğlum kapasitesi yok herhalde harbiden yemin. Tam öyleyse iyi yani. Öyleyse iyi tabi. Öyleyse çok iyi hatta. He. Öyleyse bir bak bakalım bir. Yukarıdaki aga, bar arttı mı? Yok toplamı var ya tesir gücü de. Aga şu an yok bar artıyor mu? Hala %25. Evet aga içerideki tahılın miktarı artıyor ama yüzdesi değişmiyor. Basmadı. Bir dakika yukarıdaki tesir gücü. Tahıldan %25 ister diyor ama parantez içinde. Bar artıyor. Bar arttı. Bar arttı ya. Ama tesir gücü de arttı. Nasıl olduysa. 25 bonusu abi. Ha bonusu. Sağlıklarına olan bonusu. Ya tahılı fulleyeceğiz, temel besini fulleyeceğiz, proteini, kök meyveleri fulleyeceğiz mi bu barda? O mu olay? Abi işte aga bunların hepsini fullesek olur zaten. Ha tahıl verirsen bu hayvanın etkisi %25 oluyor anladım. Yani sağlığı en fazla %25 olabilecek. Temel besini de eklersen %75 olacak anladım. Tamam bu şekilde %100'ü tamamlamaya çalışacaksın. Tamam okey onu anladım. Peki kapasitesi nasıl olacak? Yani şu an tahıl verdik ama o tahılın barını mı fullleyeceğiz? Mesela onu tahılı fullersek o zaman temel yok, besin eksik kalacak. Aynen. Yok, tamam bir de arkadaşın dediği doğru. Bunlar karışım oranları değil Görkem. Hani %50 tamam, temel besin olacak demiyor. Anladım. Evet. Anladım. Tamam şimdi anladık. R3 Via. Tamam dediğini şimdi anladık evet. O zaman biz hepsinden dolduralım buna. Aynen hepsinden dolduracaksın ama fullememeyi toplam kapasiteyi fullemeyeceksin işte hani yer kalsın hepsine. İşte bence burada toplam kapasite yok Görkem. Yok var toplam kapasite var. Şu an yarıdayız. Toplam kapasite. Yarıya yaklaştık. Ha evet. Oğlum her şeyden koymamız lazım ya. Aynen. Ya evet. Koyabildiklerinden işte aga hepsinden koyamazsın zaten mesela da. Keşke aga, temel besin olsa. Temel besin önemli ya. Baksana temel besin %50 çünkü. %50 evet temel besin. Temel besin ne olduğunu bulsak %75 evet. Bizim için çok güzel bir oran. Hatta aynen. Kanola çıkıyor %20'sini de buradan veriyor %95 oluyor hatta. Evet protein kanola proteine ekleni onu eminim. Temel besin bence mısır biliyor musun? Temel besin. Mısır olabilir. Neyse çözeriz ya sonra yapacak bir şey yok. Bize Görkem arazi lazım arazi. Bize yeni tarlalar lazım. Evet, pahalı işte. Hatta pahalı. Görkem sana bir şey diyeyim mi? He. Yani biz tarlaları daha da bölsek farklı şeyler için. Mesela bu büyük tarlamız okey kalsın da şu yandaki tarlayı olabilir. Mesela 3'e bölsek olur mu? Olabilir bakayım ben. Yani her şeyden azar azar olsun. Şu tarlaları 3'e bölsek bence süper olur. Şimdi büyük tarla kalsın ön 73, 75, 76, 74 var bizde. Zaten bu tarla ikiye mi bölüktü bizim? Yok. Evet. Teke bölüktü. Ya alttakini ikiye bölük. Birleşik değil mi? Ha? Alttakini ikiye bölük 74'ü. 74'ü ikiye mi böldük? Evet şu an yani yarısı bu tarafta işte yarısı burada kaldı da. Ha yok onu demiyorum. Şu anki yani güncel düzende şey haritaya girsene bak bir. Dünya haritasına gir oradan. Evet haritadayım. Şimdi bir turuncu var, bir yeşil var ya. Tamam. Ha, şimdi işte bu turuncu alana ortadan bölelim 76-74'ün ortasından. Burası iki tarla olsun. Bir de ana tarlamız 3 tane şey. 3 tane şey yetmez mi sence şu an? Yeter ama atlar için ekstradan yulaf da lazım. Buğday da lazım. Hayvancılığa girsek hele ineğe girersek inek neler istiyor. Aga bak şimdi buradan mesela buraya ana şeyimizi ektik. Mesela ne ektik? Mısır ektik mesela, tamam mı? Ana besin. Ondan sonra bu tarafa geldik mesela şey ektik. Buğday ektik. Buğdayın altından çıkan domuzlara verdik. Buğdayı tavuklara yedirdik. Aynı zamanda bir kere evet. Falan da ekledik. O buğday standart bir kere evet. Buğday kesin ekilecek. Bence aga bunu bölsen 3 tane tarlamız olsa böyle şu an yeter bence. Ama atlar için yulaf lazım. Yulaf neyden yapılıyordu? Ha, ekiyorsun direkt yulaf ekeceksin. Tam bir tanesine evet. Yulaf ek, bir tanesine buğday ek, bir tanesine de mısır ek. Ne eksik? Kanola mı? Protein mi eksik domuzlar için? Bir tanesine mısır ek. Bunların hepsini yakalayamazsın ya. Nasıl yakalayacaksın bunların hepsini? Doğru yakalayamazsın ama domuzlar için temel besinin ne olduğunu öğrenirsek ondan en azından %50 ile onu kurtarsak yeter. Sonra ekstra şey yaparız. Abi nedir bu temel besin ya domuzlardaki? Acaba mısır mıdır ki? Bak. İnternetten bakayım belki bir şey bulurum. Biraz zor ama. Soya fasulyesi, patates, bilmiyorum. Tam olmadı öyle yaparız. Bunu böleriz. Buradan ıvır zıvır şeyler falan filan. Artık bakarız bir şekilde. Neyse ya. Bir şekilde bakarız artık. Ballar. Tamam. Hah marullar çıkmış. Ben de diyorum marul çıkmadı. Marul niye çıkmadı diyorum ben de. Ben şuradan bir marulları alayım. Şunları bir yerlerine koyalım. Dur hiç yangın oldu mu oynadığın bölümlerde? Ha dur onu ya kafa gitti ki bende. Yangın oldu tabii. Yangın neler oldu. Yanardağ patladı ya. Yanardağ patlayınca ne biçim yangın oldu Tropico 4'te. Son oynadığım bölümde de oldu bu arada yangın. Yine yanardağ patladı. Niye oldu? İtfaiye koydum. Yanardağ patladı doğru ya. Yine turistik adada yanardağ varmış. Ben dikkat etmedim ona. Haliyle adada yanardağ olur. İtfaiye yetiştirmeye çalışıyordum son anda. Öyle bir sıkıntı vardı en son. Oluyordu. Keşke o yayında olsaydım. Çok güzel bir şeyler. Bu mod değil mi ya? Bir tane adamdan izliyordum da. Paletleri yükledi direkt şeye, kasaya. Evet o mod. Oldu 2 sefer oldu, daha da olacak şimdi. O anda olsaydı. oluyor yangınlar oluyor ya, yanardağ her an patlayabiliyor. Ama itfaiye var artık, itfaiyemiz var. Onlar direkt söndürüyorlar. Tamam şimdi bunlar böyle kalsın. Hayvanlara su getirmeye ihtiyaç var mı? Bir dakika seralara su getirmeye ihtiyaç var mı? Ona bir bakayım. Yok. Hayvanlar, tavuklar. Oo tavukların bayağı yemi azalmış. Nerede şu? Bu ne? Şunu bir götürelim. Abi yanardağın üstüne kocaman taş koyalım. Bilmiyorum ya fırlatır onu taşı. Sıkışırsa fırlatır basınçtan. Ya da açacak bir delik bulur yani, sıkışmazsa da. Kenarlardan falan. Doğan'a her şekilde istediğini alır. Şu tavukları bir besleyelim. Galiba şöyle yapınca... Fakat temel besin mısır. Tek mısır mı acaba? Onu bilmiyorum ama mısırdan alıyor. Mısır adam mısır koyuyor, temel besin artıyor. Tamam, mısırsa bizim o zaman mısır da ekmemiz lazım. Mısır ekersek bir şerdöverin ucuna takılan aletten almamız lazım. Aynen. Bence var ya, komple büyük tarlaya mısıra girelim. Hasadı, hani mısırı satalım da bence. Çünkü mısır değerlidir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Tamam, bir bak bakalım. O zaman bu ay mısıra gireriz. Bir bak bakalım mısırın fiyatı ne kadar? Dur ben de bir bakayım şimdi şuradan. Mısır. Aa, çok da pahalı değilmiş ya. Kanola 1100 1300'e falan gidiyor. Mısır'a bakayım. Ucuz ya. Mısır. O mısır daha da az. Ya böyle hani katma değer yapılıp satılabildiği için mi ucuz ki acaba? Belki de öyle bir şey olabilir, evet. Mısır gevreği yapıldığı için belki. Olabilir. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bence yine mısır ekelim ama o ay mesela tarladan gelir elde etmeyelim. Bir kısmını satarız yine, çok az bir kısmını. O mısır tamamen bizim hayvanları beslemek için kalır. Olur aga, olur, bence mantıklı. Evet, silonun mantığı o, işte depolansın böyle... diye. Evet, evet, doğru söylüyorum bak. Aynen, bu arada öyle tek hasattan hepsini almak zorunda değiliz dediğin gibi. Tabii. Ya siloda depolarız, her üründen olur elimizde yani. Aynen, mısırın çok azını satarız, bir kısmı yine kalır. O zaman tamam, aynen, mısır ekelim. Hatta satmayabilebiliriz. Ha, belki de. Yatırım bunlar yani. Tabii tabii. Ya hayvana yatırım yapıyoruz çünkü biz burada. Aynen, ama o tarlayı ikiye bölmek lazım. Dediğin gibi toplamda 3 tarlamız olsun. 2 tanesi aynen küçük, bir tanesi kocaman. Bence iyi olur. Birine yulaf, zaten birine buğday kesin. O yulaf buğday ikisini kilitliyor zaten. Büyüğüne de sürekli değiştiririz artık. Bakarız duruma göre. Silomuzda biriktikçe de para lazım oldukça deriz Görkem şunu alalım, para lazım. Artık en çok ne var siloda ondan satarız mesela. O tarz bir şeyler yaparız. Tamam. O zaman mısır ekeceğiz. Peki biz kanoları ektikten sonra ne kadar boşta yatacağız? Kanolayı biçtikten sonra neredeyse bir yıl boştayız ya. Ama küçük tarlalara ekeceğiz. Arpa ve şey. Ha tamam, onlar ayrı tabii, ben mısırı düşünüyorum da. Kanoları ektikten sonra o tarla boşta. Diğer ürünleri de kovalamamız lazım. Okey, kovalarız onları da. Onlara da bakarız. Tamam, böyle yapalım ya. Tamam. Öyle olsun. Tamam aga, ben kaçıyorum o zaman. Tamam, anladık sonunda, çözdük bir şeyleri. Evet, öyle olur artık. Tamam şey, sen onunla şey vermişsin. Bir dakika, ha mesela sen bu ata şey verdin. Ne kadar saman aldı peki bu? Ha, kapasite var doğru ya, bir dakika. Mesela at %40, 5500 litre aldı. Tamam, tesirine etki ediyor, onu koymuşsun. Temel besini çok azalmış mesela. Neden samanın hepsini almamış? Neden dolmamış? Ha, çünkü şey dolmuş. Okey. Toplam 7000 litre alabiliyor. O dolmuş çünkü. Saman almış. Ha, aga, bu arada temizliklerini bilmiyoruz ya. Atları yine temizleyelim, şey yapmasak bile, sürmesek bile mi? Yine temizleyelim ya. Sağlığına falan etki ederse temizlikle. Belki de. Denemek lazım. Bence iki tanesi. Özellikle bir hayvanı yap, ondan test edelim. Tamam, sadece boş ver ya. Sen bilirsin. Temizlemekte bir şey yok zaten, temizleriz. Doğru. Onu demezdim. Ama aklımdakini demem. Biraz tehlikeli olur. Son 9 gibi hasattan değil, üretimden kazanacağınız abi. Üretimden kazanacağız. Tabii doğru, evet. Üretime de gireceğiz de daha giremedik işte. Para lazım üretime. Yani üretimden kazanırız. O işlenmiş ürün para eder. Ama daha henüz giremedik ona. Olur o da olur. Şimdi dakika, benim bunu buraya koymamda ne gibi bir tehlike var? Ben bunu buraya koyarsam full hepsini saman doldurma ihtimali var. Sıkıntı. O yüzden şöyle bir şey. Bu burada olmaz. Bunu yana aktarmam lazım. Tabii üretimden iyi kazanıyoruz da bakarız. Aklındakini demem tehlikeli olur. De canım, ne olabilir? Şunu bir al bakalım şuradan. Bu buradan alıp durmasın sürekli bunu. Çünkü toplam kapasiteyi meşgul eder. Yulaf getirdiğimiz zaman koyacak yer olmaz. Tamam o zaman ya Görkem. Tamam. Devam ederiz sonra. Aynen, sonra devam edelim. Tarla işlerine bakarız artık, neyi ne zaman ekeceğimizi bir biçelim de ikiye bir bölelim bakalım tarlaları. Tamam. O zaman bakarız. Tamam, artık. Tamam, hadi iyi geceler o zaman. Depolayalım, tamam. Tamam, haydi iyi geceler, görüşürüz. Hadi görüşürüz, iyi yayınlar. Haydi sağ olasın, bay bay. Tamam. Bu bug'da kalmış. Ses yapıyor. Niye bunları elimle tutamıyorum? Hafiflemişler işte. Allah Allah. Dur şu bug'da kalmış. Bir saniye. Tamam. Okey, neyse artık devam ettiğimizde yapacak bir şey yok. Bu kadar. Şunu da nasıl yok ederiz bilmiyorum, bu suni gübreyi. Ona da bir ara bakarız. Bir dakika, onun satışı var mı? Onları satabiliyor muyuz? Suni gübreyi. Her birini mesela burada görebiliyor muyuz onların? Zannetmiyorum ama. Elde 0 var. Nasıl elde 0 var abi? Suni gübre var bende. Hem de bu palet halinde var yani suni gübre. Allah Allah. İlginç. Mineralli yem ne ya? Tam karışık tayın bir parçası olarak eklenebilir. İnekleri beslemek için. Ha, oh, bir de ineklere gireceğiz. Of of, çok karışık abi ya. İnanılmaz karışık. Nasıl yapacağız bilmiyorum. İnanılmaz. Bak, suni gübre nasıl yok diyor elimde ya. Bu da suni gübre üstelik. Suni gübre evet. Ama yok diyor. İlginç bir şekilde. Bir daha bir bakacağım. Suni gübre. Elde 0 var. Nasıl elde 0 var ya? Evet. Bunları nasıl yok ederiz bilmiyorum. Burada ikinci el. Ulan be, gübre dağıtıcı. Aa, mısırı biçmek için 41.000 euro. Ama küçük galiba. Ama küçük mü? Yok, 9 metre. Abi 9 metre 41.000. Bir dakika, bunu almamız gerekebilir. bir dakika. Kesiciler, mısır kesiciler. Evet. Normalde ne kadar 9 metresi? 6 metresi. Ha, bu mu? 9 metre. Normalde 79-80.000. Kaos ne? Klas. Koreo 12.74. Abi bu gider mi ya? Bakiye 49.000. Ben bunu alıyorum. Vallahi bunu kaçırmamak lazım. Ekmeye başlamadan önce toprağı havalandırın. Abi bütün para bitecek ama. Bu ne? Bak, bu da çok iyiymiş ama mısırı biçmek için bu lazım bize. Hem mısır hem aç. Allah, alıyoruz. Bir daha, artık bir dahaki yerine Görkem'e açıklarız. Boş versen bunu al. 41.000'e. Okey. Tamam. Umarım bizim biçer dövere takılıyordur bu. Abi bizim biçer dövere takılıyor de. Lütfen. Abi bizim biçer dövere umarım takılıyordur. Uyumlu olduğu şeyler var mı acaba ki? Hey buradayım şaka. Aga çok ucuza bir şey aldım. Yani inanılmaz ucuz ve yani bunu umarım bir dakika mısır kesici şu 3,8 ton. Sizin makine küçükse zor. Mısır hasatı için evet. Normalde bak bunlar küçük hep. Bunlar küçük ve fiyatları şey 80.000 euroluk şeyi 41 lira aldım. Bu zor çeker onu. İkinci el evet ikinci el ucuzdu da. Ulan deneyeyim mi ya? Yoksa hemen satmam lazım ha. Zarar etmiş oluruz. Dur bakayım bir dakika. Abi ver şu biçer döveri. Şu bir dakika deneyeceğim abi. Yoksa direkt şey yapalım. Geriye alayım vakti ne bileyim. İkinci elde işte biçer döver kaldırıyor mu? Zor mu diyorsun? Dur bakalım bir deneyeceğim. Abi biçer döverde ne gider oraya var ya. Satarken depoya götürüp sat daha iyi veriyor parayı. Menüden satma. Öyle mi? Öyle bir şey mi var? Allah Allah. Deposu neresi ki? Marketin deposu öyle bir şey mi var? Oo bu biçer döver gidene kadar. Menüden satmayayım deposu var. Satın almanın kenarında. Allah Allah nasıl ya? Bugün güzel aydınlandık. Harbiden öyle oldu. Bugün bayağı öyle oldu da. Satın almanın kenarında hiç satma yerini görmedim. Eseceğim sıfırla biçeri. Ha dur öyle bir şey var değil mi? Dur yapayım şimdi deneyeceğiz sonuçta. Bir dakika nereden sıfırlıyordu? Kan şuradan haritadan. Şuradan sıfırla. Yani şurası şey değil mi? Tamir yeri değil mi o? Lütfen takıl, lütfen takıl. Yes. İşte bu. Tamam çok iyi. Oldu. Tamir yerinde. Allah Allah burası aynı zamanda satış yeri mi? Abi çok saçma ben burayı sadece tamir yeri zannediyordum. Allah Allah öyle bir şey mi varmış ya? İlginçmiş valla. Ben orayı sadece tamir yeri sanıyordum. Ya oyun hiçbir şey öğretmiyor ki. Ben böyle oyunlara sinir oluyorum yani. Şöyle bir şey söylemeyen. Yani nasıl ben keşfedebilirim ki? Orası tamir yeri işte bariz bir şekilde. İnanılmaz sinir bozucu. Sen şuraya git abi. Satış da var abi. Çalıştır abi. Evet. Satış. İşte bilmiyordum ben onu. İşte saçmaymış o. Ben bunu nasıl kendim öğreneyim ki? Tamam bu kendisi gide dursun işte bu kadar sonra bakarız artık. Okey bu kadar benden. İyi işte uygun fiyata bayağı iyi bir mısır biçen aynı zamanda ayçiçek de biçiyormuş. Aldım. Bir dakika bir şey daha merak ettim. Mısır biçer dövenin ucuna kaç uç takılabiliyor? Yani kaç çeşit uç? Kesici takılıyor ve bu. Ha özel ayçiçeği biçen kesici var. Bak ve bu bayağı bir ürünü biçiyor. Yani buğday türü, soya fasulyesi, süpürge darısı falan. Bunları full yapıyor kesiciler. Okey. Peki mesela silaj makinesi kesicisine ya. Silaj makinesi kesicisi. Ha çim. Tamam bu da çimleri şey yapıyor. Okey. Mısır kesici de mısır ve ayçiçeği. Ha tamam başka da bir şey yokmuş. Okey güzel. Tamam çıkıyorum artık daha fazla. Şuradan oyunun zamanını tekrardan 15 yapayım bir daha unutursam diye. Şöyle yükseltmeleri varsa aracımda onu da yapıyor. Mısır'dan. Ha, yükseltmeleri de mi sonradan yapabiliyoruz? Oha, çok iyiymiş ya. Ben bir kere öyle aldık aldık, yoksa bitti diye şey yapıyordum. Mısır'dan yapıyorsun. İnekler için lazım. Evet evet, tabi. Tamam, şöyle 15x. Okey. Kaydet oyunu. Bir dahaki sefer unuturuz falan filan. Tamam, iyi oldu ya. Çok uygun fiyata aldık. Diğerleri küçük, 9 metre yapıyor. Baya hızlı bitecek en azından. Mısır için. Ama para bitti tabi. Yapacak bir şey yok. Neyse.